İnce ile sizlerle birlikteyiz. Bugünkü turnuvamızda İç Anadolu bölgesi elemeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Ve bu canlı yayında Satranç Medya ekibi olarak ben Emre Askureç ve yanımda Sabrican Onay Yontar sizlere hem maçların anlatımında hem de turnuva hakkında bilgilendirmede yardımcı olmaya çalışacağız. Tur başlamış gözüküyor Tur başlamış aslında. gözüküyor. Oyunlara geçebiliriz. Zaten turdan sonra bol bol konuşmak için ve turnuvayla alakalı bilgi vermek için zamanımız Aynen öyle. olacak. O yüzden maçları hiç kaçırmayalım. Ve ben ilk olarak Volkan Sevgi'den başlamak istedim. FM Volkan Sevgi ve Önder Altunbay oyunuyla başladık. Sanırım birinci masa oyunu diye olması gerekiyor. Evet. Yani daha doğrusu hani normal şartlarda birinci masa olması gerekiyor. Aynen öyle. Fakat tabii diğer oyunculara da bakmak lazım. Bu arada Ankara'dan muhtemelen güçlü oyuncular var. Çünkü takım olarak da. Ve bu arada çok Bir basit çatal bir ATF altı oldu. kaçtı. Şah çarpı F8. Fil çarpı B'di, vezir çarpı B'di. Şimdi H1 isteniyor. Uzun rok güzel bir tercih. Yani şu Güzel an bir tercih dedim. Bu arada Volkan beyazmış. Onu yeni fark ettim. tabii şu an beyaz kalitesini aldıktan sonra direkt oyunu rahat rahat oynayacaktır burada. Aynen. Kırışmaya da götürebilir ama yani şu an kalite üstünlüğünü tercih eder miydi çok emin değilim. Çünkü beyazın atları çok çok iyiydi bu arada. Bir at G5 Çok hamlesi güzel. vurdu. Evet. Tam Atlarını yerinde bir at G5 aynen geldi. öyle. Atları değiştikten sonra artık kalite üstünlüğünü daha iyi değerlendirecektir. Biraz turnuvadan gene niye bahsetmek istiyorum bilmiyorum. Hep böyle bir turnuvadan bahsetmek Ben de istedim. o ara Twitch'i kontrol ediyorum. Tabii ki. Başladım yayın. Ona bir bak Şu istersen. an evet ona bakıyorum. Bu arada evet turnuvadan azıcık Bu arada bahsedebiliriz. bir alet düştü ve siyahlar Ve terk oyunu etti. terk etti. Gördüğün sen Mustafa Berkay Özdemir ve Muhittin Buker'le oynuyor. Bu oyunu Evet, aslında bir görmemiz oyunda lazım. kuvvetli bir oyun ve beyazların bir kalite üstünlüğünü görüyoruz. 6 piyona da 5 piyon bir üstünlüğü var. Beyazların bakalım Ve A piyonu var. A piyonu var. Uzak geçer Uzak geçer. dediğimiz artık Senin A piyonun varsa benim de C piyonum var dedi ama o C piyonun durdurulması artık çok kolay. Çünkü hatta şu anda düştü. dediğin anda tabii ki oyuncuların bazı buna karşı Yani planları evet oluyor. ama kaleci biri falan da hesaplarken onu şey yapmıştım. Galiba burada bir piyon isteme hamlesi O sırada olacak. yayının sağlığına bir bakmak istiyorum. Evet. Bakamıyorum. Orada bir sıkıntı yok değil mi? Orada bir sıkıntı yok ve E5 hamlesi eğer alırsa D6 var diyor. Bakalım bu D6 hamlesinin şu anda bu arada D6 E çarpı D6'ya çözüm bulması lazım. Hala var. Ve bu piyonlar artık çok tehlikeli olacak. Vezir çarpı D6. Yorumlarınızda tabii ki bu arada sormak istediklerinizi iletebilirsiniz. Evet, sen Evet. başardın. Ben hala Twitch'e bakıyorum şu Ben de zaten an. TV'ye bakıyorum derken şeye bakıyorum. Telefona bakarken görüyorum kendimi orada. Sonunda kaleci bir hamlesi geldi. Ve artık C piyonunu Yavaş yavaş düşürecek dediğim dediğin anda bir anda şeyler mi oluyor? burada benim içimden geçen hamle eğer beyaz tarafından yapılırsa hemen söyleyeceğim. Ama tabii ki F2'nin korunması gerekiyor. F2'nin korunması gerekiyordu. A çarpı F2'yi mi şey yaptın? Bir an böyle şey. A çarpı F2 kare B2 falan düşündüm ama sanırım hayal gördüm. Ya da bilmiyorum. Tabii her zaman hoşuma gidiyor böyle işte Blackburn'u inceledikten sonra her böyle fedalı hamle ya da fedayı düşünen hamle Bir hoşuma gidiyor. de hani şey artık o maçları inceledikten sonra şeyi fark ediyorum böyle. Her oyun aslında bir iki defa geliyor o konu. Geliyor abi, geliyor. Hakikaten Kesilmiyor. geliyor yani. Yani ve hani değerlendirmiyor insanlar bir şekilde hani zaten o oyuncuların farkı da o olmuş zamanında. Ama o dönemde tabii ki şey zor. Savunma yapmak zor. Bu arada C piyonu Bir iki hamle önceden artık kale C3 patlat dedim. Kale C3, at C3, vezir C3. Yani piyon kazancıyı da devam et oyuna. Çünkü piyonların zaten kazanacak oyunu bir şekilde.
Çok Ama tabii buradan konuşması her anlattın zaman kolay. ama Senin bir lafın anlattın. vardı. Herkes Dışarıdan herkes aleyküm. aleykin. Eski dünya şampiyonunu mu övüyorsun yoksa? Seni mi geliyorum onu bilmiyorum. Onu Bu bilmiyorum arada aynen. şimdi C2'ye karşılık A5'i alma fikirleri var ama E piyonu bu sefer çok mu tehlikeli oluyor acaba siyahlar adına? Ona bakmak lazım. Yalan yok. Burada ben beyazın çok net kazandığını görüyorum yani. Yani artık Yani. bu arada at çarpı E6 gibi şeyleri kale C7'ler falan var. Tabii sen mouse'da bu fikirleri bize göstereceksindir diye düşünüyorum. Tabii ki sadece ufak bir aksaklığı şey yaptım da. Şu an herhalde yayında bir sıkıntı yok. Yayında hiçbir sıkıntı yok ya. O sana Yorumlarda söylediğim bir yalandı aslında. bize destek olabilirsiniz. Selamlar herkese. Evet, bitiş oldu galiba. Galiba Yani bitiş oldu. merkez piyonları derken işte bundan bahsediyorduk herhalde. Direkt uygulamalı bir oyun oldu. Merkez piyonları, geçer piyonlar. Bir de doğru yerde kalitenin geri verilmesi gelirse derken gelmedi. Oyun terk edildi ve Çoğu bayağı bir oyun maç bitmek. bitmiş. Evet. Üçüncü masada bir oyun Üçüncü var. masaya bakıyorum. Zeki Subaşı, Mustafa Günay oyunu. Ama beyazlar çok çok Beyazlar üstün evet ve bitiriyor oyunu galiba. kazanacaktır. Bakalım. Bir tane daha Ceren orada. Sural ya da tanıdığın isim var mı? Şurada yok bu. Yani oyunların bitmemiş oyunlara bakmaya çalışıyorum. Ceren Sural ismine oyununa bakabiliriz. Ömer Yasir Küçük, Ceren Sural oyunundayız. Yalnız konum Çok da karışık. Yani bunu yani. bu satranç sorusu diye dizseler ne oluyor burada falan derim yani. Hem öyle hem de şey olur ya bazen. Hani Ya şu bu konuma maçı 5 saniye bak. arada Dizmeye çalış. Dizebilir acaba misin? bunu dizem piyonlara baksana bu piyonları nasıl böyle denk getirmişler? Gözünü kapat piyonları böyle koy desem ben koyamam zaten baksana bunu. Aynen. Piyonları sadece dizmek bile bir mesele. Nasıl olmuş bu? Bu maça şey yapalım. Şu an bu Tur arada bittikten sonra bu oyuna bakmak istiyorum gerçekten burada bu da arada. kalite önde bu arada siyahlar. İyi taşları sayabilmene sevindim. Anca yani zaman aldı biraz ama. Kalenin biri orada, biri orada. Evet, beyazın ikinci kalesi yokmuş. A piyonu var dedim. Şimdi B7'yi ama kale B7'ye bakıyor. Aa, yani o kadar O karışık ki kadar onu karışık ki görmüyorsun tabii aynen ki. öyle, aynen öyle. Şimdi süreye oynarım ben en azından dedi ama. İkisinin de süresi çok az bu arada. Zaman Bak, temposundan bahsetmedik. Güzel oldu. bir Evet, saniye. söyle. Eğer burada Vezir H3 alırsa o da uyuyup hakikaten oyun keyiflenir benim adıma. Yok, Yok olmadı. ama Dur dur siyahlar siyahlardır. oyunun bilincinde herhalde. Hani Vezir H3 Atın bu. alsam. Mesela sadece boştaki taşları görerek oynuyorlar şu anda. Ekstra bir ama at çarpı. Güzel. O at çarpı A3 şu an yokmuş. Kale boştaymış mesela. Aynen Öyle kale boş. şeyler. Aynen. Evet, zaman temposundan bahsederken Süre bitti süre zaten. Yani bitti. zaman doldu. 3 artı 2 turnuva. Yani kişi başı 3'er dakikası var toplam maç için oyuncuların. Ve her hamle yaptıklarında ikişer saniye ekleniyor. Yani yaklaşık 60 hamle yaptığında bir oyuncunun 60 çarpı 2'den 120 saniye ekleniyor. Toplam süresine 3 dakikada zaten kendisinin başta vardı. Yani 60 hamle oynanan bir oyunda toplam 5 dakikası var diyebiliriz bir Diyebiliriz aynen. oyuncunun. Alışkın olmayanlar için belki kısa bir süre gibi gelebilir ama yani satrançta artık hızlı satranç özellikle internette oynanan satrançta çok yaygın bir tempo. Pat olmaya Burada müsait bir konumdu. evet şimdi ama doğru yerde piyonu bırakarak Evet. güzel bir şekilde bitirdim. Mahir Çakmak yani daha bitirmedi de bitirecektir diye Bitirmek düşünüyorum. üzere bir Gene üç hamle daha. patlamaları da hala olabilir tabii de Aynen. insanın bir mouse kaymasıyla bile çok şeyler değişebiliyor. Evet, bu sanırım tur biraz hızlı bitti diyecektim ama saatlerimizde 10 geçeyi gösteriyor. Yani hemen hemen o dediğin hesaba geldi Yani 5'er aslında. dakika yani toplam böyle 10 dakika falan sürüyor diye biliyorum bir tur. Tabii ki turdan sonra oyunlara bakma fırsatımız olacak ve evet şu an turdaki bütün oyunlar bitmiş durumda ve hakemlerimiz hem hile önleyici programlarıyla hem de eşlendirme programlarıyla ilgileniyor. Bu sırada da biz hem diğer oyunlara bakıp Hem hem de de turnuva hakkında bilgi vereceğiz biraz diyelim. evet 2 gün önce yani 9 Ekim'de Doğu Anadolu bölgesinin birincisini seçmiş olduk. Aynı zamanda turnuvalarda aslında şuradan başlamak gerekir. Her
bölgeden 4 kişi seçiyoruz. Ve bu 4 kişiden 3 tanesi ilk 3. Ve 4. isim, eğer ilk 3 isimde kadın sporcu yoksa 4. isim kadın sporcu oluyor. Ve her bölgeden seçilen 4 kişiyle ve Red Bull'un seçeceği 4 kişiyle bir yerde oturup bir turnuvaya katılıyorsunuz ve bu turnuva o 4 kişiyle beraber aslında takımsınız. Aynen öyle. Bölgelerin 4'er kişilik takımları var ve bugün İç Anadolu bölgesinin takımını seçeceğiz gibi düşünelim. Ama aynı zamanda tabii ki bu takımı oluşturacak elemanlar şu anda birbirine rakip ve birinci sıraya yer almak için yarışıyorlar. İlk tur bitti. Bugün 11 turla sizlerle birlikte olacağız diye düşünüyorum. Evet. Ve 11 iyi tur bizleri bekliyor diyebilirim. Güçlü oyuncular da var. Çünkü bu bayağı aslında hani baktığın zaman birinciyi seçmesi zor olan bir tabloyla karşı karşıyayız. Belki size isimler şu anda izleyicilere hani tanıdık gelmeyebilir ama bizim turnuvalardan tanıdığımız ve şampiyonlardan tanıdığımız isimler var. Bir de ekstra şu an kayıt sürecinden ve gelecek bölgelerden bahsedelim aslında. Yarın Güneydoğu Anadolu bölgesi, yani 12 Ekim'de. Cumartesi 13 Ekim'de Marmara bölgesinin turnuvası olacak. Bu arada kayıt süreçleri de o günün, turnuvanın yapıldığı günün saat 5'e kadar. 5'e kadar aynen. Bütün turnuvalar akşam saat 20'de başlıyor, yani 8'de başlıyor. Ve günleri zaten biraz önce Sabrican belirtti. İşte 12 Ekim Güney Anadolu, Güneydoğu Anadolu. 13 Ekim Marmara, 14 Ekim Ege. Gerisini sen. Evet, gerisi bende olsun. 16 Ekim Karadeniz ve 17 Ekim'de Akdeniz'de Akdeniz bölgesi elemeleri ve şampiyonası olacak. Aynı bu şekilde akşam 20'de olacak ve hala turnuva kayıtları devam ediyor. Gerek Red Bull'un Facebook sayfasından, gerek Satranç Federasyonu'nun Facebook sayfasından, gerek Red Bull'un sitesinden, Chess Masters sitesinden. Yani evet, Twitter, Instagram hesaplarında da paylaşılıyor. Ayrıca Satranç Medya YouTube kanalının topluluk kısmında da o linkleri de bulabilirsiniz aynı zamanda. Biz de günün sonunda bu canlı yayın videosunu kanalımıza yüklüyoruz. Eğer kaçırırsanız ya da belli süre izleyemediyseniz... Kaçıranlar tekrar izlemek isteyenler için. Tabii tekrar izlemek isteyenler de olabilir. Orada bulabilirler gün sonunda. Yani yarın muhtemelen onu kanalımıza yüklemiş olacağız. Evet. Süreç bu arada ilerlerken, zaman ilerlerken biz de tanıdığımız oyunculara önce bakalım. Ondan sonra belki... Zaten muhtemelen her tur yavaş yavaş bakacağımız için. Ben geçen gün İbrahim Topan'la oynadım ve veziri düşürdüm. Bu arada o oyun kazanç oyundu. Eğer İbrahim Bey de izliyorsa hakikaten iyi oynadığımı düşünüyorum. Açılıştan iyi çıktığımı düşünüyorum ama olmadı. Bu arada beyaz inanılmaz hızlı oynamış. Maç sonunda 3 dakika 50 saniyesi vardı. Yani beyazlar da fil F4 ve London sisteme biraz geçiş gibi ama fil D6 ile hemen o değerli fili kesmiş. İşte belki burada önce fil G3 gidilebilirdi. O fili hemen kesmek aslında tempo kaybı olabilir. Ama C5 fikriniz varsa şey değil. Evet, şimdi işte bu C5. Yanlış mı diyorsun? Yanlış. Neden yanlış? Şimdi E5 gelecek hemen. At F3. At F3 sürmezsen E5 gelecek. At F3 de işte Capobianca'nın kitabını okuduğumda mesela sürekli diyor ki oraya bir şekilde taşlarını çık, E5 sür, konumu rahatlat diyor. Zaten siyahlar da olaya çok hakim. Şu mouse'u Allah. Şu mouse'u şuraya koy, öyle devam et diyeceğim. Çünkü sürekli orada kalıyor, ben de mouse'a bakıyorum. Oynatamıyorum da bir de biliyorsun ha. E5, fil E2. Tabii siyahlar konuma hakim ve şuraya bakar mısın? Yani şah kanadı biraz sorun çekecek yani. Tabii şah kanadı hata gelecek gibi duruyor şu an. Fil F5'i çok anlayamadım diyeceğim. G6. Çok hızlı oynanıyor şu anda. Beyaz tarafından özellikle. Siyah A4 şansını bulursa geçmiş olsun. Niye berabere? Şah kanadı hata yapar. Şah kanadı hata yapacak. Ben çok şey değilim. Taşlarını o kadar hızlı aktarabileceğinden emin değilim. Dediğim anda değişti. Yani değişmese bilmiyorum iyice. Ben neyse dedi, vezir kanadından da oynarız. Şah kanadını da açmaya çalışıyor bir yandan da. Taşlar da bir yerlere gitmiyor biliyor musun Emre?
Biraz o var. Siyah. Biraz o var. Feda etti aslında bir taşını ve... At çarpı e4. C, D, 4. Şah e4. Şimdi... Aa. O boyun nasıl bitti çok merak ettim. Alamıyor. Alamıyor. Vezir C6. Arkadan vezir G2 var. Ben niye alamıyor, niye alamıyor diye düşünürken... Artık sonunda oradan kaçayım demiş. Ve işte... Beyazlar bu arada beyazın süresine baksana hiç süre harcamamış. Niye öyle? Hiç süre harcamamış bilmiyorum. Ve bu oyun sonu kazanç mı oldu? Ha beraber oldu. Bilmiyorum. Aa pardon kayıp oldu özür diliyorum. Yani her şeye söyledim gerçi de. Çok şey oldu ya bu arada. Ve oyun sonu şey yaktı değil mi? Yani oyun sonu beyin şey yaktı. Ulusal ulusal çalışmak istemediğimiz zayıf olduğumuz yer herhalde. Orada da bir oyun sonu hani oyun gitti mi geldi mi ne oldu biraz şey oldu. Biz de göremedik. M, N, C. Yani bu isimleri tabii ki tahmin edemeyeceğim şu an. Evet biraz zor değil mi tahmin etmesi? Onu tahmin edemeyeceğim. Ege Kara Ahmet anlayabildim ama. At F3, At F6 ve sürekli D4'te açılışlara yöneliyor evet, insanlar aslında. İyi yayınlar mesajlarını görüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Dulusan. Ya işte bunları D piyonu mecburen vermek zorunda kaldı. Flash 7. Devamında Şah 8. Şimdi sana sormam gerekiyor. Sor. Acaba beyazı mı tercih edersin siyahı mı? Güzel sordun. çok zor soru. Ya şimdi beyazdan bakarken bu biraz şey. Ne taraftan baksam sanki o taraf isteyecek gibiyim de. Sanki ben kale D6'dan sonra beyaz derim. Ben de beyaz diyeceğim. Çünkü ya kaleyi H6'ya koyabilseydim siyah diyecektim de kaleyi H6'ya koyamıyormuş. Ben fil F4 oynarım ya burada. Fil F4 sonra... Yani beyazın... Ama i̇şte. Beyaz işte öyle yapmadı. Niye öyle yapmadı? Beyaz. Ooo. Yani bir şeyin uğruna gidildi mi ya? Bir atın uğruna oraya. Öyle bir konuştun ki hiç... hiç satranç bilmeyen biriymiş gibi yorum yaptı. Şimdi bana öyle bir atın uğruna ah ya. Piyon için oraya gidilir mi be? Şey var. Ben atları seviyorum ya. Aynen. Ben veziri çok iyi kullanıyorum deyip veziri atı dolaştım. İyi kullanıyorum. Doğru. Aynen. Bunu da anlamadım. Burada kale D7 yok mu? İn bakayım. Bir geri gel. Kale D7 biraz. Bak kale D7 oynuyorum. Kale B7 vuruyorum. Doğru. Hiçbir şey yok. Oo, bu da iyi. Düşüyor mu? Düşmüyor şu an. Oo, çok güzel sezmiş ha bunu. Bu çok iyi. Bir şey söyleyeyim, sürelere biraz şey yapalım mı? Bu arada bir dakika sonra muhtemelen tur başlayacak. Ben geri alamadım mı o arada? Burada bir süreye bakmak istiyorum. 12. Evet, ben de yakaladım bir dakika sonra tur başlayacağını. Evet, teşekkürler. Bir dakika sonra yeni turumuz başlıyor. Turlar. Ama çok güzel oynamış ya beyaz. Ne yapmış? Bir şey soracağım. Çok güzel oynamış. Aynen. Yani, ama kale D6 falan diyorum şimdi. O veziri boşa koydu. Yani geçmiş oyuna nazar değdirdik. Şu an evet. Zamanı büktük yani. Maşallah şey demeyelim. Ve başladı. 56 izleyiciye ulaştık bu sırada ve ikinci turla karşı karşıyayız. Buradan başlayalım diyelim. Ennur Mehdiyev. Mehdiyev hemen Hasan fotoğrafında Bahadır kalmış. Aslan. Bu arada bir şeyleri kapatmadın değil mi? Şurayı bir kontrol eder misin? Niye? Yani turnuvayı kapattık mı onu göremedim ben de. Eyvah. Hah tamam. Yok. Çok iyi. Yok. Yayınla alakalı bir sıkıntı olursa lütfen yazın. Hemen kontrol etmeye çalışayım. D4 G6. G6 geldi. C4 fil G7. At F3 D6. Bu açılışı tabi Emre çok daha iyi bilir. Ben oynuyorum bunu. Hiçbir sıkıntısı yok. Ama at C6 çıkmıyorum. At C6 çıkınca olaylar değişiyor ki at C6 E5'li bir şey tercih etti. Şimdi bambaşka şeye girdi. Şimdi F5'ler gelir. F5 ise... Güzel. Ben bir dahakine böyle oynayayım. Aynen güzel. At C6 oynayayım diyorsun. Ben çünkü at BD7, at F6 çıkıyorum. Sonra atı dönüp F5 çıkıyorum falan. At H5'li F5'li falan bir şeyler oynuyorum. Ya da C5'li oynuyorum. Dragon'a benziyor. Benziyormuş daha doğrusu. Ha, oynadım. Dedim ne güzel açılış ya. Bir baktım Dragon'muş. Dragon çıktı açılış. Tersten oraya vardık. F4. Yani şu an siyah istediğini şu aldı açılışta. Siyah
şah kanadından piyonları süre süre gidiyor ve süresi çok iyi bu arada. Peki. Elnur'un. Beyazın, bu arada beyaz file olmak ister miydin? Elnur bu uygulamayı da kullanan bir isim yani. 2066 puanı var uygulamada ki Allah Allah. Hani yani bu uygulamayı sadece bu turnuvada kullanan, ilk defa kullanan oyuncular da var. Genelde onları da 1200 puan olarak görüyoruz. Normaldeki eloları çok daha yüksek olabiliyor ya da çok daha düşük de olabiliyor tabii. Sabah Paşa versus Emre Paşa gelecek mi yakın zamanda hocam? Yayından sonra çok görülmezsek hemen çekelim ama hemen çekelim. Muhtemelen tahta burada her şey muhtemelen hazır. Şey muhtemelen son yayından sonra ölü oluyoruz, o yüzden biraz zor o iş. Bir Şimdi, de Sabrican'ı yenince koyamıyoruz falan diye. Aynen. Şimdi şey böyle yayında. Ben zaten normalde o yendiğin videoyu da hani ağlayıp koydurmayacaktım da neyse dedim. İnsanlar istiyordu. Şimdi beyazın C3'teki atı, D3'teki fili, vezir, ne diyorsun bunlara? Sabah yine şeyi izledim. Kasparov Karpov 1990 maçını şey yapıyor, anlatıyor ya gazetecinin birine. Burada diyor, benim bütün taşlarım saldırıyor. Benim bütün taşlarım saldırıyor. Sayıyor böyle 7 tane taşım saldırıyor. İşte bunu alırsam hiçbir sıkıntım yok falan. Tripleri falan inanılmaz abi, hoşuma o gitti. Biraz şovmenlik şey, halbuki şey böyle. Karpov'u daha çok seviyorum ama böyle Kasparov'un o havaları falan dedim ki aferin anlat. Ya açıkçası Kasparov'un satranca değer kattığı çok ortada Evet yani. evet kişi yani şov açısından yani nasıl diyeyim. Baskın bir karakterin dünya şampiyonu olması önemli. Evet kesinlikle. Yani mesela ben şimdi şey için söylemeyeyim ama mesela Anand'ı seviyorum ama Anand 20 sene satranç şampiyonu olsa Satranç oynamayı herhalde herkes kimse bırakır satranç falan. oynamaz aynen. Öyle böyle bir Bir şey var. sen oynar. Sen Anand kalırsa öyle Aynen. oynarsınız yani. Anand da dünya şampiyonu olacak. Bu arada Neyse biz izleriz yani. G2 niye konum çok kötüye gidiyor. Matlar mı var burada acaba? Güzel temalar var herhalde ama. Bu şaka. Ama şahı tüyebilir bu arada. Şahı tüyüp B2'ye koyabilir. Ama biraz uzun Vezir sürecek. F6 oynardım ya. Bizde... Bu uygulamanın adı Premium Chess. TSP'nin sitesinde de nasıl indirileceği var. Oradan kurup indirebilirsiniz. Oo, şah ve ama ben vezir E7 uzun roku tercih ederdim. Turnuvaya bu arada kayıt olabiliyorsunuz hala. Yani şu ana kadar bir Doğu Anadolu bölgesi kaydı yani turnuvası yapıldı. Bugün de İç Anadolu yapılıyor. Diğer bölgelerde ikamet eden lisanslı bir oyuncuysanız veya lisans iliniz diğer bölgelerde ise hala kayıtlar devam ediyor. H5'e bakıyor. Bakalım H5 de nasıl tutulacak ya? At H5. G7. At G7 mecbur. Oo, pardon onu görmedik. Vay vay vay. F3 olayları değiştirdi. F3 neyi getiriyor? At F4'ü mü hazırlıyor yani? Hayır. Atı G7'ye koymamayı hazırlıyor desem yeterli herhalde. Hani G7'ye atı koymak istemiyorum sonuçta. Oo, Bu... o filleri değiştirsem at B4'e geliyor. Aynı zamanda at G2'ye de geliyor. At B4, at G2 kramp. H5, H4, H3. Ben hala siyahın doğru yaptığına emin değilim ya. Ben bak hayır, hayır. Emin olabilirsin. Niye buradan oynuyor? Niye buradan oynuyor? Ben 10 kere buraya yani vezir kanadından oynamaya ama çalıştım. Ama güçlendi ya. artık. Niye güçlendi? A5. A5 süreyim. Ne oynuyorsun A5'e? Ama bak burada taşı yok. O Kasparov'un o şeyine dikkat et. Ya dikkat etmeme gerek yok. Buradan saldırabiliyor muyuz beyazlar? Bak şimdi at G2. Tamam. Tamam ondan sonra, bak burada üstünlüğüm var. Şimdi şey gibi burada savaşıyorsun mesela. Kalkıp hani başka bir cephe açmana gerek yok. Zaten bu cephede üstünsün. Ya yani öyle düşünmek gerekiyor. Zaten ya bu arada şey bunlar da hep kitap okuduktan sonra şey yapıyorum mesela. Oradaki böyle notları şey yapmaya çalışıyorum. Vezir H3. Geçen Shanknet var ya sen Shanknet mi? Artık nasıl okuyorsa. Rauf Mamedoğlu oyununu paylaşmış. Açılış 11 hamle aynısı ve AB3 yazıyor tamam mı? Soru işareti kitabında. Açıklamış neden soru işareti olduğunu. Rauf Mamedoğlu da onu oynamış. A3 oynamış. Hayır. A çarpı B3 işte. A çarpı B3. Yazmış ki Twitter'da işte. Tabi Rauf'a söylemişti. Tabi kitabım okunmayınca böyle yanlış hamleler yapılabiliyor. Ama müthiş ya. At B2 oynayamıyor mu? Oynayamıyor. Yok. Oynayabiliyor pardon. Oynayabiliyor. Oynayamıyor dedim. Ben nasıl? Bir an karşılıklı açmazda kalıyor zannettim. Kıramıyor ya şimdi. Kıramıyor aynen. F çarpı G2 var. Alırsa ama F çarpı G2 pert yani bu boşta kalıyor. Kaçarsa vezir boşta. Şu an vezir D1 görüyorum. Başka bir şey göremiyorum.
Başka oyunlara bakalım istersen bu arada. Ya da bunu Aa, bitirelim mi? Ne aa bir olsun? dakika. Bundan önce sanki at D3 yok muydu? Varmış. Varmış. O varmış. At D3 varmış. Aynen. Bitti bitti bitti. Bitti. Ganalı 54 içeceğiniz iğrenç. Bunu okumasaydın Pardon. keşke. Kullanıcısı burada yeni. Ganalı 54 kullanıcısı burada yeniymiş. Hoş geldin Evet, Ganalı 54. İbrahim Tofan. Bu uygulamanın adı nedir? Şimdi kale çarpı A2 yapmaması adına tabii ki. O bu arada bu konum ya nasıl böyle şey konumlar kalıyor? Ama ben burada siyahın Ha B3'ü bıraktı ama şimdi. Niye öyle? at G4. Ama B3 almak çok daha mantıklı, pardon. Galiba Çok şey yaptık. siyahların yavaş yavaş kazanacağı bir oyun olacak. Piyonlar çok kötü. Ama Ama kale B7 oynamak önemli nokta. Kale B7, evet. Bravo. Şimdi siyah karede tutacağım. Kale A7 ile. Bitti. dur bakalım. A6. Kale A7. Ve şimdi artık Fil F1, fil B5, fil C6, fil B7 tutacağım. o kale B1. Şimdi Kale B7 var. he, kale B at C5 Ama çoktan gelmiş olman gerekiyordu. yo yo tamam şey oldu. Bitti. Bitmedi niye bitsin? Tuttu tuttu. Olay çok At şey A6 oldu. yok mu? Ben anlamadım ki. At 6 basitçi. At 6'ya kale Ha, kale C6 C6 var. alıyor Kale A6'yı. C6'dan sonra evet bitiyor. Doğru. Şimdi E5'ten sonra E5 D4'ten sonra oynayacak. Evet, bu arada izleyen izleyicilerin de bize yorumlarıyla destek olmasını bekliyoruz. Daha doğrusu sohbete dahil olmasını bekliyoruz. Çünkü uzun bir yayın süremiz var ve her şeyi konuşabiliriz. Aynen öyle. Bugün siz konuşmazsanız sadece bizi dinlersek sıkıntı olacak gibi duruyor. E4. Siyahlar herhalde yavaşça. O mat mı gelecek? Ama G6'yı alıyor. Ha G6'yı alamıyor. Kale G7'ler var. Ah, bıraktı ama tabii ki kale şah G6, kale G7 fikrini zaten arkadan kale düşürme fikrini zaten beyazlar görmüştü ki şah H6 oynadı. Ama bu piyonları nasıl tutacak? Onu düşünmesi lazım. Belki de patlatmak en iyisi. Evet. Evet, oldu. Berabere oldu. Bu arada satranç izlerken insanın pek konuşası gelmiyor demiş. Pentos Point bir de Baran da İbrahim Tofan'ın GM Mikhail Grafiç'i yendikten sonra şöyle bir saptaması olmuştur. Oyun sonuna girin, oyun sonu zayıf. Güzel. O iyiymiş. Aa, H5 berabere yapıyor. H5 berabere yapıyordu ya. H5 berabere yapıyordu. Sürecek geyi. Evet. Oyunlar çok fazla dönüyor ya. Çok fazla dönüyor. Olmadı. Bence çok fazla Olmadı, dönüyor olmadı. hem de. Siyah bence. İyi yayınlar, eğlenceli geçiyor demiş. Çok teşekkürler. Oo, bu arada kalbimizde çarpıntı, gönlümüzde emelsin diyorum o zaman Sabah Paşa'ya. Ha onu Ve ben de okumadım. senin pertevinerli olduğunu anlıyorum. Çok teşekkürler. Vay. Bu bizim aramızda bir koddur Ne Pertevinler Lisesi'nin marşı mı pertevinyerlilerle. bu? Çok çok belli oluyor falan diyecektim. Neymiş kalbimizde çarpıntı, gönlümüzde emelsin. Evet. 100 yıl önce kuruldun. 100 yıllara Ya ben bedel. lisenin şarkısını hani biliyorum ama böyle şey biliyorum. Lise 1'de resim seçtik. Kimse bize lisenin marşını öğretmedi ya. Ne saçma bir şey.
Bu arada Özgür Demirtaş da İstanbul'dan tabii ki, mezun tabii ki, tabii ki. Onu gördüm zaten ekstra mutlu oldum. Sonra dedim ki vay Özgür Demirtaş neler herhalde. Biz neler Özgür Demirtaş adamdır diyorsun. Ve zaman doldu siyah kazanır. Siyah kazandı. Bu zaman dolması bu oyun siyah. için hak et, yani şey olmadı. Maçın sonucu yani hak edilmemiş bir galibiyet mi diyorsun? Hayır öyle demiyorum. Hani böyle oynansa böyle oynanıp bitse daha güzel olurdu. Evet doğru ama yavaş yavaş kazanacağı bir oyundu. Fakat o oyunda berabere vardı. Birazdan açacağım. Ama burada bir kalem atı göreceğiz. Fil evet. çarpı B2, şah çarpı B2'nin ardından İrem İnci, bakalım. Bayram bizim için kalem atını seyircilere gösterecek öyle diyelim. Bayram, İrem İnci. İrem İnci Bayram. Ha, nasıl acaba? İrem İnci Bayram mı? Gerçekten tamam. Hani Bayram soyad herhalde. Hayır Mahir Çakmak ya mesela o öyle yazılmamış. Onu ben kafam karıştı orada. Siyah kazandı. Ve kale H8 mat yok muydu? Vallahi dikkat etmedim. Bir daha bakalım. Hayır şeyde İbrahim Tofan. İbrahim Tofan maçında bakalım. Şimdi bakıyoruz. Ben berabere olan konumu göstereyim mi sana? Berabere göster aynı. Ben onu şey yapmadım. Şimdi burada H5. H5, GH5. GH5 alırsa sıkıntı var. Yok bir dakika ne hesaplamıştım ya ben orada. Bir dakika. Burada mıydı? Bir dakika. Muydu? Burada mı H5? Yok ben galiba hayal gördüm ya. Tamam neyse aç bakayım kale H8 matı bakalım biraz. Kale H8 mat vardır. Benim. Aa, var tabii ki. Şu an mat. Şimdi at G. Hayır. Şu an mat pardon. Tamam da at hayır. G6 oynayacak zannettim de. Tamam at Hayır şah G6. çekiyor. Şimdi kaçıyor mat yok. Tamam bir dakika devam et ya. Niye öyle oldun? Nerede? Kale H8 oynayacak fırsat olmuyor sanırım. Ha burada var. Oyna. Burada var. Hayır. Yok oynayamıyor. Zaten at kapatıyor ya. Zaten süre bitmiş. Sanırım oynayacak fırsat yoktu ya. Ya biz bayağı hayal görmüşüz ya. H5 de büyük bir hayalmiş ya. Hayal. Diğer oyunlara bakalım. Bu oyuna baktık. Bir izin ver. Şuradan H5'i çıkartayım. Çok ya. Maç var. Çok oyunlu. Olmuyor ya. Allah kahretmesin. Gene ve beraberlik bu var. Bu varyanta girdik. Beraberliği aç bakalım nasıl bir şey. Daymış ha ama ne bırakmış? Oo 23. hamle hazırlık. Hazırlık var. Yok canım. Ya bu arada çok fazla yorum geldi. Oraya bir bakalım. Öyle geldi. Of çok güzel yakalamış ya. Çok güzel yakalamış. Sanki kazan çoktur ya. Kazan. Aa bir dakika kale H3'ten. Kale H3 olmuyor. H3 o yüzden olmuyor. At F3 oynamış. Bir C3 oynasın bir. Gel gel. Bir C3 oynasın. Aa at E2 mi yiyorum? Kurtarır ya. Neden korkuyorum ki? Burada ne hamle var ki? Tam oyna yani. Yani at E2, at F4 alabilirim. Belki. Yok ama dediğin gibi ya zaten her zaman var zaten yani. Zaten hep var yani kaçmıyor. Hatta Azizcan kaçmıyor bence. Baran'ın deyimiyle kaçmıyor yani burada. Aynen öyle. Hani şey değildi. Oynardın ya ne olacak? Vezir H4 falan. At H4 falan bir şeyler denerdin. Selam iyi yayınlar. Teşekkürler Yılmaz Kartal hocam. Hakemimiz aynı zamanda eşlendirmeleri de yapıyor. Bu arada sizi Necmettinov videosu ile tanımıştım. Sonrası biraz hayatına baktığımda bu kadar değerli ve kuvvetli bir oyuncunun GM bile olamamasına, IME'de kalmasına çok şaşırmıştım. Bu GM, IME ünvanları neye göre veriliyor biliyor musunuz? O Şimdi, zaman. O zamandan bahset önce bir. O zamandan nasıl bahsedeceğim? O zaman alınmıyor norm falan. Veriliyor FIDE tarafından. GM ünvanı direkt veriliyor diyorsun. Aynen. Benim o ilk sadece şey biliyorum. İlk 8 oyuncuya verildiğini biliyorum. Geri kalan o zamanki şeyleri bilmiyorum bu arada. Gerçekten. O 21 hamle terk olmuş. Cidden bilmiyorum o zamanki muhabbetleri ama. Onu ben de bilmiyorum Necmettinov, ama. Necmettinov yani herhalde en kuvvetli IME falan böyle tarihte şöyle söyleyeyim herhalde. Siyasi sebeplerle Necmettinova FIDE'nin IME yani GM ünvanı vermediği söyleniyor ama Necmettinov'la alakalı çok güzel bir şey var aslında. Tali'yle beraber Tali'yle çok yakın arkadaşlar. Zaten stilleri de benziyor ya. Tal dünya şampiyonluğuna hazırlanırken Necmettinov'la hazırlanıyor. O da güzel bir. Secondant'ı mı onu bilmiyordum hiç ya. Aynen Secondant'ı. Gayri resmi Secondant herhalde. Yok Rusya ya. Rusya sevmiyorsa Necmettinov'u.
Ama o da Rus değil ya sonuçta falan Falan gibisinden. filan neyse. Aynen o tarz şeyler derken Burada Mataçare yok. yok evet. Volkan Sevgi'nin kazandığını Rakibi görüyoruz. reytingi kendisinden be ya bu turnuvada aslında burada yazan reytingler çok önemli değil. Yani çünkü bu 1200 yazan oyuncular yanında bu uygulamayı kullanmamış oyuncular oluyor. Aynı şekilde mesela Berkin Şekerci de yani 1629 ama gerçek Elo'sunu UKD'sini bilmiyoruz. O yüzden hani bu uygulamayı yeni kullandığı için yani reytinge bakarak kimse oynamıyordur. Tahmin etmiyorum yani. Siyahlar bayağı force oynuyor ya. Eskiden GM Oo çok güzel. unvanı veriliyormuş direkt herhalde turnuva performanslarına göre. Vezir H5'e rağmen Vezir G2 mat Aynen. güzel olmuş insanın eli. Hem H2 hem G2 mat isteyince tutamadı. Yapacak bir şey kalmamış zaten konum oraya kadar gelmiş. Günümüzde GM ve IM normları alınıyor. Yani belli bir performansı geçmeniz gerekiyor. Katıldığınız turnuvanın belli bir kalitenin üstünde olması gerekiyor. Koşulları var. Yani günümüzde daha adil mi diyeyim o zaman? Şimdi Necmettin Ova yapılan, şimdi eski GM'ler Şu adil değil an mi tabii falan böyle olacak. adil ya. Şimdiki olay normlarla falan çok adil oluyor. Yani GM olmanız için işte IM'siniz. GM olmanız için 3 tane GM normu almanız lazım. İşte bir turnuvada 2600 performans yapacaksınız falan filan. Çok yani ekstra şeyler lazım diyeyim. Burada H4 varyantını çok severim. Çok güzel siyaha atak, beyaz atak şansı veriyor. Bu G5'i bırakıp at H3, at F4 hatırlıyorsun değil mi? Öyle bir şey vardı. Alekin miydi o? Evet hatırlıyorum ya Alekin. Burada şey bırakıyor. Fil çarpı G5, H çarpı G5, vezir çarpı G5, at H3. Vezir kaçıyor, at F4. Evet. Onu nereden hatırlıyorum ben ya? Ben videosunu çektim falan diyormuş. Ben videosunu çektim herhalde, yoksa Çek yok hatırlamıyorum. hayır. Bence çekmedin ya. Sanki onu komite inceledik gibi bir Böyle şey. bir maçın videosunu çektim çünkü, yoksa niye hatırlayayım? Ya biz de kanala başladığımızdan beri satrancı hakikaten daha farklı yaşıyoruz. Ya ben hayatımda çok fazla maç bakmamıştım. Bu kanalda her gün hani en az 10 maç inceliyorum, en azından görüyorum diye. Hocam Furkan Seçkin için gelmiştim ama maçı yapıldı mı? Şu an herkes iki oyun oynadı en az. Furkan Öyle söyleyeyim. Seçkin var mı? Furkan Seçkin de vardır Evet aralarındadır diye var. düşünüyorum. Ve kayıp olmuş. Bu oyunu kaybetmiş Furkan. Oo çok güzel bir mat olmuş. Aleyküm Öyle selam. diyeyim. Anormalliklerinizi okumasam artık herhalde şey Bence de. Bence de evet. yapmazsınız. Çok iyiyiz. Sağ ol. Sen nasılsın? Abi bu hangi bölge elemeleri? İç Anadolu Çok güzel bölgesinin bir elemelerindeyiz. Bugün varyant var. ve o şeye girdi, kızarmış yere girildi sanırım. Şah E6. Her ikisi de teori oynuyor gibi geldi ama D5 boşta. Burada at B4'tür normal hamle. Önce şahı çekip sonra geri geldi. Ve şu an şah Beyazlar. merkezde. Bir piyon geridesiniz. Siyahları açıklıyorum. Ve fil çiftiniz var. En azından. İyi anlattın. Vezir F7. Şu an bir sıkıntısı yokmuş gibi ama bu D6 nasıl düştü? Onu merak ediyorum. Şu an D6 hiç düşecekmiş gibi durmuyor. Şu mahsuda şöyle D6 bakayım. mı? Maç bitiminde D6 düşüyor ya. He, Maç bitiminde. Yani siyah evet. bilim varken nasıl D6'yı boşta bıraktım? Aa, dümdüz boşta kalmış. Vezir Belki D7 aslında şey vardı. oynamalıydı aslında. Şah B8, Şah B8, Şah A8 koyayım. Son oynayayım oyunu. Hani Aynen. konumun kötü değil yani. Sanki şey Furkan'la konuşuyormuşum gibi. Ama iki taraf da belli bir yere kadar iyi oynamış. Evet, eşlendirmelerin hazır. Mikrofon patlıyor mu? Mikrofonda ya arada oluyor olabilir. Emin değilim. Evet. Turnuva başladı. İlk oyundan gidiyorum. Galiba bu turun oyunu olacak gibi geldi bana. Hemen Enrun Elnur Mehtiyev, CM Ege Karaahmetoğlu. düzeldi şu anda denmiş. Hemen Ya ufak mukaddes ufak uygulama yapıyorum. sıkıntılar oluyor olabilir. Bir ses gidiyor geliyor olabilir. Artık onu da mazur görün diyeceğim. Diğer yayınlarda düzeltiriz diye düşünüyorum. Telefon var yanında diyorlar. Yok. Hayır. İzleyiciler demiyor. Bir arkadaşımız diyor. Allah Allah. Aa, yok. Bu arada Aynen D bulamadım. çarpı C4, vezir çarpı C4, şimdi fil A5 mi? Fil A5, B4. Aslında belki
Fili tutup E7'ye oynamak lazım. Bu oyun belki güzel de geçecek. Tam şey. İstediğim şey oldu diyorsun. Aynen. Şöyle denk güçleri görmek istiyorum. D5. At D7. Güzel. Kale D1. İyiyiz. Ama beyaz rok atmadı. Bir o var. Siyahın da bir sıkıntısı yok gibi şu an. Bakalım A4 A4 gelecektir bir ara herhalde. A4'e bir A5 mi artık A6 mı? Doğru. Onun da hani ileride bir A7 hamlesine C7'yi boşta bıraktığını görüyoruz. O yüzden bir şekilde 4 fil G4. Şunu da şöyle koyayım. Oradan atıyorum yani. Şimdi bir kale C1 gelmesi lazım bir ara. Şimdi iyi falan demişler. Hoparlörün yanına telefon kayarsın da öter ya. O tarz bir ses geliyordu az önce ama belki de bendendir. Senlendir muhtemelen diyormuşum. Yok. Turnuvada kaç kişi var abi? Birazdan bakalım oyunlar bitince. Ama yaklaşık bir 40 kişi var gibi gözüküyor en az burada. Horasan 89 hoş geldin. Sizi seçmeleri gerçekten çok iyi olmuş. 1,5 ay önce tanımıştım sizi. Son bir senedeki bütün videolarını izlemişim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bunları duyunca tabii ki hemen yani daha çok içerik oluyoruz. Yapasımız geliyor. At H5 neden? At çarpı F4'e. At çarpı F4 ve oyunu. Şimdi bir de evet bunu hemen şimdi aklıma geldi. Blackburn'un bu şeyi var. Diyor ki at H5 oynadım çünkü diyor vezirin önünü kapatıyordu. He, binayı yıktım çünkü girişimi kapatıyordu. Böyle bir şey yok abi. At G3 hadi görüşürüz. At G3 oynanmıyor. Ama dedim sana. Elnur sana dedim bir A4 bir sür bakalım ne yapacak. A6. A6 evet imzalıyoruz. Oo, bu direkt oyunu kaybettiriyor bu arada. Yok öyle bir şey dur. At çarpı H3'ten sonra bitiyor oyun. At çarpı H3 var. Maalesef. Şah G2 oynayamıyor. Şah H2 oynasın. Dikkat. Hayır. Vezir H4 gelebilirsin ilk başta. Ondan sonra düşünmeye bakalım. Neyse şu anda Vezir H4 fikrini tutabilecek hamleyi. Vezir G5 oynasa bile artık kale H1'ler falan var tabi. Beyaz bir anda iyi konumda kaldı. Sana söyleyeyim ne geride şu an? Bence beyaz iyi. Ben çok rahat siyah diyebilirim yani. Yok hayır. Beyaz iyi. Kale H4. Oyunu oyna hiçbir şey yok. Kale H4, kale H1. Görüşürüz. Kazandım. Ben çok seviyorum böyle şahları koyayım G3'e böyle. Ben sana şu an çok net söyleyebilirim. Ama söylemek istemiyorum. Yayında söylemek istemiyorum ama bulursa fikri direkt söyleyeceğim. Fil çarpı F2 var demişler sanırım oralarda. Fil çarpı F2 vardı. Şu an kale G1'den sonra yok. Çünkü kale korumuş oluyor bir şekilde G4'ü şah gittiğinde. Bir şekilde diyorsun. Gel. Bu ne? Ne bu? Bu yarı geldi. Beyaz kazanç olmuş. Yok öyle bir şey. Burada hala bu arada file fikiler var. Bu sefer vardı işte. Biz ama şey yapalım. At G6 vardı. Kaç saattir at G6 var? Çünkü veziri F4'e koymam lazım. Bir şey olmaz. Şah E3. Oyna. Bir şey yok. Sadece şu kale E8, kale D8 iyi kaldı biraz. B2 isteniyor. Bu arada şey yapmayalım ya. Ne? Ben bu fil çarpı F2'den sonra acaba dedim şey yapmasam. Yok öyle bir şey değil ya. Onlar yapıyor. Yok zaten o fikri çoktan gördüğü belli yani. İstanbul'da buluşma tarzı gibi bir şey olabilir mi? Beraber satranç konuşabileceğimiz. Vallahi hep istiyoruz aslında öyle bir şey ama bakalım. Yani açıkçası bu ara çok yoğun geçiyor. Öyle söyleyeyim. Hani biz elimizden geldiğince uğraşıyoruz. Bu kale G6 yapmak için. Kale G6 şey gibi oldu. Hemen bir anda oynamak. Zaten bunu hesaplamıştım gibi oldu ama bence kale G3, vezir E2 imzaladı. Sen beyazcıydın. Ne oldu ya? Ama ne oldu? Ama bak zaten oynayamadı. Vur. Ya bir şey oldu ve konum beyaz için çok geriye gitti yani. Böyle değildi bu olaylar.
Valla Veya bir şey oldu. dileği bilmiyorum ama oyuncuların kopya çektiğini Öyle bir şey. düşünmüyorum ya. Öyle bir Şey yok şey mu? yok sanırım. O çok güzel. Çok çok güzel. Ve Fil burada boşta kaldı aslında. Fiziksel bir mekanda turnuva organize etmeyi düşünüyor muyuz? Valla zaman gösterecek Evet, hepsini Vezir bize. F4. Vezir F4. Bravo. Bu oyunun seyri yavaştan belli oldu gibi. Ama ya şimdi gene de şey değil. Beyaz bence şanslarını kullanıyor ya. Emre, beyazla herhalde bir anlaşma falan var herhalde. En Hayır. son öyle düşüneceğim çünkü. Hayır. Şimdi mesela siyah oynuyor. Tamam. Bir tane hamle kaçır D7. Ne oldu? Ama onu vurma. İşte onu vurunca mat oluyorsun. Dedim ben. Hop. Güzel yakaladı ve bitiş oldu. Siyahlar güzel bir oyun çıkarttı. Bu arada Bence kaç oyuncu var ona ve şey bir şu terk var aslında. sıralamaya bakarız birazdan. Bakarız aynen. Şey bitsin. Şimdi tur bitsin. Turdaki oyunlara bakalım. Muhittin Muhittin Buker, Buker. Emine Yanık, Süral oyunundayız. Artık F7 piyonunun zayıflığını mı diyecekken öyle bir şey olmadı bir anda. Bir şey soracağım ya vezir. Ha yoktu. Pardon. F6'da piyonum varmış gibi bir an hayal ettim. Dedim ki vezir F8 vursam falan olay bir gene bitiyor. Bir saniye. O siyah vezir F4'ü koydu. Dur. A berabere var. Ama berabereden çok daha fazla ay yok kale A3 inemiyor. Kale A3 inemiyor. Biraz düşünmesi mi lazım? 44 saniyesi var. Aa, Hayır vezir ya. H4. Vezir H4 en başından beri var ya. Oh. Ah. Vezir H4 ve şah aşağı indiği zaman gebir ve bir mat oluyor. Aa, yanlış oyun açtım. Tıkladığım gibi yanlış oyun açtım. Sabrican Bey. Lütfen şu mouse'a sahip çıkınız. Burada Evet, vezir burada vezir H4. H4. Şah gebire gitmek zorunda. Şah gebirden sonra da kale A1'e Mat. mat oluyor. Çünkü F2 de Vezir çıkışı olup tarafından tutulu olduğu için. kapalı. Çok yazık Çok oldu. çok Çok yarım puan çok ama kolay beyaz gitti. da herhalde buraya kadar gayet baskın bir oynadı. Şurayı herhalde kaçırdı. Ömer Yasir Küçük, Mustafa Günay oyunundayız. Bakalım. 19. Evet, şah H4. Şah G4 oynadı. Benim de hastalığım geçmiyor. Şöyle mi yapayım Yayın bakalım. hastalığı mı diyorsun? Ben her yayından önce bir nazar değiyor. Neden öyle H4 çok güzel. bilmem. Duyamadım. Ben şey yapacağım. Tamam. Aa, aa ne oldu? Aha. Beyaz kazandı. Nasıl oldu ya? Beyaz nasıl kazandı? Beyaz mı kazandı? Oo. Of. Bu fena almış ya. Ya beyaz fil varsa böyle konularda vezirinize olabildiğince siyah koymaya çalışacaksınız Tabi. zaten de. Uzaktan Sabrican konuştu gene. Yok, bunu bana şey Uzaktaydı. söylemişti biliyor musun? Burak Özalp söylemişti. Hızlı oynamaya çalıştığınız zaman özellikle denk geliyor yani. O yüzden siyah koymakta fayda vardı ve zaten oldu. Ne oldu? Evet. Alt G3 mat mı? Burada efsane bir şey olmuş. Bu arada ben yayını kapattım. Tekrar açayım ki yorumları okuyabileyim. Kusura bakmayın. Çok güzel. 66 izleyicideyiz. Biraz önceki yorumları kusura bakmayın. Odadan çıktığım için kaçırmış bulunmaktayım. Ama devamında yazdığınız şeyleri artık okuyabileceğim. Şarjım da %25. Onu da belirteyim arada. Yani %25 şarja kadar okuyabiliyorum.
Yani söylediğini de fark etmedim. Şimdi A4. Evet, yine bir soru. Burada siyah mı beyaz mı? Çift file karşılık. Cebeşe Burada yerleştirilmiş bir siyah. at. 10 kere siyah. Bana niye soruyorsun ki? Senin cevaplaman lazım. Sen hangisini Yani bu tam seversin? benim konumum ya. Siyah Biliyor için musun? mi? Siyah aynen. Allah Allah. Yani böyle F5 sürülen konumlar genelde benim F4. Şimdi. Ataş 5. Aynen öyle. Ataş 5 at At geçti zaten. kayışa Artık girecek şey yani oldu yani. aynen. Sohbete hoş geldim ama kimse yazmadı. Evet. Şu Bu an arada kırıldım. bu aralarda özellikle kesinlikle yazın, okuma fırsatımız olsun. Bu arada şey oldu. Oyunlar hakikaten kısa sürede bitti. 9 dakika falan Diğer sürdü tur yani. 9'dan mı başlayacak? Diğer tur 9'da başlayacak, Tamam. evet. Diğer tur 3. turumuz. 3. turumuz. Değil mi? 4. turumuz. Bu üçün, yok bir saniye ben de Hop karıştırdım. şöyle yapalım. Bu 3. turmuş. Bu 4 üçüncü olacak. turmuş, dördüncü tur olacak. Çok Bayağı çabuk hızlı, geçti. evet hızlı İyi, iyi, geçti. iyiyiz, iyiyiz. Çünkü fazla oyun var ya, bu sefer bakabiliyoruz. Aynen bak bak şey oluyor. Bu arada Vezir H7 matlar var diyecektim ama bütün atlar Atlar oraya oraya. bakıyor. Fakat E4 çok güzel bir fikir değil mi? Bu arada cinaslı uyakla fark ettin değil mi? Matlar var ama atlar tutuyor. Hadi görüşürüz. Evet. Emre'nin bu cinası uyana bakalım ne yorumları Biraz önce gelecek. 2-3 kere drop oldu. Allah Allah, niye drop oluyor ya? Bir şu yayınımızın sağlığına bakabilir miyiz? Yayın sağlıklı duruyor. Yayın çok sağlıklı duruyor. Drop İyi mi? neden oluyor bilmem. E4. E4 atı G3'e döndürmek için çok güzel bir fikir. Tur saatleri sabit Aa. ve yönerge açıklanmış. Yönerge açıklandı yani TSF tarafından. Orada tur saatlerini görebilirsiniz. Çok güzel bir Evet. komünite Şurayı olmuş. izleyin ya. Yalnız Şurayı şu izleyin hakikaten. olay da şurada. E4. E4 ünlem. E4 ünlem. H4 de kötü bir hamle değil ama at C5 var. At C5 At var, evet. C5 olmasa H4 ünlem. Yani H4 kazandırıyor oyunu. Çünkü H7'yi bırakıyorsun ya. Bu arada vezir F1'e gidebiliyor neredeyse sadece. Aa, ya da vezir Neredeyse. G6 oynayabilirmiş ya. Ama fark etmeyecek ki. Gene mat oluyor. Ha evet, at G3 her türlü mat. Çok çok Tık tık güzel. geliyor. Çok çok güzel. İbrahim Topa'nın şovunu izledik şu anda. Volkan Sevgi'ye Şöyle bir bakamadık ya hiç. bakamadık. Tuna, Yasin, Taştan. Taştan. Ben de bu Kiril alfabesini çözüyorum Çöz herhalde. çözüyorum yavaştan diyorsun. Turnuvada hile yakalanabiliyor mu? Ben de oynadığımda şüphelendiğim oyunlar oldu. Sıfır hata vardı. Nasıl yakalanıyor acaba? Her turdan sonra hakemlerimiz şu anda mesela tur arasındayız ya. Hakemlerimiz hile kontrolü olan bir program var. Geliştirilen bir program var. Onunla bütün oyunlara bakıyor. Ve böyle belirleniyor. Hatta dün de bir oyuncu hile yapmıştı. Maalesef. Maalesef. Onu da turnuvadan men etti hakemlerimiz. Zaten gerekli açıklamayı Çok güzel Yılmaz yapıyorsunuz. Bey bizi duyuyorsa belki chat kısmından, yayın sohbeti kısmından yapmak ister bir Oo. aile çatalı. Ama ben de o veziri almayacağım çünkü daha iyi bir hamlem var. İyi de daha iyi bir Vezir hamle. G6, vezir H3 ve mat. Aa çok güzelmiş ha. Güzel yakaladı ha. Güzel yakaladı dedim de şey Volkanmış gene. Ha, aynen. Şey oldu Güzel böyle. yakaladın Güzel yakaladın falan. Volkan falan diyor. Baya yani 3 hamlede mat temasını. Şimdi daha 6 dakikamız var. O yüzden bakmadığımız oyunlara Sohbet bakalım. kanalı ikonuna basarlarsa tur başlama sohbet Sabrican şu izleye gelir misin? Bir yerde sohbet kanalı var. Evet. Evet güzel oldu. Maçları nasıl izliyoruz? Ha, izle bir tur. Hayır Pardon. sistem mesajı var. 20.55 4. tur 5 dakika sonra Evet başlayacaktır diye. ya. Biz niye bunu fark etmedik daha önce? Ben fark ettim orada bir yazıp duruyor ama dedim ki şimdi oraya basacağız. Hani biz de buradayız ya falan hani. O yüzden mi böyle tınk sesi geliyor acaba? O sanırım şey turnuvanın şey. Bu arada sıralamaya bakmadık hiç. Bir sıralamaya bakalım mı? Evet. Kimler Hazır mısın falan? hazır mısın falan. Bu arada Bir çok 3'te 3'ümüz var. 3'te 2.5'lar var. Sen okusana Volkan Sevgi birinci gidiyor. abi. Necati Taşdemir ikinci. Ege CM Ege Karaahmetoğlu, daha deminki maça bakmıştık zaten. üçüncü. Alp Ali Erkan Ali Erkan. Barış dördüncü. Yani dördüncü dediğim bunlar tabii ki averaja göre sıralamalar. Hepsi 3'te 3 yapmış. Hepsi bütün oyunlarını kazanmış. Bu
oyuncuların. 2,5 puanlı 2 isim var. 2 puanlı tabii ki çok isim var. Bugün kaç kişi katıldığına birazcık aşağı inince bakabiliyoruz sanırım Sabricam. Şöyle çok az aşağı inersen 53 kişi bugünkü turnuvada oynuyor. Turnuva kayıtları devam ediyor bu arada. Sizler de turnuvaya tabii ki katılabiliyorsunuz. Ne oldu? Yok. Bir şey yok. Çok iyi oluyor. Şöyle yapalım. Yok, Söyle hayır, söyle. o yüzden Ha. yapmadım. Şey, drop var dediler de. Drop. Bizim şeyimiz güzel görünüyor. Yani Şimdi kaç kişiysek? bizim yayınımız yeşil görünüyor. Kaç Öyle diyeyim. kişiysek lütfen drop var mı yok mu? 62 kişiyiz. Var 62 yok kişiden yazmanızı de istiyorum. drop yok yazsın lütfen. Drop yok yazsın. Herkes drop yok yazıyor. Evet. Evet, bu arada Beklemeliyiz. şarjım %23 hala yok. Hezarfen çok teşekkür ediyoruz. Hezarfen'in söylediğini kabul ettik ve devam ediyoruz. Biraz daha maç bakabiliriz. 3 dakikamız var daha yeni tur için. Turnuva hakkında duyurularımızı bu tur arasında bu arada tekrarlayalım. Kayıtlar devam ediyor demiştik. Şöyle onu sen bir şey yapacaksın. Sen istersen 12 Ekim açıkla. 12 Ekim'de Güneydoğu Anadolu bölgesinin seçmesi Yani var. yarın Cuma Yarın günü. Cuma günü. 13 Ekim'de Marmara bölgesinin seçmesi var. 14 Ekim'de Ege, 16 Ekim'de Karadeniz ve 17 Ekim'de de Akdeniz bölgesinin seçmeleri var. Eğer siz de lisansınız bu bölgelerde ise hala kayıt olabiliyorsunuz. Chess Master Red Bull yazdığınızda Google'a zaten çıkacaktır site ve oradan kayıt olabilirsiniz. Ayrıca Facebook'ta hem Red Bull'un hem TSF'nin hem de bizim Satranç Medya kanalımızda topluluk kısmında ve videolarımızın dünkü yayının videosu da var. Doğu Anadolu elemesinin videosu da var. Onun altında turnuva kayıt linklerini bulabilirsiniz ve bu zevke siz de ortak olabilirsiniz diyelim. İç Anadolu bölgesi için bence 53 sporcu az bile ama tabii ki yani lisanslı Evet, lisanssız. oyuncular hem lisanslı hem vizeli oyuncular bunlar. Hem de tabii bir de şöyle bir geri dönüş aldım aslında. Şimdi tek bir gün olduğu için bu saati ayarlaman gerekiyor kendine. Eğer bir işin varsa mecburen Aynen öyle, katılamıyorsun. aynen öyle. Bunlar da tabii turnuvayı etkileyen faktörlerden birkaçı. Ama çok güzel, eğlenceli bir Perşembe günüyle çok güzel bir turnuva ile beraberiz. Bakalım burada birinci kim olacak? Volkan Sevgi'nin, yani birisinin de Balat'ın da çok iyi olduğunu biliyorum. O yüzden Ya şu an favorilerin başında geliyor favorilerin başında diyebiliriz. Hani geliyor ki zaten normal şu elosunu anda sen biliyor musun bilmiyorum Volkan'ın? ama 2300 olması lazım. 2.300 bankosu var. Üstü de olabilir. Evet, yani 2.350 falan civarı olabilir. Necmettin Taş de Necmettin demeyeyim bu arada. Şu isimleri şöyle bir büyütürsek tam Necati olarak. olabilir mi? Tebrik ederim. Necati Taşdemir, CM Ege Karametoğlu. Şu an 3'te 3 giden isimlerimiz. Buradaki elolar oyuncuların TSF eloları mı acaba? Performans diyor ama yok. Performans değil de performans Şu bu mu? Ha, turnuvadaki Elo. şu elolar sanırım Ha, oyuncuların olabilir. girdikleri kendi eloları olabilir. Baya kötü oldu şimdi dediler. Biz bir baktık. Evet. Evet, niye öyle oldu? Hemen Evet, aslında sıkıntı şu. Sanırım gene kusura bakmayın bizden kaynaklı değil. evet, şu anda düzelmiş olması Şu gerekiyor. anda düzelmüş olması gerek. Dünkü, yani 2 gün önceki internetimizle aynı interneti kullanmamızla beraber nedense bugün internetimizde bir sıkıntı oldu. Mesela şey, İTÜ'de de biliyorsun şey vardı. 100 megabit mesela ama 100 megabit bazen iniyor çıkıyor. Burada da sanırım o tarz bir uygulama oldu. Çok garip aslında neden böyle oluyor. Neyse çok yani şu an dediğim gibi yapabileceğimiz bir şey yok Drop'un çok etkili maalesef. olacağını düşünmüyorum şu an ama Belki şöyle speed test yapabiliriz yapabiliriz belki. Onun burada için de indirmek yayını gerekecek. durdurabiliyor muyum? Evet, belki o mantık. Durdurabiliyor muyum? Durmuş zaten şu an. O durma değil. O bizim Ha, takılmamız da biz olabilir. durmuşuz. Bu arada tur başlamış olabilir. Hemen izle butonundan. İstersen sen şeyden aç. Normal Google'dan aç. Ben şey yaptım. Şu an olayı çözelim diye Ve düşünüyorum. işte o karşılaşma geliyor. E4 E5.
At C3 at F6 değişik bir Oldu. varyant. İstersen olduğu yerden takip edelim. Ya zaten Daha geri şey olur. gelemiyoruz. Öyle bir şey var. İşte o yüzden dedim. Ben de şey yapamayacağım. Bir Aynen, yerden gönderme sonra yapıyorsun. takip edemeyeceğim çünkü şey olacak yani. Fil B2 belki. Yok. Zaten yayına şu an ellemiyoruz. Ya bizden kaynaklı değil gerçekten. Kusura bakmayın. Ben Drop çıkayım oluyorsa da ya. ama biz buradayız. Yayın devam ediyor. Hemen böyle bir internet sanırım Bir gitti geldi bence. yani gitti geldi gibi de değil. Böyle bir şöyle bir dalgalandı. Aynen, öyle bir şey oluyor. Sanırım. Evet. Burada klasik Şah2 vardır. Klasik bilirsin. Klasik. Klasik Karakan Klasik Karakon'un ilerleme bilirsin. varyantıyla. Neydi o? O şey Neyse onu var. söyle. Aynen. Tamam, onu söyleyemiyoruz falan diyormuş. Doğu Anadolu'da gördüğümüz bir Karakan sevdası vardı. Bakalım. Bakalım İç Anadolu bölgesinde bugün Favori açılışınız ne? Güzel bir at D5 hamlesi gelecek ama bu at buradan herhalde kalktıktan sonra derken B7'nin boş olduğunu görebiliyoruz. O yüzden siyahlar için zor bir konum kaldı diyebiliriz. Bakalım turnuvanın Önemli karşılaşmalarından bir önemli tanesi. karşılaşmalarından bir tanesi. Dördüncü tur. Tabii ki İsviçre sisteminin özelliği olarak genelde aynı puanlı oyuncular eşleşiyor. Yani kazandıkça kazananlarla eşleşiyorsunuz. İki oyuncu da şu an 3'te 3 yapan oyuncular. Bakalım ne olacak? Beyaz herhalde biraz daha iyi gibi. Ama siyahın ne sıkıntısı var dersen bilmiyorum. Beyaz daha iyi işte. Öyle Evet, gözüküyor. beyaz yani taşlarını doğru yerleştirmesi. Tabii ya Cebirdeki fil hariç. tabii ki. Cebirdeki fil ama şey bir fil yani. İşte bu. Hayır işte bu diyecektim ama. De bu arada Volkan tabii ki benden daha iyi biliyordur. Hani acaba bunu beklese miydi? At F4 ile onu almayı düşünmüş. Şimdi kale E8 oynayıp. Tabii o fili vermekten de çekinmiyor şu an siyahlar. Çünkü diyor ki bu zaten çok işime yarayan bir fil değil Ama şu B7. anlık. B7 düştü bir taraftan da. Oh, siyah zor bir konum kaldı. Ben de aynısını düşünüyorum. Şah7 artık at G6 fikirlerinden herhalde çok şey yapmadı. Ama Vezir H5'li varyant belki vardı ama sonrasında file F7 döndüğü için muhtemelen şimdi bir biraz çekindi yani. hani şahını H7'ye ya bu şey gibi anlayınca insan da bir mutlu oluyor. Böyle şah H7'ye geldi işte beyaz kare zayıf bir yere geldi. Hemen beyaz fili kırdı falan. Hani böyle bir şeyler. Kafamda böyle bir oturttum yani mücadeleyi şu an. Şimdi bu arada E7 kırışları var galiba. Ben de güzel bir satranç antrenmanı yapıyorum aslında. E7 kırışları vardı. Yani Var var istiyordu. var. Çünkü Oo. arkadan vezir A8 boşta kalacak diye. Şimdi bu arada F5'i aldı. Vezir çarpı E7'nin İşte. ardından F5 gelecek. Ve. Ve C8'deki Düşüyor. delikanlı diyecektim ya. Ağzım öyle şey oldu C8'deki kaleye. Şimdi C3 istiyor. Olabilir. Olabilir. Hemen şey yapayım. Vezire Oo, karşı kale fantastik. fil ama şimdi vezire kale bir konum kaldı. Daha önceden alet üstün olduğu için. Vezir B7 filinde Oo, ne güzel, yardımıyla. ne güzel. Vezir D7 ve maçın bitiş olduğunu görecek miyiz? Evet, fil G7 dönüşü. H4 bir ara H4 oraya iyi oldu belki. Şimdi var ya vezir E7'lere falan belki şey oluyor olabilir hani fil çarpı G3. Hadi bakalım veziri düşürdüm. Aynen Hadi ben bir aynen. şey yapıyorum yani. İnsanın eli bir vezir E7'ye gidiyor çünkü vezir G5 Vezir oynayınca. E7 bile kaybettirmiyor biliyor musun oyunu? Çünkü C8 vezir var. İşte Yani ama yapacak bir şey. işte o da Bu olsun o arada kadar. bir iki vezir var. İki vezir bir file. Kaleye fil. Ali. Ama fil gerçi ya hani fil çok güçlü yok. Fil öyle böyle diyor. Fil güçlü ya. Şu siyah fil güçlü. Güçlü Kimse olsa aksini iddia edemez. hani Hayır abi H8'i tutuyor işte. Ne yapacaksın? Ahmat. yok yok. F1 olmasa gerçekten hani şey oldu bir an değil Bu mi? ha, iki tane vezir çık tahtadayken Siyah şeyi terk etti soracaktım. çünkü F1 Sen hamlesi şey var. oyunu inceledin mi? Ali 2'nin tahtada 5 vezir olan oyunu. Capablanca ile olan değil mi o? Bilmiyorum. Ben inceledim onu çekmesi için videosunu da
Ne oldu bilmiyorum Geçen sonra. bir yorumlarda biri O ama sormuş ama. oyunlar böyle şey 50-60 hamle. Ben onların hepsine baktım da. Sıkıntı biraz o. Piyon oyun sonu. Bir ya Alekin'in şeyi var. 3 vezir çıkıyor. Üçünü de feda ediyor gibi hani. Hani bazıları şey hani vezir çıkıyor kırıyor, vezir çıkıyor kırıyor, bir tane daha çıkıyor falan öyle oyunlar var. Onlar güzel. Oy 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 İkisi de vezir. çıktı ama Ve vezir. beyazdan harika. Emine yanık Sural. Süral, Süral herhalde. Bitti. Siyah terk etti, beyaz kazandı. Bakalım daha devam eden oyunlar var. Necati Taşdemir, Muhittin Büker bu arada önemli bir Oynamaya karşılaşma devam ediyorlar herhalde. diyorsun. Beyazlar. Beyazlar bir şey üstün ama ne üstün? Alet üstün. Beyazlar alet üstün artı evet Zaman doldu, derbi. beyaz kazanır. Bir maça neyse bakmayalım. Daha devam eden oyunlar var. Tamam. Ondan Emir sonra Gülbayaz, Önder Altunbay. Önder Altunbay, Emir Gülbayaz. Önce beyazı söyleyeyim, kafalar karışmasın. yayına ne oldu? Yayın şu an Yayın normal olması lazım. tüm hızıyla devam ediyor diye biliyorum. Ben de bir taraftan hemen yayını açayım bu arada. Yayını kapatmıştım. Şimdi böyle bilindik bir şey söylerim yanlışlıkla şey olur. Telife gireriz falan Yok diyormuşum. Twitch'te telif yok ya. Rahat olabilirsin. Ya öyle mi? Onu bilmiyorum. Oy oy oy. Siyahlar oynuyor. Emir Gül Beyaz. Aman oho. Aman aman aman. Ya sıkıntı şu arada drop oluyor olabilir arkadaşlar ama yani çok arada yani hemen geçecektir diye düşünüyorum. Siyahlar muhteşem oynadı bu arada. Artık kusura bakmayın diyeyim. Daha doğrusu bu benim şeyim değil. Şimdi kurum adı da vermek istemedim bir anda. Oh. İnternet sağlayıcımın kusuru. Buna ne deniyor? Değirmen mi dedin? Değirmen. Evet. Dön 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 dön. Dön baba dönelim de Dön baba değirmen değil. dönelim. Mat oluyor orada. Kaç? Ha kaçıncı yata pardon. Aynen kaç buraya gelsin. Al. Falan filan işte o dava. Değirmen. Bu yayını ben durduramıyor muyum? Yayını durdurup da şey yapamıyor muyum? Bu konum nasıl bir konum ya? Aa bu olmadı bu. Aa niye Niye kırmızı? almadı ya? Ben olsam alırım. Allah Allah. Ha işte ağaç gidiyor. A3. Eyvah. Eyvahlar olsun. A3 gidiyor ama ona D5 öyle tutamazsın diye düşünüyorum ama neyse ben D5. düşüncenin D5. Aynen öyle. benim Aynen düşüncem ne D5. olmayacaktır herhalde. A D5 kaçırdın sen de. Oyun gidiyor geliyor onu söyleyeyim. Yani oyun Hayretler içerisinde izliyorum Allah oyunu ya. Allah. Of, filde 4 mü oynasaydın acaba? Neyse. Aynen ilk filde 4 değil mi? Bravo. Neyse. Bu Çok arada sen iyi çok fazla açıldın çok fazla şey var. Çok fazla. Aa, bak Bitti. A'yı Bitti. şimdi şey yapıyorsun. Oyun bitti. Ah beyazın yani bilmiyorum gene kayıp olabilirdi ama beraberlik şansları şey beyazın aynen doğru söyledim. Vardı yani. Ay Bitti. İki tane vezir çıkacak neredeyse. çıktı bile sanırım dediğim anda beyaz oyunu terk etti. Bu oyuna da geri döner miyiz emin değilim. Çok fazla şeyler Çok vardı. Her fazla oyun her birikti. oyunda çok fazla hikaye var ya. Bu çok hoşuma gitti yani. Her oyun çok fazla dönüyor. Bunu izlemesi keyifli Sen oluyor. bu arada bakabiliyor musun? Ben Twitch'ten şey ya bir de şey yapmak istemedim. İnternete yüklenmek istemedim ama Bakayım. şu an drop olma ihtimali sıfıra yakın diyeyim çünkü 60 izleyici var şu an. Gayet yayındayız. bunu durduramıyor ha. Durduramıyorum ya. Uygulamaya. Böyle basıyorum, böyle oluyor. İki tane birden oluyor. Drop'un sebebi anlaşıldı arkadaşlar bu arada. Emre'ymiş tamamen. Hayır, bu arada şaka yaptı. Şimdi millet şey yapacak. Aynen. Bir de Kapat orayı. Bizi izle diyorum. aa bunu 160p yapabilirim. Hadi bakalım. Paşalara selam. Selam Prestij 114. Bak senin ismini okudum çünkü ismin kırmızı yazdı. Bazen lacivert yazıyor. Arkası da lacivert hiçbir şey okunmuyor. Ben bir tane oyunu merak ettim. Evet. Şu oyunun başını merak ettim hakikaten. D4G6. Elnur'un bir tane daha
Şahintini izlemiştik diyecektim. Gene bambaşka varyantlara girdik gene. Aa, at gitti geri döndü. Her şeyi kırışıp ben oyun sonunda oynarım demiş. At 5 piyonu, at 5 piyon. Valla ben bu oyun sonunu... Ha, bu oyun Bu oyun sonunda sonu... kimse oynamak istemez. Kimse Kimse oynamak istemez, aynen. ya beyazsam kesin oynamak istemem de bir kere. Atım D1'de giriyorum falan. Beyaz Ya... mı kazanmıştı bunu? Beyaz kazandı Beyaz tabii. kazandı Piyonu ama... kaldı. Biraz daha siyah... Çok azıcık diyebiliriz ama... Yok zaten azıcık değil. Atıcı F5'te, atı D1'de değil mi? Beyaz da siyahta zaten. Ha, siyah, Yani aynen. artı eksi 1'e yakındır diyeyim yani. Ben öyle Yani düşünüyorum. evet, doğru. Bu piyon Yalnız sonunda. bu hesaplanmış olamaz ya. Hayır, gir bakalım. Piyon oyun sonu. Burada şey yani. Say Burada yani bir, iki falan. saymak şey yani. Hani bakalım. Sanki bana siyah kazanacakmış Bana gibi. da öyle geldi Emre. Derken kayıp oldu. Çünkü Orada bir tane kaldı. O sürülmüyor o kadar. Ay 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 ay. Burada bir şey soracağım ya. Bir el şahla, ha bir el şahla falan oynayan, ona tempo yok. ben de şey dedim. Bırak H3 oynayabilsen. Bak hamle şu H5 A5'te olsa H3 oynayabilsen çıkışı engelliyorsun, bitiyor oyun. H3 mü oynayacak burada diyorsun? Burada değil de yani şu A4'te olduğunu hayal et. A5'te olduğunu hayal et, Ha, bir pardon. tempoyla diyorsun. H3 geldi, geldim, geldi, çıktım, çıkamıyor. Ama o çıkıyor her türlü. Tamam yani. Ha, anladın Olay mı? çok ince ama Ama şey, yani böyle bir oyun sonu sorusu yazılabilir yani. Çok yazdın basit yazdın olarak gitti. basit olabilir Yazdın zaten de. gitti. Evet, terkler var. Selam arkadaşlar. İyi yayınlar dilerim. Sadece sohbet seçeneği mevcutmuş ya. İşte. Evet, yeni şeyler Aa, öğreniyoruz bu durdurdum yayında. yayını. Herhalde ben durdurdum. Sanırım durdurdum yayını ama nasıl yaptım bilmiyorum. Neyse. Drop'la hiç alakamız yok derken Yok yok. Bir sıralamaya bakalım mı dördüncü tur sonunda? bakıyoruz. 3 4'te 4 tane bilemediğimiz yapan var. Necati Taşdemir, FM Volkan Sevgi ve Ali Erkan Barış şu an 4'te 4 gidiyorlar. 3.5 var. Emine Yanık Sural, Emir Gülbeyaz, Cem Ege Kara Ahmetoğlu, Hüseyin Kantar. Bu şekilde 3 puanlı oyuncularımız devam ediyor. Bakalım İç Anadolu bölgesinden seçilen 4 isim kim olacak? En önemlisi de bugün turnuvayı kim kazanacak? Tabii ki turnuva hakkında genel bir bilgi verecek olursak, bu Red Bull Chess Masters turnuvasının ikinci yayını ve ikinci turnuvasındayız. Salı günü Doğu Anadolu bölgesinin seçmesini yapmıştık ve FM Kaan Aydın Çelebi kazanmıştı. Ve Doğu Anadolu'dan 4 oyuncumuzu seçmiş olduk. Doğu Anadolu takımını belirlemiş olduk. Finalde yarışacak. Bugün de İç Anadolu takımını belirleyeceğiz. Diğer tarihleri şöyle açıklayayım. 12 Ekim'de yani yarın Güneydoğu Anadolu bölgesi, 13 Ekim'de Marmara bölgesi, 14 Ekim'de Ege bölgesi, 16 Ekim'de Karadeniz bölgesi ve 17 Ekim'de Akdeniz bölgesiyle seçmelerimize devam edeceğiz. Bir sonraki tur Bravo. sanırım 21-20'de mi? Şu sohbet Evet, kısmından 21-20'de. 21-20'de bir sonraki tur başlayacak. 6 dakika sanırım çayları doldurmanız için yeterli bir süre. Aynen öyle. Şu anki sonuçlarla gördüğüm kadarıyla Emine herhalde diğer kadın hani sporculara Sporcularımızdan biraz göre daha Ceren var önde diyelim. şurada. Ceren 2, Emine 3,5 puanda. Bu gayet 3 yani İstanbul'a davet gibi bir şey şu anda. Yani çok nerede iyi. olacağını da bilmiyoruz diyeceğim ama sanırım TSF yönergede söylemiş ve Red Bull'da duyurusunu yapmış. Ama biz söylemeyelim. Biz Siz gene de söylemeyelim. Sürpriz bakın diyelim. olsun. Hem yönergeyi okumuş olursunuz diyeyim hem de kayıt olmak isteyen arkadaşlar hala kayıt olabilirler. Bölgelerinin yani hangi Yarışmalarına. bölgelerinin yarışmalarını diyeyim ama lisans iliniz hangi bölgedeyse o yarışmaya kayıt olabilirsiniz. O günün turnuvasına İki katılabilirsiniz. gün önce Doğu Anadolu bölgesinin birincisini seçtik ve Doğu 4 kişilik Anadolu'nun takımı seçtik. aynen öyle Kaan Aydın Çelebi, FM Kaan Aydın Çelebi çok güzel oyunlar çıkardı ve 10 maçta 9,5'la çok güzel bir birincilik elde etti. Bugün de şu anda 3 birincimiz var, bakalım ilerleyen
Zamanlar bize neler gösterecek ve şu an Nereden sohbete basıyorduk gene o işler? sohbet bir yer şeye girmemiz lazım. Mesela ben şu maça da bakmak istiyordum. Birincilerden bir tanesi Necati Necati. Üçüncü Taşdemir. masa sanırım. Muhittin Büker'le oynamış. Evet, çok hızlı bitmiş oyun. Bu arada sohbete de bakabiliriz. Tur 5 dakika sonra Tur 5 denmiş. dakika sonra başlanacak denmiş. Şöyle bir açalım. İspanyol'da değişmeli varyant ve H3. Oo, çok güzel. Çok güzel bir tuzak hazırlığı. H3'e alıp alıp at kaçtıktan sonra Vezir H4 ve Vezir H2 mat istiyorsunuz. Siyahlarla ama tabii ki kırılmamış. Artık alabiliyorum dedi. Şimdi alabiliyorum dedi. Aa, çünkü G4 boştu. Ve şah çekerek gelebiliyor bu sefer. Evet, onu düşünmedim. Yani şah E8'de olsa aslında vezir H4 oynayabiliyorsunuz. Çünkü vezir G4 alamıyor. Ya da at G4 alamıyor. Çünkü vezir H1 ya da vezir H2 mat. Yani birinde vezir H2, birinde vezir H1 mat oluyor. Ama şu an bir şekilde G4'ü korumanız gerekiyor ki ondan sonra vezir H4 oynayabilirsiniz. Ve buradan sonra zaten oyun kayba doğru sürüklenmiş. Çok hızlı bir şekilde aslında görmüş Turnuvada rakip. 53 kişi var sanırım. Turnuvaya katılım tabii ki ücretsiz. Sadece Türkiye Satranç Federasyonu'nun lisanslı oyuncusu olmanız yeterli. Ali Erkan Barış'a bakayım. Ali Erkan Barış ilk Birinci masada masada. kazanmış. O da çok Birinci kısa yeri de süren bir oyun olmuş. Yani 30 anlık kısa sayılır. evet. Satranç için, yine hayat satranç için çok kısa falan öyle şeyler var. Ben O bu beyaz değil mi? bu yok beyaz da böyle bir dünya yok. Neden? Hangi, yani nasıl yani? Svidlerin bir yayını var ya, This is not chess works. Niye bu fila siyah filinizi gelip böyle Ha, F4'e evet, vuramazsınız doğru. yani, bu böyle olmaz. Ben de Şey diyor. Trent de oynuyor böyle canlı yayında. Diyor ki nobody. This is not chess works diyor, sonra zımbalıyor. Trent bunu. Veziri tamam bırakıyor tamam üstlerinde değil mi? doğru. O hatta böyle terliyor merliyor en son kazanıyor ya şey. Zamanı düşüyor falan. Allah diyor ki Ama tabii ben yani yayında oynamak çok zor. Bu arada onu onu belirtelim. belirtelim yani. Allah'tan oynamıyoruz falan. G6'da Çok nasıl bir güzel. piyon Çok kaldı? güzel. İşte neden G7 filini vermiyoruz diyeceğim ama bu konu nasıl böyle? Bu zaten şey. Vezir G. Vezir F5 mat. Oo. Ha, vezir Zaten her G3. yeri tutuyor. Ya, Zaten evet. hepsi mat da neredeyse. Aynen bu net mat. Son bir dakika artık Yeni yeni tura turu hazırız. bekliyoruz. Yeni turu bekliyoruz. Ben de o ara sizden gelen mesajları okuyacağım derken tabii ki kapatmışım. Emre okuyor. Ben okuyorum. Tada. Ben de okuyamıyor muyum acaba? 62 kişi var herhalde şu an izleyen. Ya eşi dostu çağırırsanız böyle burası mesela 162 daha iyi bir Tabii sayı. Twitch satranç için daha şu an çok yeni. Biz de mesela kitlemizi YouTube'da oluşturduk satranç medya olarak. Yavaş yavaş Twitch'e geçme olabilir. O yüzden hakikaten arkadaşlarınıza haber verin ve yayını beraber yapalım. Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet, diğer bölgelerin yayınları için de tabii ki bizim adımıza güzel olacak. Yani yapabildiğimiz kadar bölgenin yarışmasının, turnuvasının yayını yapmak istiyoruz. O yüzden Ve bizi bu bu sayılar konuda önemli. şevklendirebilirsiniz. Bu sayede Turun biraz geç kaldı başlamamış. durum. Yok, geç kalmamıştır diye düşünüyorum. Aha, birazdan başlar. Ben bunu nasıl durdurdum acaba? Onu merak ediyorum şimdi. Evet, Twitch bilen arkadaşları da hemen şeye alalım. Buna basayım. Başlattım şu an. Ve Tur. geldi. Geldi. Sen durum nedir yazarken. Birinci sırada, birinci masada Necati Taşdemir, Ali Erkan barış mücadelesi var ve sonraki oyun başlamak üzere. Dendi. Siz mi bir şey yazmıyorsunuz? Ben mi yanlış yerdeyim? Adlı sorumsaldayım şu an. Necati Taşdemir maçını inceliyoruz. Ne yapmak istiyorsunuz? Yardım edebilirim. İnsanlar da seferber oldu. Sadece sohbeti görmek istiyorum. F5.
ve Karakan'a çevrilmiş bir varyanta döndü. Şimdi fil D3 tarzı bir şey gelebilir. Fil E4. Kazananın liderliğini Ha, sadece perçinlemiş. sohbet. Oba! Baba buldu. Hadi bakalım. Sağ açık varsa, açık varsa sağ üst et varsa. Heh. Abi en sevdiğiniz açılışlar nelerdir? Uygulamadan chat kısmını takip edebiliyorsunuz. Chat çok akıcı olmadığı için bazen bug olup yeni mesajlar bazen gözükmez. Valla güzel. Biz bu Twitch'i demek ki şey yapacağız. Öğreneceğiz. B4, A4. Ben de beyazla bunları seviyorum. Sür. Ama tabii beyazda seviyorum derken böyle de kalmam herhalde de. Bak şimdi dedi ve şey oldu. Beyaz da diyorum hani biraz şey oldu. Hani böyle istediğini elde edememiş gibi. Siyahlar daha istediğini elde etmiş gibi Öyle durum. öyle duruyor, öyle duruyor kesinlikle. Allah, ben acaba Atebeş'i bırakıyor. At E5'i at D4 mi oynayacak yani diyorsun. Mesela. Ben bir şey demeyeyim çünkü her an şey olabilir biliyorsun. Şovlara gelebiliriz. Ben bir şey demeyeyim. Ben şimdi bir şey aynen konuşmayayım da. Bak, bu bir B5 bir tahriktir Atebeş'i alma konusunda. Ama Atebeş'e Emre aldıktan sonra burada bir fil D4 hamlesi vardı. Hı, gördüm. Senin yazdığını okudum, o yüzden şey oldum. Benim de kafam Aha. oraya gitti, anladın mı? Bir an şey oldum. Şu sohbet kısmına hemen. Şöyle bir sohbette bir yazıyor. Ben böyle şeyleri çok Sohbette ne var seviyorum. ya? 21.40'da başlayacaktır 6. tur. Güzel. Bu saatten önce başlamaz diyor. Onu şey yapmadım. Ben bu şeyleri çok seviyorum. Böyle yok bir yerde bir yazıyorlar. Bu Instagram storyleri falan kırmızı oldu ya. Oo, ben basıyorum. Basıyorum ama görmüyorum yani. Böyle bas. Level atlamış gibi hissediyorum kendimi. Adamlar resmen beni buga sokuyor. WhatsApp Stories'i de hiç kaçırmam. Herkes numarasını yazsın diyeceğim şimdi. Ve vezir nereye gidiyor? Vallahi kale C1'den sonra bir yere gitmiyor mu? Bu vezirler nereye gidiyor? Vezir de E4, vezir E4. Hop, niye öyle yaptın? Vezir E4 miydi? Ve beyaz inanılmaz bir oyun çıkardı. Alfa Zero gibi oynadı neredeyse diyorsun. Ha, bayağı iyi oynadı aynen. Ben gene bir şeye bakayım Ataş 6'da çok kötü kaldı. Yani o Ataş 6'yı da yapmaya mecbur gibiydi ama atın bir şekilde tabii oyuna koyması gerekiyordu, rok atması için. Fakat sen şey yapmıyorsan, yayına bakmıyorsan şey yapar mısın? ben bakmıyorum. Ne yapayım? Sorgulama. Ha, yaptım yaptım. Hmm, tamam. You know. At Kontak final. C6, at C6. Yani Tertemiz bir gözünüzü oyun ver. kapatıp Beyazın atı bir yere koyun deseniz C6'ya koyardım herhalde. kaleler oyunda fil o. Kale çarpı C5. Neydi? Şey. Bronstein diyesim geliyor. Petrosyan. Petrosyan, Bronstein Bronstein kim kim? ya? Bronstein de şampiyon bu arada. Bronstein kim ya harbi? Bu yavaş yavaş Beyazın kazanacağı bir oyun olacak. Ben bir Volkan Sevgi'ye bakmak istiyorum. Volkan Sevgi Aa, dedi ve tamam İbrahim tamam böyle olsun. Topal Böyle olsun. Bu seferlik böyle oyna olsun. bakalım. Beyazlar o Ege CM Ege Karametoğlu İbrahim Tofan oyundayız şu anda da. Önemli bir maç. Bu arada kale Kale mi B2. gitti? Evet, Kale B2 niye çıktı. B2'de? Adlı eser. Kale Çünkü B2'ye nasıl kale gelmiş? çarpı Kale çarpı B2 B2, kale alınmış. çarpı B. Oo, bir şey iki hamlede var ya. Ohoho! Kale çarpı B2, kale çarpı B2, vezir D4 ve DC4. Önce bir DC4, sonra vezir D4. Yani ötekin şey ne oynadı? Beyaz kalede B4'e. 1 oynamış. Hmm. Burada kale B1 de oynayamıyor. Dikkat et. Aa, bu of 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 of. Bu maç Dım. izlenmesi gereken bir maç. İbrahim Tofan'ı bir daha tebrik edeyim. Ama şöyle şey olabilir. Şah H1. Tam vezir F2 de daha iyi belki. Kırdıktan sonra D2'yi alacağım. Ama D2'yi alınca D3'ü alacak. Bir kale. Yok, bir alet geri Şahsiye kaldı. iyi kaldı ya. Ya siyahın ya taş üstün kaldı sonuçta. Evet. Daha ne Taş yapsın üstün. yani? Aynen. Daha ne kadar iyi olsun ki?
Ay vezir. Önce bir vezir de 4 şahlardım. Şimdi belli kırışma varyantlarına girmesi lazım herhalde siyahın. Çünkü konum biraz bunun şeyi de Yani değil yok. mi? Aa, bak şimdi bunun tabiri de yok. Biraz konum şey kaldı. Sakinleşmesi gerekiyor diyorsun. Ya konumu kötü, yani taşları kötü yerlerde kaldı. Taş üstün ama taşları kötü yerlerde gibi kaldı biraz. Hemen zaten veziri F6'ya, fili F5'e şimdi oynayacak. Recoordination. Aynısını diyecektim. Dedim ki bunun Türkçesi neden yok? Var halbuki. Taşları Tekrardan koordineli. yeniden konumlandırdı adlı şey. Bir kere şey oldu ya, çok içine sızılabilir. Aynen. İçine sızılabilitesi yüksek bir konum. TRT4 diyemiyorsun tabii. O neydi Bugün ya? onu düşündüm ya. Arka taraf TRT4. Şimdi o içine sızılabilir dediğimiz oyun böyle hani piyonlar önde, arka taraf bomboş. O arka taraflar TRT4 diyordu Emre hep biz Ama kulüpteyken tabii şu an ama yayında diyemiyoruz. Diyemeyiz yani. TRT4 diye bir kanal olmadığı için belki Aa diyebilirsin evet de. diyebilir. TRT4 yoksa artık derim. Ne bileyim Ne böyle. demek yani TRT4 ne demek şimdi? Bilmiyorum. Evet, Öyle diyor. bunu Emre'nin videolarının bütün altına yazın. Yani şu an bunu öğreneceğiz Şu yani bir an izleyen şekilde. 58 kişi. Dünkü o biri diskalifiye edildi ya. Onu nasıl tespit ettiniz? Gözümü kapatıp kaleyi sürdüm ve şahmat olmasını umut ettim. Oo. Evet, bu Berk Biler. tamam. Bizdensin demektir. Satranç Medya burada. Satranç medya official, hatta. Ya orada şu an her tur arası hakemlerimiz oyunları bir Şöyle bir program kenarda. sayesinde, anti hile programı sayesinde kontrol ediyor ve hile oyuncuları banlayabiliyoruz. Böyle bir olay var. Burada şah E5 gibi şeylere. Oh, wow. Ohohoho! Bir G3'teki dakika, bir dakika, bir piyon. dakika, bir dakika. Yani geçtiğimiz Blackburn videosunda da bu tarz böyle şahın etrafını piyonlarla kapama vardı. Tamamen. Şöyle yapalım. Tam şimdi indirebilirsin. Şimdi şöyle yapalım. Bir de buna Ve basalım Efe diyorsun. Ergani Aa oyuna pardon. bakalım. Efe Ergani, Emir Gülbeyaz. Emir Emir Gülbeyaz Gülbayaz bizim Efe. takipçilerimizdendir bu arada. Öyle midir? Evet, daha demin Instagram DM'sini de aldım. O yüzden bizi izlediğine göre biraz daha hamleden uzak şey yapabiliriz. O zaman güzel oyun oldu falan. Şey oldu. Evet. Genel şeyler. Oy 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 oy. Piyonu sürdü. Yalnız beyaz var ya döktürüyor. Hakikaten. Öyle mi olduk şimdi? Takipçim diye söylüyorum. Bizim videoları çok izlemiş falan. Neyse, fikir anlatmayayım. Çok oynadım fark ettin de, Aynen. oynadım fark ettin değil mi? Yani bilmiyorum bir Kale an. E6 mı patlatacaktım Şöyle şöyle şey yapacaktım. Vites değiştirir gibi bir oldu ama ara? sen bunu. Bundan sonra oyun pek oynanabilecek gibi. Yalnız Oo, vezir G3'ler var bu arada. dikkat diyor. Vezir G3'lerden draw'lar var galiba. Vezir Ama G3'lerden draw'lar var mı? fil G2'ler varmış. Evet ama Ama gene draw'lar var. çok Fil çok G2'ye evet de draw'lar var çok yani. karışık. Ah, E1'deki kale gitti. Gitmedi neydi? Hop İşte. hop hop hop. Hop hop. Oo. Siyah siyah nasıl bir geri dönüş yaptı? Aa, inanıl. Bu nasıl oldu ya? Yani her iki oyuncuyu da tebrik etmek gerekiyor. Harika taktikler çıkardı ve çok hızlı sürede. Bak bu işte şey oldu. Bu Şu an sanat oldu. bu izlenilebilir oldu. Aynen. Hani şey gibi böyle arka hani bir 20 sayı geriden gelip kazanıyorsun falan. Bu o. Aynen. 20 Biraz sayı da öyle. değil. Bu 50 sayı falan geriden geldi. Yani bakacak olsak şurada 3 hamle önce bütün taşları gerideydi. Pat 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 koydu hamleleri. Şuradan Şuradan bakarsak mesela. oradan bakmayalım. Oradan çok geriden oldu. Çok geri Çünkü oldu. diğer Aynen oyunlar doğru. şey yapmayalım. O kadar ben basayım tabii. Oka sen bas. Okey. Ama bir dakika, bir saniye, bir saniye. Bu arada oku da alıyorum yani o ara. Teşekkür Dikkat ederim. ettiysen. Yayın tri. Burada bence bir kazanç olması lazım. Bak şurada çok güzel gelmedi mi? Beyaz mı? Aynen. Beyazın kazan sür. Niye Sür değil sürünce? mi? Aynen. Sürünce kazanmıyor mu? Kazanıyor ya. Niye kazanmaz? Sür. Sürebilirse evet. Yo, sürünce kazanır ya. Niye Bence de kazanmasın? Şah sür. açıkta kalacak. F4, F5'te kalacak şah. Ama at F5 alma fikirleri var işte ona da. Sürüyorum. Niye? Hangi at F5? Şimdi buna
Aldım. Aldın şimdi at F5 alırsam bir de buraya kapatabiliyorum. Orada bir yani işte kaleye tekrar buraya döneceğiz falan. Ya bilmiyorum. Tabii bu da bir fena bir varyant değildi Ama sanki işte ama taşlar bir anda şey oldu. Vezir G3'e fil Vezir G3'e fil G2'ye güveniyordu. Ama aynen. E1'deki kale boşta İşte kaldı. kaleye E6'da gitti kafasında ama ondan sonrasını çıkartamadı. Sistem mesajına bakar mısınız? Sistem mesajına bakıyorum. Necati Necati Taşdemir oyuna veda etti. o yani Çünkü turnuvadan diskalifiye edildi. Hile programı kullandığı için. Yani biz zaten biraz önce onu şey yapmıştık. Nasıl diyeyim? Onu fark etmiştik oyunu oynarken biraz ona da dem vurduk bir aslında. aynen. Alfa Ya Zero gibi aslında şey oynadı diye. olmasın diye ben hani orada bir üstüne gitmedim de yani ya bunları hiç istemiyoruz. Çünkü zaten belli oluyor. Şimdi ne oldu? Sizin Yani adını önceki oyunlar gitti boş yani mesela daha demin bir oyun vardı Necati Taşdemir ile Emir Gülbeyaz arasında. Şimdi, yani onun için bence çok büyük Hayır, bir şey mesele oldu o da yani. değil. Ya sizin burada adınız soyadınız yazıyor. Siz buraya Satranç Federasyonu lisansıyla, vizesiyle katılmışsınız. Sizin yani her şeyiniz belli. Bunu nasıl yapabiliyor? Ben mesela hani bu insanların ya bu hırsızlık. Bunun şeyi yok. Gerçekten hırsızlık yani. Bunun bir yaptırımı elbet vardır da TSF tarafında. Yani insanların emeğini çalıyorsunuz. Siz şimdi orada sizi düşünüp ya size karşı düşünen oynayan biri var. Siz ona karşı bilgisayarı oynatıyorsunuz ve o Kesinlikle insanın yani. emeğini çalıyorsunuz. O Ve insanın zamanını da çalıyorsunuz aynı bunu zamanda. şey yapmamak lazım. Yani hani bu ciddi bir şey hakikaten. Onu lütfen yani en azından dinliyorsan bizi ya yani böyle şeyleri hakikaten yapmayalım. Ya normal oyunda bile yapmayalım. Hani nasıl diyeyim? Bir internette satranç oynadığında hani böyle turnuvaları geçtim. Onu bile yapmamak lazım ki çünkü karşı tarafın hakikaten emeğini ve zamanını çalmaktır yani. Diğer oyunlara yavaştan bakalım. 21.40'da başlayacak diğer tur. 7 dakikamız var. Sanki bu maçı incelemedik. Evet ama bir Evet. yere kadar şey yapmıştık oradan oyuna gelirsen. Bir şey mi oldu? Bir şey mi yazmış? Bir Emine Yan'ın oyunun Mesajına mı baktım? mesajına baktım. Gibi bir şey olmuş ama neye demiş bilmiyorum. Bir kısmına kadar baktık sanırım ama neyse Yok hiç bir bakmadık ya. Bu oyuna hiç bakmadık. birazdan hatırlayacağım sanırım. Çünkü Volkan Sevgi'yle maç bu. Biz bir ara bakmadık mı hiç buna? Yanlış tıklamıştım falan öyle bir şey olmuş. Aa, olabilir. Olabilir bu arada. Muhabbeti geçti herhalde. Kale E1 çok güzel. At F6 gelemiyor. Hala gelemiyor ama A7'yi boşta gördü. A7'yi boşta Hemen gördü ve aldı geri geri döndü. döndü. Bravo. At açmazdı. At açmazdan çekti. At F6. Kale E8 Ve boşta kale kaldı. E8 boşta kaldı. İşte buradan sonra da kale çiftleniyor ve çok rahat bir Rahat değil aslında. Şey fena değil. yani Ha ama şimdi fil düştü galiba. fil düştü evet. Bir de döndüm kaleyi tuttum diyeyim. Döndüm tuttum kaleyi tekrar doğru. Aynen. Artık Çok güzel. yani ağır Çok güzel. taşlarla mat burada. Çünkü vezir H3 isteyeceğim. Alırsa kale H3 isteyeceğim. Ya biraz tabii zaten kale üstün konumda kazanması da artık çok kolay ve hemen de patlatmış. Onu da aldıktan sonra Böylece bitmiş oyun oldu. kayıp olmuş. Şu Hatta hemen bir süreden gitmiş diyelim. sohbette bir şey daha yazıyor sanırım oraya. Bir Sohbette bakarsak. Buraya zaten şeyler tamam. Şey bulamıyor. Ha, tamam. Okudum ben okudum. evet. Şey, evet Kapa geçiyor, kapa geçiyoruz kapa. bu maça. Kapa. Bu maçta bir şey olmamış bana diyor. Nereye bakalım? Şöyle biraz devam et. Sen bana şeyde yardımcı ol bu arada. Ben gene dünkü gibi 5. tur maçtı diye 1. tur maçını açmayayım. Ama onunla ilgili açıklama yapabilirim. Üstünü kapatmış olmayalım. Şimdi FIDE kuralları gereği bundan önceki maçlara müdahale yapılmıyormuş. Ben de dün onunla alakalı, ya daha doğrusu bugün onunla alakalı bayağı bir konuşma geçti aramızda. Ve FIDE kuralları yani Türkiye Satranç Federasyonu'nun düzenlediği yani daha doğrusu hakem yani nasıl diyebilirim? Kuralları ya biraz federasyondan hani alındığı için ve FIDE'ye bir şekilde hani bir bağlılığınız olduğu için aslında FIDE'ye göre hareket ediyorlar. O sebeple
Hilenin belirlendiği turdan itibaren 0 puan ve o turda karşı rakibe 1 puan olarak geçiyor. Yani FIDE tarafından belirlenmiş kurallar diyorum. Bunun üstüne öyle şey yapabiliriz. Evet, onun dışında şu anda bana bir mesaj geldi. Emre diye bir izleyicimizden falan diyorum. Twitch'te bu arada bize bu arayı kapatmamız için fırsat verin ve yorumlarınızla bize destek olun diyorum. Son 4 dakika yeni turun başlaması için sanıyorum ki, umuyorum ki çünkü bir ara daha olacak. Bakalım. 5 dakika sonra Diyelim ki başlanacak 4 diyor. dakika kaldı diyelim biz ona ve bir sıralamaya bakalım mı? Evet, ona bakabiliriz ve FM Volkan Sevgi 1. Ali Erkan Barış 2. ve Hüseyin Kantar 3. Necati Taşdemir şu an turnuvadan banlandığı için Hüseyin Kantar 3. durumda ve bayan sporcu, kadın sporcu olarak da Emine Yenik Sürel şu an İç Anadolu bölgesinin takımını oluşturmuş oluyor. Şu an 5. turdan sonra. Tabii ki turnuva 11 tur ve daha çok şeyler değişecek. Sural da kazanmış ve 3 puanla hemen ardında Aynen İrem öyle. İncibayram 3 puanda. Bugün bayağı bir kadın sporcu görüyorum aslında Özlem derken. Karaman görüyorum. Evet, 3-4 oldu ve sanıyorum ki 53 sporcuyla bugün şey yaptık. Turnuvanın kayıtları devam ediyor. Bu arada onu belirtelim. Hani böyle burada yani en azından İç Anadolu ve Doğu Anadolu değil ama diğer bölgelerin kayıtları devam etmekte ve onların tarihlerini de şimdi bize Sabri evet, 12 Ekim'de Güneydoğu Anadolu bölgesinin saat 8'de turnuvası olacak. 13 Ekim yani cumartesi Marmara ve katılımı muhtemelen en yüksek olacak Marmara bölgesinin turnuvası var. 14 Ekim Ege yani pazar günü Ege olacak ve ondan sonra bir günlük bir ara var pazartesi. Ardından 16 Ekim Karadeniz, 17 Ekim'de Akdeniz olacak. Bakalım oradan toplanan 4 kişiler kendi bölgesinin bölgesinde. takımlarını oluşturacak Aynen öyle. ve final Ve turnuvası 20 Ekim'de çok sürpriz bir yerde mutlaka Red Bull'un sayfasından ve TSF'nin sayfasından bakmayı unutmayın. Biz şimdi söylemiş olmayalım. Sizin o heyecanınızı koruyalım. Ve masa bir başında oynanacak final. acaba o yani şimdi şöyle anlatabiliriz. 7 bölge var ama 8 kişilik, 8 grupluk, 8 takımlık bir turnuva olacak ve 8. takım Wild Card yani Red Bull'un seçeceği kişiler arasında olacak. Artık bu Marmara mı olur yoksa karışık bölgelerden mi olur? Yoksa Emre Asgüleş ve Sabri diyormuşum. 20 Ekim'de masa başı bir turnuva olacak İstanbul'da özel bir yerde ve Emre Asgüleş sizde orada buluşacak. Ben maalesef gelemiyorum Fransa'da bir turnuva oynayacağım için. Umarım benim için de güzel bir turnuva geçer diyeyim. O başka bir turnuva için. Emre, senin planların nedir 20 Ekim için? Valla 20 Diyerek seni Ekim'de ya tabii ki çok kuvvetli oyuncular geliyor. Çok kuvvetli takımlar olacaktır 20 Ekim'de. Sürpriz yerde. evet. Ve yani oraya gidip tabii ki o ortamı ya zaten beraber gidecektik. Sabrıcan'ın bir planı olduğu için daha önceden yaptığı bir plan olduğu için gelemiyor ama orada hem o turnuva heyecanını yaşamak istiyorum aslında hem de oyuncularla konuşmak falan istiyorum. Belki biraz video çekerim falan. Evet. Öyle diyeyim. Ya aslında şöyle toplu bir fotoğrafı görünce muhtemelen böyle işte hani turnuva sonunda böyle bir toplu bir fotoğraf çekilir ya. Onu görünce bayağı bir kıskanacağımı düşünüyorum ama Tur başladı. umarım öyle olmaz derken İki ve tam puanlı isim şu anda karşı karşıya geliyor 6. turda. Şöyle bir sohbet kısmına tekrar bakalım. Bu arada sana tekrar söyleyeyim. Burayı göremiyorlar. nereye? Burayı göremiyorlar. Biliyorsun değil mi? Yayına. Diyorsun. Anladım. Ha, şurayı. Şurayı Şurayı, göremiyor. Yani evet. sohbetin son mesajlarını biz görebiliyoruz. Onlar Aynen. göre hani böyle merhaba göstermiş olalım. Okuyorsun Ama yani. öyle şey oldum ama hani böyle baran zannettim gibi anladın mı?
Aydın Baran Karagöz'e de buradan selamlar. Bugün yüklediğim, saat 6'da yüklediğim videoda da onun adı geçiyor. Bu yayın bittikten sonra yatmadan hemen önce videoma bir göz atarsınız Flash diyorum. 5'ler mi var? Yok galiba. At G6'lar mı oluyor? Bir şeyler var konumda. Ama evet, at G6 olacak. Ohoho ama At G6 oynayacak herhalde. At G6 ama bu sefer de şimdi at G6 hemen söyleyeyim. At G4 G6, F3. G4, F3 ve filin gidebileceği hiçbir yer O yok. O yüzden zaman fil G6. ya da şah F8 mi? İşte bu çocuğa dikkat edin derdi Görkem abi olsa. Ama şah F8'ler oku da bozuldu şimdi. Bir taraftan da F4 geldi yani. Evet. Ali Erkan, Barış. Barış bir Bayağı varyantı kesti ama bence tercih meselesiydi. Neden fil G6 oynanmadı orada? Ben şah F8'i biraz şey yaptım da. At D2. Atını nereye koymak istiyorsun? Bu arada sanırım benim bir 10 dakikaya bir mola verme şansım olabilir. Benden söylemesi diyeyim sana. Zor tabi. Zor. Zor. Evet. Enerji çok harcadık. Sen 8'de mi başladık? Abi 1 saat 45 dakika Aslında olmuş. enerji harcadığımızdan değil. Yok If önemli you know what I mean diyorum. Bakalım şah G8'den, daha doğrusu kale H8'den nasıl çıkacak? Her şey yolunda. Hemen hemen değil. tahtalara Tahtalara çok vurma. vuruyoruz. At E5. Bir de tabii ki sohbet kısmında şey yapmış. Finali söylemiş. Güzel. O Güzel, iyi. Sen bakmışsın demek ki. Ödül var turnuvada ama ödüle de bakmanızı öneririz diyelim. Kale ne oluyor? Kale çarpı F4. Şu an konum acaba eşitimsi gibi ama beyazın taşları daha aktif görülüyor. inanılmaz taktikler var. İnanılmaz. Şu an bir tahtaya baksın herkes. Evi arabayı bırakın, tahtaya Aynen, bakın biz. aynen. Hiçbir şeyle ilgilenmeyin. Tahtaya bakın. Göreceksiniz. Yani şu an hani bu turnuvada olmasak ben hani tutamazdım kendimi. Direkt söylerdim varyantları da. Tahtada hani neler oluyor diyeyim. Havai fişekler patlıyor diyebilir miyiz? Buradan buradan Özgür Akman'a da selam olsun. Biraz konum geçsin ondan sonra Evet söyleyeyim. evet. Bu maçı bir daha dönelim lütfen. Çünkü içimde kaldı yani. Yani konuşamamak da çok kötü ve G4 hamlesi ama G4 çok bir işe yarıyor mu? O da ondan da emin değilim çünkü vezir G5'te olduğu için zaten açmazdı. O yüzden hiçbir iş yapmıyor şu anlık. Fil G7 Allah ve kalenin gidebileceği tek mantıklı kare, yani daha doğrusu iki tane mantıklı kare var. Ve onlardan bir tanesine geldi. Şimdi basitçe bir B6 oynamak mı yoksa kalelerin bir tanesini geliştirmek mi? Ama sanırım kale B7'nin şah B5. çektiğini gördüğü için B5 oynadı. Şaş bir şimdi atı istedi ama vezir Ne aldı vezir D2'den? alet almış. Alet almış gözüküyor. Aa, hiç maça yakışmayan bir tek hamlede mat şeyi oldu ama Oh, tabii şimdi ki birazdan döneceğiz. Birazdan döneceğiz. ikinci masaya İbrahim Tofan, İbrahim Tofan full gidiyor Tuna aslında. Yasin Taştan. Kaybettiği isim. Tamam, anladım, anladım. Evet. Bu arada arkadaşlık istekleri de tabii yayından geliyor. Ama çok güzel. Beyazın yani muhteşem. Mat etti bu arada. Yani. Acaba. Şah E6 var ya. Kale E5.
Kötü bile ama yani kazanıyor zaten yani. Bunu tutmuş oluyor falan. Yani beyaz, beyaz şöyle gözünü falan kapatsa şey olacak yani. Çünkü konumu gerçekten çok iyi. O zaman şöyle diyebiliriz. Şurada bir maç devam ediyor. Efe Ergani. Efe Ergani daha demin şeyi yenen değil miydi? Efe Emir. Bilmiyorum. Tamam. F4. At F3. Kaleyi bıraktı ama niye bıraktın? Neden bıraktın? Diye sorarlar. O da almıyor. Yok dedi. Nasıl yok dedi? Niye yok diyorlar mesela? Bilmiyorum. Biz burada at F3 istediği için ama ne, ne yapıyor yani? Hayda. Bu da almadı. İyi iyi. Birileri bir şey de... Yani herhalde şey bu çok fazla teknik içeriyor. Biz anlamadık. Kaleye de B'den şimdi inecek. Arka tarafları... TRT4 yapacak diyorsun. Sen söyledin, ben şey yapmadım. Yani ne bileyim, kale F1'ler falan, hani şahın kaçacak adam gibi bir yeri yok yani. Kale şah H2 falan kaçmam lazım. İyi. Ama burada çok dikkat edilecek bir nokta var Emre. Ya kale B1'e ne oynuyorsun ki? Sen söyle bir de dikkat edilecek noktayı. Salladım şu anda. Hani acaba... Yo, söyle kale F1. Şey kale B1. Acaba beyaz oynasın da bir şey yapayım. Tam kale B1'e... Ha sen doğru, sen söylemedin önce. Tamam. Aynen. Söylemiyoruz falan. Lag ne kadar? Lag kaç saniye tahmini? Hem oyunu izleyip hem bizi izleyenler vardır illaki diye düşünüyorum. İllaki vardır ama... Yani evet. Bilim. Saatlerimiz ooo H5 ama ben at F3 almayı tercih ederdim. Kale F1. Kale F1. Kale F1 vardı. Ben sana dedim onu. Oo, bir şey de yok. Bunu çok çok güzel kesmiş Atakan Sayın. Hayır ben başından diyorum sana, orada at F1 falan yiyor. En kötü kalite alıyor yani. Şah H2 kaçıyor ya, Şah H2 at F1 oynuyordu. Kaliteyi almıyordu orada. Hmm, anladım anladım. Ama olaylar değişti. Ya bu konumlar bu gerçekten gerçekten ya. Ama süre bak süre. Çok 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 enteresan oyunlar oluyor harbiden. Şah nereye gidiyor şu an? Yani bir yere gitmiyor da şahı kim tehdit ediyor şu an? Durum, hop, durumlar. Hop, hop, hop. Drone mu var orada? Aa alamıyor mu? Kırmıyorlar taşları. Allah Allah. Allah Allah. Almıyor herhalde. Orada bir şey evet. Çıkmasın diye. Olay çıkmasın diye almıyor. Onu aldın ama vezir. Mat edemezsen vezir çıkacak. Mat mı edecek? Mat vezir. Draw'u var en kötü. Yo vezir. Kazanç oldu. Vezir G8'e ne oynuyorsun? Draw'u var. Kazanç oldu. Derken abi vuracak onu kaleyle ama. Anlaki. Kayıp oldu beyaza ya. Çok ama güzel, ama güzel çok kesti çok ya. Çok çok karmaşıktı. Çok karmaşıktı. Yani oyunculara bir şey söylemek de çok zor. Yani biz de siyahlara şey... burada kazanç olduğu gözüküyor. Hasan Bağ burada da veziri var ama zaten süre bitti. Evet. O şey oluyor galiba sanırım. Bize de biraz lag geliyor. Hamleler de lag geliyor olabilir. Bazen oluyor ya. Bu tam enteresan. Tam senlik konu. Neden diyeceğim ama. Çünkü kesin beyaz kesin kazanmış abi burada. Duyacağım senden kesin. Beyaz kazanıyor zaten canım. Beyaz kazanmayacak mı ki yani? Yanılmadım. Aynen beyaz kazanıyor ama burada. H6. Ama işte böyle yaparsan kaybedersin. O kale D7. Ama işte şimdi de C5'i bıraktı. Her şey var ya, her şey var. Mat istiyor, mat istiyor. Her şey var. Ama yani. Şimdi kale A7 istiyor. Kale F4. G5'ler var, her şey var. Ama işte siyah maalesef. Ya beyaz belki de H6'dan daha net kazanmış olabilir ya. Şey yapmadım ama beyaz üstündü zaten açtığımızda da. Şu an. Aynen. Aynen doğru. Gidiyor yani. A7'yi almayı düşünüyor mu acaba beyaz? Şimdi alacak. Çünkü hamle bulamayacak. C6. Şaka yaptım. C6 sür. 3 saniye. 5 saniye.
Matı kurdu orada. Kaleyi arkaya sarkıt. Arkadan şey yap. Mat istiyor. Mat. Mat. Aa, matı niye etmedi? Kötü oldu. Ha şimdi kale E6 oynayacak. Piyon, ama piyon... Aynen. Öyle yapmadım, öyle yap. Madem G7'yi sürdün artık onunla mat et. Orada bir yani Necati Taşdemir artık diskalifiye edildiği için onun maçları bay şeklinde geçecek. Hangi maça bakacaktık? İbrahim Topal maçını mı? Hayır, yok, değil. Bu değil. Birinci masa. Ha, birinci masa. Şu galip kupanım oldu. Bak, onu söyleyecektim sana. Söyle bakalım. Buralar şimdi neydi? Vezir G5. Tamam. Kale G4 oynarsa. Evet. Kale G4 oynarsa. Bu bana değil herhalde. Kale G4 oynarsa Vezir H5 var. Şey, Vezir G5. Kale G4 oynarsa Vezir H5. Ve burada sanki hani kale çarpı G7'ye de at G7 var. At G7 ile Vezir'i tekrardan tutmuş oluyor. Yani bir şey yok onun. Bir şey yok. Ben çünkü Vezir G5 gelirken eyvah dedim, gitti. Çünkü Vezir G5'e kale G4'ten sonra artık konum akıyor yani. Hani Vezir F6 oynasan kale G6'ya giriyor falan. Bu çok şey yani. Ama fantastik yani. Belki o yüzden Vezir F3 ve devamında G4 oynadı ama oradan da kurtarmışlar. İşte yani şey olmadı, kale evet, G8 kale oynayacak falan filan. Ve burada zaten siyahların çok güzel kazandığını görüyoruz. Ege niye buralara düştü? Acaba onu sorgulamak lazım. Bir önceki tur sanırım Muhittin bu kere kaybetti. Ve gene bir kayıp olmuş. Bakalım. B6 D5'li bir varyans. Fila altılı. C5. Ben açılışın siyah adına doğru olduğundan emin değilim. Ama taşları da kötü değil. Yani. Yani evet. Ama şu an iyi kaldı. Hop H7. Ya işte bu atakları çok seviyorum ama bir şey çıkar mı? Çıkıyor mu? Çıkmıyor mu? Yani beklesem ne olacak? At E7 oynasam mesela. Neyi bekliyorsun? Avezir at E7 olmuyor. Aa evet, pardon. Doğru, onu kaçırdım. F5 doğru. İyice şey olduk. Hop. Oo, ama hiçbir işe yaramıyor mu? Yarıyor. At D5'ler falan. Oho, yeni video çıktı arkadaşlar. Tamam. Yeni video çıktı. Evet. Yeni video Ege, çıktı. Ege sen ne yaptın ya? Ege sen ne yaptın? Bu nasıl bir feda? Ama kale D4 var. Kale D4'ten sonra fil istekte kalması çok güzel feda ama. Ah. Tabii bu hesaplanmadı. Ve buradan vezire, sonra oyun kayıp oldu. Evet, vezire alet oldu. Bu resmen uyumak olmuş ya. Yoksa vezire öyle direkt vurmaya gerek yoktu ya. Bir hemen şeye bakayım. Evet, yorumlarınızı bekliyoruz. Şu an bayağı bir aramız var galiba. 6. tura kadar olan oyunlar. Sıralamaya bakalım. Sıralamaya bir bakalım, evet. 6'da 6 giden Volkan Sevgi. 1. Ali Erkan Barış. 2. Atakan Sayın. 3. şu anda kadın sporcularımızdan da ben göremedim. Sen bir bakar mısın? Ben bir Twitch'e tekrar bakayım. Evet, kadın sporcularımızdan biraz aşağı düşmüş herhalde diye görüyorum. Emine Yanık Sural 3.5 puanda kalmış. Tekrardan Ceren Sural 3 puanda. Bakalım. Ceren Sural 3 puanda ve şu anda görebildiğim o. Üst taraflarda var mı? Üst taraflarda da şu an gözükmüyor. Ve bu arada gelen bilgiye göre 20 Ekim'deki final turnuvası da İME Caner Duman tarafından canlı yayınlanacakmış. Onun da bilgisini vermiş olalım. Final turnuvasının yerini tabii ki söylememiştik. Ama masa başında oynanacağını söylemiştik. Onun da bir canlı yayını olacak. Evet, yayında biz olmayacağız ama Caner Duman yayında olacak ve oyunları yorumlayacak. Şimdi bir saniye. Bu arada diğer tur 22.10'da başlayacak. Yani 15 dakikalık bir zaman süre. 15 dakikalık sizinle sohbet etme süremiz var. Burada her şeyi konuşabiliriz. Satranç medyayı da konuşabiliriz. O yüzden size mutlaka Twitch'te yorum yapmayı tavsiye ediyorum diyelim. Elo'lar bayağı düşüktüğüne nazaran ama aslında olay şey. Oyuncuların gerçek Elo'ları şu an yazmıyor. Yani
O yani FM Volkan Sevgi'nin mesela 2300'ün üzerinde. Muhtemelen yani Ali Erkan Barış'ı ben mesela tanımıyorum ama 2000'den aşağı reytingi olduğunu düşünmüyorum. Evet, hemen bakabiliriz istersen. Atakan Sayın'ın da öyle. Hani İbrahim Tofan'ın gene 2000 2200 olması lazım. öyle mi? Evet. Yani o civarlarda hep 2000 üstü reytingler şu ana kadar ilk belki 6, 7, belki 10 masa yani. Yani 10 kişi. En azından böyle reytingler var. Ali Erkan'ın 2004'te aslında 2100'e ulaştığını, şu anda 1800'lere, 1900'lere düştüğünü söyleyelim. Yani bilgiler var ama oyun pratiğinde son zamanlarda sanırım bir bırakma olmuş, ama gayet de gördüğünüz üzere harika oyunlar çıkartıyor. Bir Vezir Aşık'ı oyunda, ama tabii herkesin yaşayabileceği bir şey. Orada tabii şey vardı hani Biraz aslında aleti geri aldı Vezir Aşık'tan Matisse'ten de hani o biraz şey oldu. Bu arada ben bayağı şey oldu. Tabii. İzle. İlk masa bir şöyle gene aşağılara doğru bakalım istersen neler oluyor. Ben şu Mesela Emir Mustafa Darikay Gülbeyaz'a bakmak istedim. Tamam. Özdöver Sen var. şuradan başlayalım. İstersen şuradan basalım. D3 D3 çok fantastik bir Mahir tercih. Çakmak. E4, F4. İşte burada hemen değiştiğiniz zaman D3 biraz muallakta kalıyor ve fil E2'de tutmak zorunda kalıyorsunuz. İşin kötü taraflarından bir tanesi. Burada niye at çarpı E5 almıyoruz? Alabiliriz. At çarpı E5 alabiliriz, evet. Yani ben bir şey oluyor mu fili açarak Yani falan diye fil baktım. çarpı A2 alabilir. Tamam. Kabul. Bu aslında tercih meselesiydi diyelim. Ama siyahların çok doğru bir oyun oynadığını söylüyorum. Atı F4'e koydurmadı. Ve İşte beyaz karelerin zayıflaması ve hemen dedi ki, ben dedi beyaz filleri değişmek istiyorum at aslında. F2 de artık şey. Yani at F2 bu arada çok güzel bir kramp pozisyonu. Kale F2 almak zorundasınız. Fil F3 oynayamıyor mu? Fil F3 oynasam ne Fil var? F3 ile oynayabilir. Aynen. Fil F3'e de bir hamle var demek ki oynamadığına göre. Muhtemelen F5 falan artık gelebilecek Artık evet konumda doğru olacak. konum biraz geriye doğru gitgide gidiyor. İşte o, bak açılışta Yayınlar söylediğim. paşalarım teşekkürler. Biraz şey cızırtlar ve arada drop oluyor. Bir bakabilir misin yayına? Arada drop olması Bazıları sizden olabilir. kaynaklı, bazıları da bizim internet sağlayıcımızdan kaynaklı olabilir. Aslında 2 gün önce hiçbir sıkıntı yaşamamıştık. Şu an bir sıkıntı oluyor arada ama çok kısa süreli ve hemen geçtiğini düşünüyorum. Oyuna bu arada devam edelim. Devam edelim. D3'teki o dediğim zayıflık işte şimdi beyazın başına bela oldu. Kale D1 oynayacağım. D4 de hiç oynayamıyorum. Yani İşte zaten. ölene kadar D4 oynayamıyorum. Peki ben bunu hani nereden biliyorum? Bunu çok, o D3 zayıflığını o kadar çok çektim ki E4 F4'lü açılışlarda. O yüzden D3 sürerken dikkat ediyorum. Daha doğrusu C3 sürerken dikkat ediyorum. Çünkü C piyonu her zaman D3'ü tutuyor. Evet, kaleye D1'e geldim. Fil B3 tekrardan güle güle. A4 tamam. İşte beyaz o senin dediğin kutu gibi kaldı konu. Ya istediği şeyleri yapamıyor. Yani alan hakimiyeti, alan hakimiyeti. O alan hakimiyeti bu. Ya sen istediğini yapamıyorsun. Senin taşların kötü yerlere gidiyor. Rakibinin taşları iyi yerlere gidiyor. Demek ki senin alanın yok yani. Atlar biri G1'de, biri G2'de. Bir de birkaç hani yapman gereken görev var. D3'ü tutmak mesela. Ya siyahın bu görevi var mı mesela? Yok. Neden? Çünkü siyahın saldırılabilecek bir zayıflığı gözükmüyor şu anda. Aynen. Ve Nereye at saldırıyor? B3'e Mesela gidiyor ne bu arada. yapıyor? At B3'e de gidiyor. Şimdi öbür kareyi de çekeceğim falan. Yani her şey sizin için kolay olunca bir anda konum, Ya ki tabii o ki dediğin, bu arada şey bu hani arada değerlendirmesi tabii ki şey değil hani böyle hemen zıp hani hemen değerlendirilebilecek bir konum değil belki ama siyah yavaş yavaş oyuna üstünlüğünü koyuyor. ama Görüyoruz D4 yani. çok güzel hamleymiş. D4'ü hani tam zamanında getirdi. İşte siyahın da belki hatası bu oldu. Hemen Ama at B3 gelmesi lazımdı ki D4'ü tutabilsin. şey hani belki olay. Başka bir şeyle değişti onu en azından. Başka bir üstünlükle değişti. İşte atı B3'e koyacağım şimdi falan filan. Bu yakalandı işte. Bu yakalandı. Evet, D4'e evet, direkt. evet, evet. Yani başka bir O şeyle çok güzel değişmiştir çek. illa. Siyah hakikaten güzel bir oyun çıkarmış ve Bu arame güzel bu arada. o fili de kaptırmıyor bu arada.
karşılıklı ara hamleler oldu ama kale vezir mat oldu bu arada. Vezirin gidecek hiçbir yeri yok. Mecburen i̇şte almak zorunda. Böyle bir konum kimse istemiyor yani. Kimse istemez. Ya bu da sıkışıklıktan dolayı. Yani şu fili mesela file sorsanız ne yapıyorsun diye yani cevabı yok yani. File file sorsanız ne yapıyorum diye. İyi abi burada piyonları savunuyoruz falan diye. Şey o da şaşırır filmi hani ben piyonum falan. Aynen, ben büyük piyonum. Güzelmiş. Ve böyle bir kayıp olmuş. Onun dışında neye bakacaktım? Ha evet. Emine Yanık'la Emir Gülbeyaz'ın oyunu bakalım nasıl gerçekleşmiş. Bu arada bir iki yorum hemen okuyayım istersen hemen. Çünkü iki yorumumuz var. Nasılsınız abi? Kanal nasıl gidiyor? Vallahi çok iyiyiz. Yani ben biraz hastayım ama onun dışında çok iyiyiz. Bu yayınların da hepsini kanala da atacağız zaten. Oradan da tekrar izlemek isteyenler ve hani ben başını kaçırdım sonunu kaçıracağım diyenler izleyebilir. YouTube kanalımız... Kanal nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Şu an 34.5 bini aştık. 35 bin. İlk hedefimiz 100 bine ulaşmak. Umuyorum ki güzel olacak. Aynen öyle. İyi yayınlar demiş Volkan Sevgi. Teşekkürler Volkan. Senin de oyunlarını zaten inceliyoruz, izliyoruz. Teşekkür ederiz. Abi istediğimiz elemeden turnuvaya katılabiliyor muyuz? Şimdi olay şu. Satranç Federasyonu lisansınız hangi ildense o ilin bölgesinden katılabiliyorsunuz. Atıyorum işte Manisalısınız diyecektim. Aklıma da Manisa geldi. Acaba kim Manisalı? Ege bölgesinden katılabiliyorsunuz. İşte İstanbul'da oturuyorsunuz. Lisansınız İstanbul. Marmara bölgesi elemesine katılabiliyorsunuz. Bu şekilde gerçekleşiyor. Tarihleri tekrar mı söyleyelim? Yoksa tamam. Söyleyesim pek gelmedi. Pek evet. Severek izliyoruz. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Scream 43. Valla tabii ki önerilerinizi alabiliriz. Ya şunu da şöyle yapsanız falan. Daha en azından 2-3 yayın daha yapmayı planlıyoruz. Kesinlikle. Ya burada önerilerinizi yazabilirsiniz. Kanalda her videonun altına mutlaka zaten yazın. Yani kanal şuralara geldiyse aslında kullanıcılarla etkileşimle buralara geldi. Ben her yorumu okumaya çalışıyorum. Yani cevap vermeye belki zaman yetmese de bazılarına cevap veriyorum. Aynen öyle. Ama hep okuyoruz. Emre'yi de ben de okuyoruz. Birbirimize de paslıyoruz zaten yorumları. O yüzden yorumlarınız bizim için çok değerli ve sizleri burada görmek çok güzel. Yakın zamanda da kanalımızda da canlı yayınlara başlayacağız. O yüzden mutlaka bizi takipte kalın diyoruz. Bu arada belki burada da işte belli süreç aralıklarında tekrar satranç yayını da yapabiliriz. Bilmiyorum hani bunu konuşmadık ama evet, yapabiliriz. Yani bu tamamen sizin isteğinize bağlı olarak değişen bir şey. Manisa 45 memleketim. Twitch'e de yönelme. Prestij hemşerim. Zaten sana bir sıcaklık şey yapmıştım. Twitch'te de evet yayın yapmayı düşünürüz. Twitch'te şu anda bir satranç kitlesi olmadığını düşünüyorum. Çünkü bizim oluşturduğumuz kitle hep YouTube'çuydu. Ama böyle eğer bizi ziyarete gelirseniz belki Twitch'e de geçebiliriz diyelim. Fisher'ın maçlarını daha çok analiz eder misiniz? Rica etsem YouTube'da yani. Ederiz. Niye etmeyelim? Aslında olay şu. O gün içinde bir oyuna bakıyor. Yani 3-5 tane oyuna bakıyoruz. Ben kendi adıma konuşayım. Hani evet. Senin adına konuşuyorum. Ben de dinlemek istiyorum. Hani böyle 3-5 de değil mi? 5-10 oyuna bakıyorum belki. İşte Facebook'tan sürekli bir satranç oyunları geliyor. İşte Chess Games'e girip bakıyorum günün oyunu neymiş falan filan. Hı hı. Hani önüme gelen oyunlar arasında böyle bir tanesinden etkileniyorum bayağı. İşte diyorum ki oha bu adam ne yapmış ya? İşte oradan onu buradan bunu çekmiş falan. Hani basitçe anlatacak olursam. Ve diyorum ki ya hemen bunun videosunu çekeyim, paylaşayım. Hani analizini yapıyorum biraz, bakıyorum bu hamleler neden oynanmış falan diye. Akşam da çekip koyuyorum aslında, işte Fisher olmuş, şey olmuş. Onu bir Anand'a yapıyorumdur. Anand videosu çekmek istiyorsa canım açıp Anand'ın özel... Hiç göremezsiniz Vişi Anand'ın kaybettiği bir oyunu Emre incelesin. Ama tabii ki ben o konuda affetmiyorum. 6 hamlede kaybettiği oyunu siz de bakabilirsiniz aynı zamanda. Emre o konuda ne düşünüyorsun peki, onu söyle. Anand'ın ev hazırlığı ya, her zaman çok ezberci iyidir. Ezberci değil mi bu adam şimdi? Ya şimdi buna adam yani şimdi şey mi? Zor durumda. 2000 ya bu arada olimpiyattan önce dönen muhabbetler şu. Anand Hindistan'ın birinci masası olarak oynayacakmış. Herkese yenilir falan filan ya, bir muhabbet. Ya ben onu tamam şakasını beni gaza getirmek için Anand'ın bir Erik Hansenciler, Chessbrah da yayındaymış. Ona da bir diss atayım. Chessbrah, evet. 7200 kişi izliyor. Oradan buraya aksın. Ne oldu kardeşim? Ne oldu ya? Sen daha C1'deki filmi çıkamıyorsun. Gelmişsin yayın yapıyorsun falan. Yalnız hakikaten bu oyunda yani 2600, anlaşılıyor.
2630 ile 2770 arasındaki 140 Elo değil o aslında. Anand ceketini assa demek ki Chesbrough'ı evet. Yenecekmiş. Zaten ceket asarak gelmiştir muhtemelen. Yoksa Anand'ın da devrinin geçtiğini şey oldu. Görüyoruz yavaş yani yavaş. Böyle heyecanlandı, çok şey oldu yani. Erkan sen de Twitter'da sürekli yazıyor böyle işte şey yaptım diye. Cızırtı çıldırmamıştır diyor. Ya cızırtı. Ya bu buradaki hava değişiminden bile oluyor bence. Olabilir. Arada artık cızırtı da olur. Yani burada ben bir 5 dakika izninizi isteyeceğim. 5 dakika mı? Evet. 4 dakika. 4 dakika izninizi istiyorum ve hemen yayına katılacağım. Evet. 4 dakika sanırım tek başımayım şu anda. Cızırtı çıldırıyorsa artık yani maalesef daha doğru bir mikrofon konumu yaratabiliriz ama işte hani bu konumu da böyle kolay yaratmadık. Halop'un gambitini bekliyorum. Çok oynayasım var. Valla o gambitler biraz şöyle oldu aslında. Hani bazı gambitler gerçekten güzel. Hani oynanabilir. Olay böyle ya fena olmayan konumlara çıkıyor ama Halop'un gambiti onlardan bir tanesi değil bence. Yani onu biz hani çektik. Çok güzel varyantlar var falan ama turnuvada değerlendirilebilir bir şey mi? Emin değilim. Hava değişimi derken ya 2-3 dakika işi var Team Sabrıca'nın, gelecek. Onun dışında şöyle bir gene sıralamamıza bakalım. 6. turun ardından yani artık son 5 turumuz kaldı. 6'da 6 ile merhaba alt sıradaki sporcuların oyunları nasıl? Birazdan hatta yani birazdan dedim şimdi bakacağım. Şöyle biraz incelediğim zaman 53 kişi oynuyor turnuvada. 6. turdan sonra sıralama bu şekilde. İsimleri de daha net okumak adına şöyle yapayım. Kappa'nın bunun anlamını biliyor musun? Kappa'nın ne demek ya? Bilmiyorum vallahi. Ya da şu an anlayamadım yani. Şu an öyle bir şeyim yok. Şöyle 6. tur oyunlarından bakalım mesela. Salih Bekçioğlu, Özlem Karaman oyununa bir göz atmış olayım. Ya olay şu, maç aralarında Leicester'den falan maç atsanız demişsin Ganalı 54. Fakat işte biz hani ekranı şu an böyle ayarladık ve hani ben Leicester'den maç atsam da şu an sen görmeyeceksin. Yani. O yüzden öyle şey bir ekranım yok. Dinamik bir ekranım yok. Bir de şu an hani Satranç Federasyonu Red Bull'un ortak yaptığı bir turnuvadayız. Hani böyle o kadar da gayri ciddi bir olay değil aslında. Yani biraz ciddi bir olay. Hani bakmayın biz arada şaka yapıyoruz Twitch'teyiz diye de. E4, D6, at C3, G6, at F3, fil G7, fil C4 ve H6. Ve H6 at G5'i önleyen bir hamle olarak gelmiş tabii ki ama demek ki açılışta hani bir şeyleri yanlış seçmişsiniz gibi siz. Burada yani demek ki at F6 istiyormuş senin konumun ki at F6 oynasan at G5 gibi bir şeye rok atacaksın mesela. Rok, at F6, D4, rok. At H4. Şimdi at H4 de çok erken gibi. Yani fili bu sırada turnuva herhalde birazdan başlayacak. 1 dakika kaldı. Doğrudur. At H4'ü de çok fazla anlam veremeyeceğim. At G6 vursa desem. Yok. Şu an anlam veremiyorum. E5 geldi. Oyunu rahatlatmak adına vezir çarpı D8. Böyle konumlarda kimse şey yapmaz bu arada. Yani vezir çarpı D8 direkt almak önerilmez. Çünkü olay şu yani. Biri alacak ve diğeri aldığı zaman kalesine açık hatta gelmiş olacak bedavaya tempoyla. O yüzden B3 fili B2'den çıkıp E5'e sarkma fikirleri var. Daha sonra F4'ler falan gelebilir. F4, F5'ler belki gelecek. Bakalım devamında. At C6, fil A3. At D4. Başladı mı? Evet, başlamış. FM Volkan Sevgi, İbrahim Tofan oyunuyla E4, E5, At F3, At F3, At F6. Petrov gelmiş ama bu işlere pek girmemiş Volkan. Ve at C3, at C6, 4 attın devamında
Aa, orada at G6 boşta, doğru. Doğru. At G6 boştaymış ama yani çok çok içime sinen bir hamle değil yani. At H4 oynuyorsun, G6'yı alacaksın falan. Direkt içime sinen bir hamle değildi orada. Bir önceki maçtan bahsedecek olursam. Şimdi fil G5, bu arada at D5'ler çok tehlikeli olabilir. H5 hemen geldi. Artık vurup vezir F6'ya at D5 oynamayı düşünecektir. Ona da vezir E7 değil, pardon, vezir D8. Vezir E7 direkt boşa koydum bir an. At H4 çok temiz oynuyor şu ana kadar beyazlar. Muhtemelen şah H1 F4 gibi bir fikirle devam edecek. Siyahların da önce bir D5'teki atı kaldırma fikri var. Mantıklı olarak en kötü, yani bu at buradan kalkmazsa kıracaktır. Ya da artık C6 D5 falan sürecektir diye düşündüm. Ve Ve Sabrican I'm geldi back. diyor. C6 D5 fikrini hala sahipken C3 D4 geldi diğer taraftan. O tam maçına denk gelmişim ya. Bu şey Gayrettepe'de bir Biz yayın yapıyoruz diye Gayrettepe'de şölen düzenliyorlar şu an. aynen. Yan evi yıkmaya karar Çok iyi, vermişler. ellerinize sağlık. Abi çok iyi. Abi iyi ki sizi seçmiş. Abi çok iyi. Fazladan kafamdan uydurdum. Fazladan yorum. Kendimi Abi harikasınız. Aa, teşekkür ederim. övüyorum burada. Sizin görmediğiniz bize gelen yorumlar. Teşekkür Sizi seçmişler sat. Ya abi iyi ki sizi seçmişler. Satrancı birçok insana sevdireceğinize inanıyorum. Teşekkürler. ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hakikaten İnşallah öyle olur. satrancı, yani bazı kişilere sevdirdiğimizi net biliyorum, yani şeyler var biliyorsun. Hani satranca işte ortaokulda veda etmiştim ama sizin sayenizde başladım diyen çok insan var. Onun için çok mutluyum. Böyle duygusuz durduğumuza bakmayın, duygusalız aslında falan Aynen. diye şey yapıyorum. Tabii her gün yani ağladığımı ben biliyorum falan. Sevinçten. Keşke şey yapma. Falan diyormuşum diye şey yapıyorum. Kale B. Kale B1, kale B7 Ama fikirlerini düşünüyor. bu iş bu kadar. Ama Bu iş bu abi kadar bir değil yani, o şey. şey Ay, F2 tutuluyor ya. Evet. tamam. O. At F5 gelecektir herhalde. At F5'i istiyorum. Bizim yayın ne kadar dileyelim. Abi bu arada Volkan Sevgi İbrahim Tofan maçıymış. Bizim hamle önermemiz şu an çok da şey değil ama. Anlam, aynen. Anlam ifade etmiyor çünkü 2200-2300 maçındayız. Aslında yani oyunun kalitesi inanılmaz şu an. Aslında bir, ama gene de bir vezir E5, at F5. Oynanır diyorsun. Oynanır. Beyazlar, beyazların fikirleri var. Siyahın çift fili var. O vezir E7 asıl, vezir E7. Neden? Neden? Az sonra göreceğiniz fikirden dolayı. Çünkü at G6 gibi fikirler var. Alamıyorsunuz, vezir G7 var. İşte bu sebeple Ama şimdi kale E8 var. işte O kale yüzden E8. Yani tabii siyahlar şimdi da gördü. vezir E5 oynasaydı at F5 oynayacaktı. Çift fil. Aman aman aman. Hatta nasıl göstereyim onu size göre? Böyle mi oluyor Bizim size? Tolga diye bir arkadaş vardı. Aynen filleri şey yapardı. Çak 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 Ben çak. gene Hani böyle bu ne şeyi yapıyorum? kapatıyor yani. İşte bu piyonlar sürülüyor ama bu piyonlar sürüldüğünde beklenen atak sağlanamazsa, çok güzel cümle kurdum ha. Şey Şeyler yap, artı aplayın. işte Sağlanamazsa eğer, te o zaman çift filin üstünlüğü daha da artacaktır falan. Vay, video çekiyor olsam bu cümleyi kuramam. aynen. Canlı yayında kurduk. Bu açmazlardan açmazlardan. Peki E4 piyonu mu olmak isterdin, A5 piyonu mu? E4 piyon olmak isterim. A5 piyon çok yalnız ya. Yalnız ama ileride vezir olma şansın Ya çok işte yüksek. öyle ama işte o kadar ileri görüşlü değilim. Kaleye Hazır şey, olimpiyatlar da geçmişken acaba Capablanca şarkısını dinledin mi? dinledim ya. Onu grupta atmıştınız ya. O Aynen. zaman dinledim. Ama şimdi keşke dinlemedim deseydim. Hani Aynen. çünkü pek hatırlamıyorum. Oo, Capablanca. Aynen. Capablanca falan, Ama her orayı şeyi dinliyorum. anlatıyor. Ben işte şöyle yaptım, böyle oldu falan. Hani Capablanca ile çok alakası yok yani. İşte rakibim beni yendi falan. Bir şeyler anlatıyor da.
O kadının yeni bir şarkısı çıkıyormuş. O Karlsen. O Karlsen. O serisiyle devam ediyor. Yok şey. İzole Piyon. Şarkının adı. Oradan aklıma geldi abi. Bizim çocuklara şey vardı ya. Terfi edemeyen köşe, kenar piyon. Kenar piyon. Hatta şey Twitter'da böyle bir şey yapmış. Acaba hangi şarkı yapacağım demiş. Oylama açmış böyle. Bu arada beyazın siyah fili yokken E5 paşalar gibi olabilir diyeceğim ama. Evet vezir A5 ay ay ay. Vezir A5 şimdi kale çarpı C6 yok. Vezir boşta. Vezir çarpı A5 at çarpı A5 var. Aynen öyle. Ki aynen o oynandı. Şimdi 4 piyon 3 piyon ama 2 fil var. Evet. İki fil var. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Beyaz beraberliğe oynuyor. Oynamak zorunda burada. Yok ama kazancı oynayacak. Çünkü piyonların siyahı dizdi artık. Siyah filin... Bunu lütfen Twitch'te klip yapın. Bunu lütfen Twitch'te klip yapın. Burada evet. Bu video kale... paylaşılacak. Bu video paylaşılacak. Kale çok talihsiz bir şekilde uyundu mu diyeyim orada. Şah kale oldu değil mi? Aynen. Şah kale oldu. Yani oyun çok keyifli gidebilirken bir ama şu an kalite. Kalite oldu yani. Gene oynanabilir bir konum bu arada ama beyaz filler kırışıldığı anda ya da işte kaleler kırışıldığı anda oynanabilir bir konumdan çıkacak. Evet. File 6. Çok güzel bir tuzak vardı. Çünkü çakıp tekrardan alabiliyordu. O yüzden dikkat etti zaten. Yani çok Volkan'a... açık. Çok açık. Çok açık olduğu için filler gerçekten çat 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 yani. İşte o da kale takası sürekli istiyor. Evet. Kaleyi yanlış. Kale B2 kale... ama B1'e gelmiyor. Tekrardan oraya baktı. Ve bu sefer var. Bu başka sefer fil başka çarpı. Fikri buldu. File 5 var. Bu arada şu an evet o boştaydı. Onu istendi. Bu oyun sonunu kazanmak çok zor. Niye? Kolay işte F7. Ayşe pardon. Buradan dönmek çok zor. Oyun F7'yi de aldıktan sonra oyun basit bir kazanca dönecek artık. Tabii ki şu ana kadar gelen konum basit değil. Bu niye mat değil ya? Oy. Çok güzel mat kesti. Çok güzel bitirdi. Ve ikinci masaya bakalım. Atakan Sayın, Ali Erkan Barış oyunu. Ali Erkan Barış bu zamana kadar full gidiyordu. Önceki hangisi, kaybetti. Hangisi? Beyaz mı siyah mı? Yani ben siyahı oynamak isterim. Tamam ben de beyazım. Neyi de kazanacaksın? Ben kazanmak de istemiyorum ama en kötü berabere mi var? Tamam ben o yani o zaman hadi görüşürüz falan hadi berabere de şey yaptık. Not now. Şimdi değil çünkü. Ama şimdi neyse şah F4 oynasaydık. Ya biri yoracaksa o konumu yoracaksa dedim biri oynamaya devam edecekse herhalde ki siyahlar edecek. Çünkü beyaz olarak dediğim anda F5. Şah C4 fikrini düşünüyor ve şah C4. Kırdım. Dikkat etmesi lazım. Kale B5 oynayabiliyorum zannettim bir an. Tüh. Oynayamıyordu ki zaten tutuluyor ya. Şah B5. Şah B5 diyorum ha beyaz şah zannettim onu. Benim de gözlerim. Şah bence çok yanlış yere gitti. Şahın buraya girmesi lazım. Vallahi siyah yani oynuyor. Ali Erkan'ın yanlış tercihi bana kalırsa şu an oyunu kaybettirdi diyebilirim hatta. Dur bakalım da. Hemen şey yapma. Sen siyahsın sana mı oluyor? Yok hayır ben siyah bana değilim. Hayır öyle bir şey yok. Ne oldu sonuna kadar mı oynayacağız? Öyle bir şey yok hayır abi. Sen dedin not now falan not now. Hadi ama bakalım. Yanlış oynandı bence. Ya, bak şu hocam. Şöyle olacak. Şu an canlı yayınlanıyor bu. Şey yapma yani artık siyahım dedin. Siyahım dediysem. Siyahım dediysem her şeyle siyahım değil. Bu arada hani oyun neredeyse bitiş olacak. Şahını buraya koymuş olsaydı siyah şu an her şey bitmiş olacaktı. Evet. Oyuna black. Yok hala ben, draw ne? Ya draw da zorlayabilir biliyorsun değil mi? Nereye zorlayacak? Söyle zorla bakalım. İşte neyse ki A'da yani bu. Hani vurmasını bekliyorsun kale ekibi ona. Bu arada bir şey daha ne oluyor böyle? Bir mesaj geldi sanırım. Yok. 22.30 mesajı gelmiş galiba. Yani. Tamam sonraki turumuz 22.30'daymış. Şimdi saat 22.20 daha. O da vuramıyor. Ne oluyor be? Ne oluyor ya? Ne oluyor?
Fil boştaydı. Fil boştaydı. Fil boştaydı. Ben şey yapıyorum, ne oluyor diyorum. Ya çok güzel bir çakallık ama böyle yani olacak iş değil ya. Bu konumu tabii kalesi olan taraf yormak istiyor ama artık yorulabilir bir tarafı yok ya. Fil C5'teyken hiç ya fil bir şey soruyorum. Fil niye orada böyle yaptı? Koy yani, C5'e. Koy C5'e bekle. Aa. Oo. Bu değil işte, bu değil. Çünkü bu daha çok zorlanabilir bir oyun olacak. Size söyleyeyim, 120 hamle izleriz. Çok rahat hem de, öyle diyeyim. 120 hamle izleriz diyorsun. Sen kaleye fil geçen kazandın değil mi? Ne oluyor, vezir çıktı? Ne? Ya. Vezir çıktı. Bitti, vezir çıktı. Evet, sözümü geri alıyorum. Sen ben siyahtım de şimdi. O ya siyah demiştik tabii ki falan. Bitti ya, oyun bitti. Bu evet, bu çok garip bir oyun oldu. Çok enteresan bir oyun oldu. Beraber oldu. Nereden nereye geldik oğlum? Yani hani şey gibi, iyi beraberlikte iyi ki anlaşmışız falan diyoruz. Abi inanılmaz, inanılmaz. Yani ya. Şimdi bu oyunla alakalı yani Twitch chatini hani bitirmeniz lazım, öyle diyeyim yani. Ya şu an LoL yayınında penta atıldı falan diyorum yani. Olay ona eşit. Hani LoL'cu tarzı hani olarsa. Daha böyle hani başka bir şeyden anlatsan. Formula 1'de kaza desen mesela. Formula 1'de işte 6. başlayan elemanın şu an 1. sıraya çıkması gibi bir şey. İyi akşamlar üstadlar, iyi akşamlar. Bir arada şey yapamadım. Selamlar, iyi yayınlar. Reis sizin elolar kaç? Bir de dürüst olun. Satranç TV'de maç yapsanız kim kazanır? Bilmiyoruz. Yani bilmiyorum da maç yapmayacağım için bir şey değiştirmiyor. Aleyküm selam, selamlar, iyi yayınlar. Online turnuva mı? Aynen, online turnuva. Red Bull Chess Masters online turnuvasındayız. Güzel. Hileli evet. Oyuncuya kaybettim. Kayıp mı sayılacak yine? Bakar mısınız? Emir, tur sonlarında kontrol ediliyor zaten. Bir istersen Emir'in maçına da bir bak. Emir. Emir kazan. Taş uyuma var. Gerçek maç. İşte. Hani my man. Turnuva Satranç Federasyonu'nun erişiminin hakemlerinin daha rahat kullanabileceği hem cheating anti-cheating anti-hile programlarını bana biraz şey yap. Düzelt. Daha rahat kullanabileceği hem de hakemliğin daha rahat yapılabileceği bir yerden. O yüzden evet, bu premium chess'te bir anlaşma var. Çünkü daha rahat hani her şey. League chess'te siz müdahale edemiyorsunuz fazla turnuvaya. Olay o. Aynen öyle. Şimdi E4, C5 ve beyazlar ünlem. B3 oynamış. Sabrican için ünlem. Geri kalan satrançlılar için normal bir hamle. Aynen. F4. Beyazlar yani çok güzel ya. Şu at E4 falan benim bayağı hoşuma gidiyor bu açılış ya. Bir de D3 oynansa. Ha, D3 at E3'ü. Evet, şimdi oynanabilir artık. Bravo. Muazzam. Yani beyazlar burada akmış gitmiş ya. Oh, bir de at C5 istiyor. Çok çok ah, muhteşem bir oyun çıkarmış ya. Bu arada 94 kişiye çıktık. İşte arada... bu. Neden 94 kişiye çıktık? Çünkü ben arkada Satranç Medya ekibini buraya çağırdım. Artık devam ediyoruz. Satranç Medya ekibini dediğin ha şey bizim şey topluluğa hani, mı yazdık? Aynen. Ben de diyorum ki ne oluyor? Şey, farklı bir bilgisayar. Görmüyorum. İşte kitle buraya akıyor şu anda. Neyse, tamam. Arada droplar ama olabiliyor. Yani beyaz öyle bir oyun oynamış ki Emir, seni tebrik ediyorum. Hakikaten. İyi de maç kaybettim dedi Emir. O yüzden. Yok, o eski maçlar bahsediyor. Onu bravo. Bilmiyorum. Hakikaten harika bir yeni iş. Tur 22.30'da başlayacak. Bir beraberimiz var. Ona bir bakalım. Bu olaylı berabere tabii. Abi bu nasıl bir maç oldu gerçekten yani, ya. Yani bu maç. Bir dakika. Ali Erkan Atakan sayın. Yani chatteyseniz lütfen yazın. Yani izliyorsanız lütfen yazın. 5 dakikamız var yeni tura. O zamana kadar ne hissediyorsunuz ben bilmek istiyorum hakikaten. Şöyle bir diğer maça bakalım. Aynı renkte filler. Herkes ağır taşlarını herkes daha iyi. Herkes hayatından memnun mu yani?
Herkes daha iyi taşları konumlandırmaya çalışıyor. Al. O. Oy. C6 da gitti. E Bir bu ha anda. berabere açtın zannettim. Diğer berabere nasıl? Diğer berabere nerede? Ha, Şş. şurada. Evet. Tuna Yasin Taştan Efe Ergani. Bakalım. Oo. Bu şey vezir şah beraberiz. Ah Karakan. Karakan Doğu Anadolu gelmiş. bölgesi iyi izlenmiş sanırım. İyi analiz edilmiş. Bu niye file 2 burada? Neyse. Fil C4. Bence istersen Gelmiş devam edebilirim. A6. Fark etmez yani. Yok. A3. Atı F5'e koydu. Siyahlar klasik Karakancıyım diyor yani. Beyazlar da ben de öyle Ben şey Karakan diyeyim. bilmem, oyunuma bakarım. Ben oyunuma bakarım. Ben nerede taşlar istiyorsam oraya koyuyorum diyor. Şey diyor ya. Ya bizim bir arkadaşımız vardı, Erdem Sezgin. Buradan da ona selam olsun. Şey yapardı böyle. İbrahim bir arkadaş ona böyle işte varyant detaylarını falan anlatmış. Abi ben Karakan Marakan bilmem. Ben oyunuma bakarım. Aynı o tarz gitti şu anda maç aslında. Şey diyordu ya. Ne anlatıyorsun Mama Diyarov falan, ben 1300 1300 adamım adamım. oynuyor işte. Ya çok güzel bir üniversite dönemi. Satranç adına da çok güzel günler yaşadık. Bugün İTÜ'deyken hakikaten onu özlediğimi fark ettim. Yani sizi aradım yani İTÜ'de. Yani üniversite yaşım hakikaten bir kez daha gelmiyor. O yüzden herkes üniversite okurken kıymetini bilsin. Veya lisedeki arkadaşları da şu an ileriyi söylüyorum. Ben de bayağı bir duygulanma oldu şu an. Satranç Medya burada Blackburn'un izleyicisiyiz. Sağ olasın, sağ Blackburn'cuyuz olasın ki ezelden diyelim. buradayız. Onur Akduran merhaba merhaba sembolü atmış. Bu sembollere de alışacağız herhalde. Evlat acısı hissediyordur. Haber verseydin gelirdik yanına. Bunu Evet. anlayamadım. İTÜ için diyor Ha, herhalde. Red Bull'un seçtiği takım neye göre belirliyor takımı? Valla onu Onu Red Bull'a sormak gerekiyor aslında. Soralım yani bu yayından sonra onu beraber soracağım ve konuşacağız gibi öğreneceğiz. biraz daha aslında. Hani nasıl yapalım falan. Tabii ki tüm bölgelerin elemelerinden sonra belli olacak bir şey olduğu için bakarız elbet, böyle çok hak edip de gelemeyen insanlar olacaktır falan bir şekilde. Yani ben o takımda Emre Asgüleç'i görmek istiyorum hakikaten. Güzel anlattın. Bu maddiymiş. Ben de matı Ya görmem, mat olduğunu ya. zannediyorum. Sen Emre Asgüleç'i takımda görüyorsun. Bitiş oldu. Berabere oldu. Evet, sonuna kadar. Dön baba dönelim Burada beraberesi. şah mı çekti? Evet. Bir ara A3 alınabiliyor mu acaba? Kuşkulu yerlerden bir tane. Ne oldu ya burada? Abi bu oyun bence Bu oyunda çok şeyler vardır da. Hızlıca şöyle bir baktık. Son bir dakika kaldı evet. yeni tura. Evet. Şimdi dönelim. Open in app diyor. Sıralamayı açalım. 7'de 7 Volkan Sevgi. Diğer rakiplerinin 1,5 puan önünde şu anda. 3 tane 5,5 var. İbrahim Tofan 5 puanda. Ali Erkan Barış, Atakan Sayın ve Muhittin Büker 5,5'ta. Emir Gülbeyaz 5 puanda. Bakalım bakalım bakalım. Kadın sporculardan Emine Yanık Sürel 4,5. Tıp tıp. İrem İncibayram 4 puanda. Bu şekilde gidiyor. Bakalım turnuvanın sonunda 7. turdan sonra sıralama böyle 8, 9, 10 ve 11. turlar var. 1. Volkan Sevgi şu an çok favori duruyor açıkçası. Haber verseydin ha, bence en iyi dördüncüler olmalı. Valla bakacağız ona, tam şey değilim. Emin değilim şu anda. Yani emin değilim dedim. Ya bir şekilde seçilecek onu. Hani hak eden bir takım olacaktır zaten. O konuda bir şüpheniz olmasın. Ha bu arada. YouTube'da neden anket sorusunda hep boom yes yazıyorsunuz abi ya? Ya onu Emre yazıyor aslında. İyice şey yaptın. Ya bu benim çok kullandığım böyle bir kelimeydi. O yüzden hani her böyle işte şeyde heyecanlandığım anda onu söylüyordum. O yüzden onu da size işlemeye çalıştım aslında. Başarılı da oldu. E4 C6 geldi bu arada. Karakan geldi Volkan'dan. At C3. Bakalım. At F6'lı. Yalnız Ne şey olacak?
Kırdı kırdı. F hattında bir duble var ama bir ara artık fil haşa fil G7'ler falan oynayacak herhalde. Hop hop boşta. Fil boşta. Otomon mu yaptı acaba? Otomu sanmıyorum. Niye? Böyle bir varyant mı var? Yok. Kale G2'ye bir şey oluyor mu? Olmuyor. Yok bence. Yok. Fil boştaydı. Ah, yok. Atakan. Ah. Atakan yani Volkan Sevgi çok zor yakalayabilirsin böyle. Ha bu varmış. Bu varmış ya. Pardon 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 pardon. Vezir A5 varmış pardon. Bizim şeyimize denk doğru yani. Ya bu GF6'lı varyantta her zaman Vezir A5 var. O yüzden E5 sürdüğünde de Vezir A5 var bazı yerlerde. Fil F4'ten sonra. Onu bir an görmedim. Evet önerebileceğiniz YouTuber'lar varsa onlarla da satranç oynamak isteriz. Ben aslında Unlost'la oynamak isterim diye buradan çağrımı yapayım Red Bull'un kanalından. YouTuber'lar ile oynayın satranç için çok güzel olur. Vallahi deneyeceğiz. Deniyoruz yani. Ya deneyeceğiz daha doğrusu da. Bir arkadaş şey yazmış. Selam Emre abi demiş. Bana yazmış herhalde. O ne satranç mıydı çünkü. Ben yazdım ya. Ha sen mi yazdın? Kendi yayınımıza kendimiz yorum yapıyoruz bir taraftan da. Ne yapalım? Evet. Böyle. Yani olmayınca diyorsun. Olmayınca biz yapıyoruz. Bu arada sayfayı takip etmek gerekiyormuş. Hmm. O yüzden yorumlarda belki azalma vardır. Ha, takip edenler sadece yorum atabiliyor. Yorum atabiliyor. Hmm, o zaman olaylar değişti. O yüzden hani dışarıdan sohbetten şey atamıyorsun herhalde sen. O tarz şeyler. Beyazlar şahkanı da hata yapacak ama evet, siyahlar da şahkanı da hata yapacak. Kale G4 kuvvetli. Vezir D3. Vezir E2. Evet beklediğim vallahi hamle mi gelecek? F4. Ha, F5 pardon. F4. İsteğiyle. Kale DG8'ler falan. Yani oluyor siyah böyle. Yaptım bu işi diyelim. Ama bir taraftan da bir B5 var. Kale ne güzel yerlere gitti ya. Vezir D3'e ama işte o biraz F4 oldu. O biraz F4 oldu be. F4 acaba o gerek var mıydı? Olabilir de. Bir dakika dur ya. Aldı onu da. Alet bırakmadı. Dikkat et. Aldı onu da. Önce D7'yi aldı. Şimdi ama bir dakika. Bence almasına gerek var mı diye emin değilim. İyi şu an. Beyaz kötü. Beyaz mı iyi, siyah mı iyi? Yo, siyah daha iyi konum olarak ama beyaz o şeyden iyi çıktı gibi hani. Not that bad diyorsun. Yani ama F4'ten sonra direkt neredeyse böyle kayıp gibiydi. İyi bir ara hamle buldu bence. Olabilir. Ve şu an kale G4'e gidiyor. Kale G4'e gidiyor. Vezir H5 isteniyor aynı zamanda. Vezir H5 alacak mı? Almayacaktır. Vezirleri kırışmak istemiyordur. Ama at çok güzel dolanıyor. Yani bu maçı izlemek çok keyifli. Volkan da o biriktirdiği süresini artık burada harcamak zorunda sanırım. Kale G4'de ne var diye düşünüyordur. Dediğim anda şey oldu. Çünkü burada fil G3 hamleleri çok tehlikeli sanırım. Fil G3 hamleleri çok tehlikeli mi? Niye acaba? Bilmedim. Ya şimdi at C4 gibi bir şey oynasan fil G3 gibi bir şey fil oynar G3, mı? H, G3 o attı evet, oraları. Evet orayı tuttu. Her zaman şeyler var. Vezir C4'ler var. Biraz belki ona şey. Evet Red Bull'dan gelen bilgiyi hemen sizlere aktaralım. Zaten wildcard olduğunu söylemiştik 8. takımın. Ama bu 8. takım şu an belli olmayacak. Şimdi fil o kadar kötü. Turnuvalar bittiği zaman en son seçilecek. Aynen. O yüzden bence bütün turnuvaları sonuna kadar oynamaya gayret gösterin. Neyin nereden seçeceği belli olmaz. Belki en güzel oyundan seçilir. Belki en iyi 4.'den seçilir. Ya da en iyi 5.'den seçilir. O yüzden bence oyunları oynamaya devam edin. 8. takım için diyelim. Kesinlikle. İstanbul'daki o özel turnuva H4 için. H4 bir şekilde yani şah kanadını döndürüyor. Taşlar dönüyor dönüyor. Ya beyaz bir şekilde direndi ve iyi çıktı. Ve beyaz
Bir piyon önde. Ya piyonluk kalacak mıydı konum dedik ama neredeyse kalacak. Valla. Flash 4 de var bir ara. Yani şu an Vursun mu ona? Vursun mu? Vursun. vurs, yani ben de vurdardım. Kale G4. Sohbete hemen bakıyorum. Saldı. Saldır Atakan demişler. Atakan da Saldırıyor kale diyorsun. C1 ile şimdi C6 süreceğim mi diyor acaba? Ama C6 sürence Yalnız B6. çok çok kritik bir Hop hop hop. Kale Yalnız bir C1'in dakika at H2'yi koruyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. At burada hakikaten iyi işler yaptı. Şu an çok güzel bir taktik var. Çok alınabilir. Alınabilir Emre. mat var değil mi? Mat Alınabilir. var mı? Çünkü vezir F1 şah bir yere Mat kaçtığında var. gelip Yok. Geri dönüyor tekrar sürebiliyorum. Ha, ya. yani bir de eğer şah C6 kaçarsa arkadan alabiliyorum. Güzeldi. Ya o işte Güzeldi. arkadan kale hamlesi bitiriyor yani oyunu. Güzeldi fakat C6'ya B6 oynayacaktır ya. Bilmiyorum ama sanki C6'ya B6 işler siyahın istediği gibi olacak. 11'in 8. turunda sizlerle birlikteyiz ve bundan sonra 3 tur var ve 3 kritik tur olacağı benziyor. Çünkü Volkan hakikaten zor bir karşılaşma yaşıyor şu anda. Yalnız F1'deki at ne kadar güzel kaldı. Hem E3'ü tutuyor. Şimdi vezir de Şimdi serbest. vezir serbest ama vezir E4 gayet iyi. Çok iyi. Vezirin Yani beyaz iyi merkezileştirdi. kaldı. Bunu kesinlikle Piyonlar söyleyebiliriz. ayrık, beyaz iyi, süresi yeterli. Bakalım ne oynayacaklar. Yani Bakalım yapabilecek mi? Volkan da çok ama yani Volkan'ın karşısına da bahise girmek bu turnuvada ya bahse girmek dedi. Aksini söylemek çok zor yani en azından bu turnuvada. Beraberliğe beyaz razı ama bence Bir şey hayır. konumun gerektirdiği bu değil. Vezir Ve F4'ten Vezir F4'ten vezir kırışır diye düşünmüştüm bir an. çok garip, çok garip. Vezir H... Bence gereksiz vezir F4'ten vezir kırışıp alet 4 piyonu alet 3 piyon kafası rahat oynardı. Evet. Kesinlikle öyle. O daha şeydi ama dur bak vezir G7'de oynayacaktır bir el. Çok heyecanlı bir maç olduğu kesin. Vezir E5 mi? Vezir İşte E5 yani burada daha değil ama bak işte. hayır daha iyi bir vezir şeyini kaçırdı. Vezir kırışını kaçırdı ya. Şimdi bu biraz bu arada gene veziri kırışmadı Volkan. Bu daha hiç iyi beyaz için. Evet, bu oldu. G4'ü alamıyor. Gene E4'ü koydu vezirini. Vezir çok merkezi ve serbest kalıyor biraz. Yalnız bunların hiç önemi yok biliyor musun? Çünkü H2 ile E3 tutulu at da istenmiyor hiçbir şekilde. O yüzden rahat. Şu an yani bir saldır desen yani taşı nereye koyuyorsun vezirini? Şah çekebiliyor musun? Çekemiyorsun. Peki Volkan neden beraberliği kabul etmiyor dersek de sanırım süreden dolayı. Bence şey hani istemiyor berabere kalmak. Hani kazanmak istiyor. Bu çok şey. Yalnız bir piyon daha gitti. Ve bu sefer beyaz ben istemiyorum diyebilir. Her an. D5. D5 veziri biraz daha aktifleştirmek adına E5 ve biraz Zugzwang'da kalacak gibi duruyor. işte korkulan oldu. Korkulan oldu ve İstemiyor. Berabere istemiyor. Yok. Şu an çok zor konum kaldı. Beyaza da zor konum kaldı bu sefer. Vezir H3 güzel. Veya vezir D6'lar. Ha şah çekti. Var, var. Doğru söylüyorsun. Vezir H3 tekrar. Vezir F2 ve beraber yapacak galiba. Hayır, hayır, hayır. Bu değil. Bu E4'ü. değil, bu değil. Dur. Vezir E6'dan sonra ne var ama? C5'ten tüyüyor. Tüyüyor mu? Hayır ya. Dur dur Hayır. dur dur dur. At gitti. Çok çok. Ve işte Volkan Ama istediğini aldı. zaman baskısı çok önemli oldu burada. Zaman baskısı önemli oldu. Hakikaten yani çok fazla bilgisi oynamanın işte
katkısını burada Volkan görüyor. Hala vezirini istediği konumda tutamamış olabilir. Bence hala böyle çok çok açık bir şey yok. D7 sürecektir. Hayır, ha, şah çekiyor. Pardon, ben bir an kazandım zannettim de. Evet ve vezire elveda, pardon, piyona elveda deme zamanı. Evet, tutunduğumuz dallar birdir. Çok 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 güzel ve bu oyun muhtemelen bu turun son oyunu gibi duruyor. Bir tane daha oyun var şurada. Furkan Seçkin, Azizcan Özçelik. Furkan Seçkin'i tanıyor muyuz? Tanıyoruzdur. Niye tanımayalım? sana sordum. hep bana şey, sanırım biri Furkan Seçkin'in oyununu istemişti de. Evet, dinlemedeyiz. Tur bitmek üzere. Sizi dinliyoruz şu anda. Bakalım siz ne düşüneceksiniz ve çok güzel bir Favori World oyuncunuz kim? Favori? World oyuncunuz. World mü? Ben LoL'e gitti kafam. Bu ara Worlds var ama şey mi diyorsun? Dünyadaki tuttuğunuz kişi mi diyorsun yani? Beyaz kazanır, siyahın güzel hata yok. Öyle olmadı. Yalnız o oyuna bir daha bak bakmamız be, lazım. Helal ya. Olsun koçum benim. Vallahi iyi oynadı ama işte oluyor böyle şeyler. Böyle şeyler oluyor. Ya şu oyun yani, tamam arkalar belki TR4 ama işte bu D5 hamlesi bence hatalı ya Emre. Yani fili ya burada ama veziri döneyim ya. Yapamıyorum. Dön yani. Şöyle yapacak. Vezir C2 falan. İşte vezir C2 fil G3'ten falan çekiniyor herhalde. Aa pardon, vezir işte Zugzugbank da burada sıkıntı o. Şah 2 oldu. Şah 2 işte. Yok, şaşırtık oynayıp geri döneceğim. Zorcumaktayım, yok gerçekten zorcumaktayım. Hani bir şey yapmam lazım. Ve yaptığım D5 hamlesi fili iyileştiriyor. Tamam, oyna şaşırtık. Aslında D5'i iyileştirmiyor. Ha. Ya bir şekilde fil şey yapıyor. Filin, tamam, şimdi filin B6 çapraz. Şimdi vezir F2. Ya ben bunları tutacağım. Vezir F2 buraya sarkmak istiyorum. Yani ya tabii zor. Ki, ya, kayıp her, değildi. Kayıp değildi zaten. Yani şey, burada ama kimseyi hani ya niye böyle geldin diye şey yapmıyorum ama İyi oynadı. Burada, sadece süre sıkıntısı var. Yapacak burada bir şey yok. Süre bitmiş galiba. Aa, terk gelmiş. Terk gelmiş. Bir oyuna bakalım. Evet. E4, E5, at F3, at C6. İtalyan D4. Gelmiş. D4. Çok güzel. F4. Bunu Vahapşanal analizinde söylemişti. Burada işte F4 hamlesinin olduğu fil G5'ten önce. Bir piyona karşılık beyazlar güzel bir aslında atak konumu elde ediyor. Piyon yapısı da bozuk. Uzun lok attırırsa, ama bu arada F6'dan alıyor F6. Kare G6 mı var? Evet. İşte uzun lok attırmıyor. Ama çok güzel kareler kalmış. Çok çok yani. Çok güzel yani. Ya ona kaleyi vuracak galiba. Ya o atı D5'e koymak. Sonunda kalite farkı ya. Aynen. Demek kale vuruldu demek ki. O at çünkü çok sıkıntı yaratacak. Filmi diyor şey yaptı. Ben yorumlara gene bakarım ara ara. Oy oy oy. Sabri'nin en sevdiği satranç oyuncusu kim? Gelmiş geçmiş. Gelmiş geçmiş. Oo, sence? Bir dakika dur bakayım. Bir dakika dur dediğim anda. Bir evet. Sıkıntı olmaması lazım ama. Şu an bir sıkıntı yok. Her baktığımızda sıkıntı yok ama bir yerlerde bir. Demek ki bir şeyler var. Oo, çok güzel. Çok güzel dönüş. Hayır, sadece ses değil. Dur. Evet. Benim en sevdiğim gelmiş geçmiş oyuncu. Gelmiş geçmişe gerek yok. Şimdi sorsanız da aynı şey olacak. Aynı şeyi diyecek zaten. Aynen. Carson'i hakikaten çok seviyorum. Onun dışında Blackburn'un oyunlarına bayılıyorum zaten. Onu kanalda benim videoları izleyenler illaki Blackburn Medya'yı bilecektir diyeyim. Çok güzel. Bir oyun istemişlerdi sanırım ama oraya bakmadım. Şu anda 93 izleyiciyle beraberiz. Twitch'i sallıyoruz dedin. Aynen.
Şöyle bir sıralamaya bakalım. 8 puanda FM Volkan Sevgi, 6,5 puanda Ali Erkan Barış, 6 puan Emir Gülbeyaz, İbrahim Tofan 6, Mustafa Berkay Özdöver 6, Atakan Sayın 5,5, Emine Yenik Süral 5,5, Muhittin Büker 5,5. Kuvvetli oyuncular CM, Ahmet Karahmetoğlu burada, Efe Ergani var. Gene ilk 3 için, ilk 4 için hatta bir mücadele var şu anda aslında. Dün biliyorsun, dünden önceki gün Salı günü son turda belli olmuştu ve son turda 5. olan isim bir anda 3.'lüğe çıkmıştı. O yüzden bir şey mi oldu? Yorumlarda bir olaylar var. Almost'u duyunca ben yani bir şey oldum. Bakalım yorumlarınızı bekliyoruz o konuda da. Bu arada ben Almost'un da satranç oynadığı videoları denk geldim. Onları da biraz baktım. Chess.com'daki hesabını da buldum aslında. Ama online göremedim. O yüzden şey yapamadım. Sezar kullanıcısına merhaba diyelim. Merhaba Sezar kullanıcısı. Boom. Bum. Çok hoş şeydi. Şöyle bir Şu an gidecek son 3 olursak dakikayı yaşıyoruz muhtemelen. Son 3 dakika ve bir oyuna ondan sonra bakabiliriz. Gözümü kapatıp mı seçsem, ne yapsam? bir oyuna bakalım. Tamam. İbrahim Topal maçına bakalım. Nerede? 4. sırada. İbrahim Topal geriden mi geliyor? He, daha demin şey kaybetmişti. E4 E5. O Petrov. İşte evet, anandım burada oynadığı hamle fil F5'ti ve vezir E2'den sonra atı düşmüştü. Biliyorum, ben çok izledim. Bazıları mutsuz olabilir bu konuda Çok ama izledim o videoyu falan. Çok gördük ya. rüyalarıma girdi. Fil D3. Bunun yanında Bulgar bir kıza karşı oynamıştı Tolga. Ona da buradan selamlar. Heyecanlanmıştı biraz da o sebeple. Bunu şey yapıyorsun? Ya olabilir böyle şeyler. Çok güzel kırışılmış ve oyun sonunu acaba İbrahim Topan buradan nasıl kazanmış merak ediyorum. Yine mi arkadaş, yine mi piyon oyun sonu diyecektim. Bayağı da şey. Evet. Aa! Aa. Vay vay vay. Çok çok şey. Kötü olmuş yani. Buraya kadar gelip Kötü de olmuş. vezir Red uymak. Bull'un açıklaması ne bilmiyorum. Ne açıklaması oldu Red Bull'un? Biz söylemiştir ya, Red Bull açıklaması, onunla biz bilmiyor Aynen. olanlar mı bilecek yani? Muhtemelen sen biraz önce söyledin ya. 8. takım. Anlosla alakalı diyorsun. 8. takım şey mi? Hakikaten yazık olmuş ya Vizir C7'den sonra. Şuradan gene sadece ses yapayım ben de. Sadece ses değil, sadece sohbet ya. %8 şarjım var. Hadi bakalım. Evet Emre'ye yorumlarınızı aktarabilirsiniz. Onun dışında Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor adlı türküyü sana armağan ediyorum Sabrican. onu uzatabilir misin? Evet, yayın tüm hızıyla devam ederken Yayında. Bravo. burası Red Bull'un ofisi mi? Hayır, burası her zaman YouTube'dan da canlı yayın yaptığımız benim evim. Hayır, Ama öyle bir şey değil. Satranç Medya'nın ofisinden sesleniyoruz sizlere. Satranç Medya stüdyosundan sesleniyoruz falan diyormuşum. Ama Satranç Medya'nın stüdyosu da benim evim. O yüzden bir sıkıntı yok herhalde. Ama arka planı beğendiniz değil mi? Biz de çok beğendik. Şöyle yapayım biraz. İnanılmaz ya. Hakikaten çok güzel oldu. Çok yakıştı. Volkan FM, evet. Aynen, Volkan Dün FM'nin bir varmış. FM kazanmıştı turnuvayı. Yani Doğu Anadolu bölgesinde FM kazanmıştı. Bugün de bir diğer FM, Volkan Sevgi, 11 Ekim'deki bu İç Anadolu turnuvasını kazanıyor Ve gözüküyor bakalım. 9. turda geldi. FM Volkan Sevgi, Mustafa Berkay Özdöver'le Çok güzel bir oynuyor. soru geldi. Buradaki oynamalardaki değişimler Elo'ya etki ediyor mu Emre? Hayır etmiyor tabii ki. Premium Chess Elo'suna etki ediyor tabii ki ama Aynen. normal Elo'ya Normal bir Elo'ya katkısı etki yok. etmiyor.
Evet, Mustafa Berkay Özdemir'in. Yani ileride FIDE online Elo diye bir şey çıkartırsa ki FIDE'nin sitesinde. Ben olurum diyorsun. FIDE'nin FIDE'de var böyle bir şey ya. Online Elo var. Online Elo online şeyde de geçerli. Yok mu ya, var. Online Elo çıkmıyor mu FIDE'de? Sanki çıkıyor bir şey ama. Neyse. Online Elo ya o başka. Aa, FIDE. Mustafa Berkay niye bugün böyle? Yo, kendisi bu. 2120 diyorum. Birkaç oyun kaybetti o arada da. Biraz gerilerde kaldı bir aslında. Bir tane kaybetti sanırım. Ondan mı? Beraber isim var sonra bilmiyorum. Şimdi Mustafa, onu izleyelim istersen arada bakarız. 5. şu an gidiyor. Aslında fena değil ama. Kaçıncı oyundayız şimdi? Kaçıncı maçtayız? 9. oyundayız. Aslında Mustafa Berkay için ya tamam ya devam maçı aslında. Biraz olayı şey ya. Biraz orayı abarttım diyorsun. Şeyde herhalde bu turnuva yayınlarından sonra Fanatik'te Fanatik'te ya da Fotomaç'ta şeyleri başlıkları atan olarak çalışmaya zaten başlayacak. Bence YouTube'daki bence de bizim YouTube'daki başlıklar daha iyi. Ama şeyde yüzünden biraz tepki aldım. Fenerbahçe gibi defans yapan videosu yüzünden. Ya sen Fenerbahçeli olduğun için sorun yok aslında ama. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki yani ben Fenerbahçeliyim yani. Ne yapalım şimdi, Fener kötü defans yapıyor diye. Bir de o videoyu şöyle çektim. Fener Dinamo Zagreb'le oynuyor. Hı hı. Yeniliyoruz. O yani maçı izleyemedim bir yerden sonra. Canım sıkıldı. Ben de o videoyu çektim. O yüzden biraz aslında Emre şey o kadar fanatik değil ama bazı zamanlar bayağı fanatik oluyor. Yani Beşiktaş-Fenerbahçe maçını beraber izliyorduk. 1-0 telefonuyla ilgileniyor. Gol oldu. Maça döndü adam. Biz iyi gün taraftarıyız. <anlamışım. gülüyor> Yok aslında öyle değil. İçimden sinirleniyorum. O yüzden izlemiyorum. İçimden sinirlenmesem takım aksa her zaman izleriz de. Sen sinirleniyor. Yalnız Beyaz burada düşünmekte haklı. Bir sonraki tur 23.10'da başlayacaktır. Bu saatten önce başlamaz diyorlar. Ve 10. tur 23.10'da, 11. turda, son turda 23.30'da 23.30'da olması lazım. Ondan sonraki yok. Yok, evet, 11. pardon. Bir an. Burada düşünmesi lazımdı zaten Vezir C2'den önce. Çünkü birkaç at G6 hamlesi, yani böyle ya at iki tarafta at, böyle neredeyse yedi, iki tarafta diyeceğim ama Beyaz'ın atları daha iyi. Şimdi at G6 var. Dikkat. Yok. İşte bu çocuğa dikkat edin. Görkem abiyi de özlemişim, ona şey yaptım. Ne olur burada atı E5'e mi koymaya çalışır yoksa fili mi oraya çeker? Bakalım siyahlar nasıl bir karar verecek? Fil E5. At D4'e gidecek herhalde. At D4 ama beyaz filimi de çıkmam lazım artık. D7 falan oynayayım da. Fil D7 oynayayım da aynen. Kaleyi getireyim artık, yoksa yani iki taş eksik oynuyorum. Biraz öyle, evet. Hani bir hani fil bereket bakıyor hani böyle F5'lere falan da, hani iki taş eksik gibi değil de bir buçuk taş, yani bir taş eksik gibi diyeyim. Doğru bir burada bir şey gelir mi acaba? Kale F1, fil E5. Hani bir draw. Hani beraberlik teklif ediyorsun bir bakıma. Ama yok, onu tercih etmedi çünkü kale E8'ler falan. Volkan Sevgi bence kapıya şey koymuş. Hani ben bugün hepsini yeneceğim mi diyorsun? Hani tam puan gitmek istiyorum diye koymuş olabilir. Ama şimdi kaleler yer değiştirdi. E2 F2'ydi. Şimdi beyaz kalelere geçtiler. Ki mantıklı bir tercih çünkü beyaz siyah fil oyunda değil. Beyaz karelere taş da koyamıyoruz fil E4'te. Ama siyahların da çok böyle aletleri kötü yerlerde değil. O yüzden çok böyle atak şansları sağlamıyor yani. O arada kaçırdık. Lütfen yorumları tekrar yazın yazdıysanız. Yok, kaçırmadık. Kaçırmadık. Evet. Kaçırmamışızdır. Şak, fil fedası başlığı da çok iyiydi. Evet, teşekkür ederim ona. Ben buldum falan diyorsun. Aynen, çok güzel denk geldi. Magnus'un bir tane fotoğrafı vardı. Böyle tarzı bir şey. Oradan fil yerde verince güzel bir konu kaldı bize de. O fil gitgide kötüleşecek galiba. Fili nereye döneyim? B6'ya döneyim. Ama şimdi D4, ardından C5.
O. O yani mecburum. Vuracak. Buna vuracak ama. Vurdu gitti galiba. Yalnız D4 düştü. Şimdi alış 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 vezirle. Çok güzel. Çok çok güzel. Beyazlar bir sanat yaptığı kesin, yine alamıyor. Çünkü fil G4 hamlesiyle E2. Ama işte öyle değil. Yani bence siyahın konumu iyileşti. Beyazlar sanat yaptı da. Beyazlar hamleyi gördü ama aynen. Siyah daha iyi yani. Ya aslında Siyah daha iyi. hani Daha iyi. bilmiyorum ya. Biliyorum Hani ben vice siyah versa mı derler burada. İngiliz arkadaşlar daha iyi bilir falan. Oy oy oy. Burada ohoho. Arkada bir şeyler mi var diyeceğim. Bitti. Oyun bitti. C3 de boşta şu an. C3 evet. E2'ye çekti ama. Evet işte bu var. Fil çarpı G2'den sonra artık. Of. Neler oluyor? Neler oluyor? Taşlar bir anda, siyahın taşları akmaya başladı. O muydu acaba? İşte o iyi mi yaptı filleri bilmiyorum. İşte o biraz sıkıntı sanki. G2 istediği an Bitiyor. Vurdu. Evet. Evet. Ben olsam çoktan almıştım, öyle diyeyim. B6'ya geldi. Ama şu an değil dedi. Ben istediğimde. Muazzam. Muazzam. Muazzam bir kazanç geldi Siyahların siyahtan. Konumu ama kendini hissettiriyordu. Çift fili de çok iyi kullandı. Ve yani olayları değiştirdim olayları diyorsun. değiştirdin. Evet. Biraz değişti. Biraz bir sıralamayı açsana ama. Ha, ikinci masaya bakalım. Şunlar bilsin daha şeyde bu arada oturmamış. Gene güzel bir oyun ama 5 piyona 3 piyon. Beyazlar 2 piyon önde. Siyahların 20 saniyesi, beyazların 33 saniyesi var. Bakalım. Şuraya kalacak mı acaba? Şah G7 ama Şah G niye at E5 değil adlı soru mesela. Yanlış piyon mu sürüldü acaba? Şimdi at E5, kale F8 mi? Hop. Şimdi at F8. Oo, iyi, tamam. A piyonu da var fazladan, o yüzden Evet. yani çok fazla geçer var. Bu kadar kale E7. Kale E7 sanırım. Hatta kale. Evet. Niye? Ha, çatal var. Çatal Ha, var ben ve var ya, ben de bitiş oldu. hayır. Çatal olmasa bile ne bileyim Yani kötü kale F7 kale falan kale da F7 yani falan da var. Niye şey çok yaptı? Ben hani böyle öyle basit bir şey yoktur gibi geldi bana. Tabii 11 tur oynamak da inanılmaz zor. Şu an 9. turdayız. Ya yayın başlayalı 3 saat oldu. Benim kafa gitti yani şu an, öyle diyeyim. Oyuncuları tahmin edemiyorum. Çünkü her varyantı hesaplamak zorundasınız. Bizim gibi hamle önermeniz yetmiyor yani. O önerdiğiniz hamleleri de sürekli hesaplamak zorundasınız. Marmara katılımı ne kadar olur demişler. Vallahi tahmini yani 150'ye falan yaklaşır diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani 100'den aşağı olmaz diye düşünüyorum. 13 Ekim'de Marmara bölgesinin turnuvası. Ya biz elimizden geldiği, hani duyuru yapmaya çalışıyoruz. Biz hani hem yayınları paylaşıyoruz kanalda falan. Umuyorum güzel oluyordur. Ve katılmak isteyenler katılır. Chess Brass sabım olsa da Magnus kafası atsam. Benim yok. Versen mi? Şakaydı. Hile olup olmadığı nasıl anlıyorlar? Hile önleyici programlarla her turdan sonra hakemlerimiz kontrol ediyor ve hile yapan oyuncuları da maalesef, yani maalesef hile yapan oyuncular olduğu zaman da banlanıyor. Bir kişi şu ana kadar Doğu Anadolu bölgesinde oldu. Bir kişi de bugün İç Anadolu bölgesindeki turnuvamızda oldu. H piyonu vezir. Siz Oldu. ona piyon Evet. demişsiniz ama o artık vezir. Ve ya bu zamanımız oyun oldu. sonunun aslında berabere olmasını bekliyordum bir şekilde ama o piyon nasıl çıktı? Öyle Ne ara olmadı çıktı? Ve tur bitti. Ve sıralamaya dönelim. Sıralamaya basalım. Hala bir puan fark var. Hala bir puan fark var ama yani Emir Gülbeyaz'ı bir izlemek istiyorum. Emir Gülbeyaz, evet. E4 B3 de bana çok güzel bir gönderme yapmış. Şimdi acaba öyle bir şey gelecek oynamış mi? E4 E6 D4 D5.
Burada F4'de herhalde pek... Ha, gerçi F4 burada ana varyant olması lazım. Pek beyaz aslında şeye baktığını düşünmüyorum. Hani siyah acaba ne oynuyor falan diye. Hani aldı sonunda. Ben Evet, işime sonunda bakarım tepki diyorum. verdi yani. O at orada güzel kaldı ama at G5'ten sonra herhalde Yoksa rok o. atmayacaktır ama herhalde. Hoppa. Yani biraz Vezir zor boşta. varyantlar. Biraz bilmiyorum ya, At G5 çok geldi garip sonunda. oyunlar oluyor. Valla be, yani beyazı aslında tam benim stilimde oynuyor ya. Yani bilmiyorum. Yani benim Doğru stilim diyorsun. tabii ki at E6. Evet, F çarpı E6'dan sonra at G, yani vezir Vezir çarpı çarpı G6. G6. Bu oyun sonuna pek kalmak istemez, o yüzden vezir F'ye vurduğunu düşünmüyorum. Bu da çok Ama klas. Bu da çok kale klas. F3 var şimdi. Evet. Sen de gel. Gel. H4 falan. Alabiliyor bu sefer. Neyi? İşin kötü tarafı. Neyi alabiliyor? Bu nasıl kaçtı? Bu nasıl kaçtı? Şu an eşit konum. Hatta siyahın üstün olduğunu söyleyebiliriz İşte biraz. F3'e vurmak C'nin geri istemiyor. kalması. F3'e vurmak istemiyor. O yüzden oldu. Ama Tabii. bunu sonuna kadar da kırmak zorunda değilsiniz. Bence kaleyi bırak. Ama kaleyi de Evet, bırakır mısın? bırakamıyorsunuz. Aldı kaleyi artık. O Hayır, yüzden kaleyi bırak. İki kaleyi birden bırakıyor. Sıkıntı o. neyi? İki kale. Hani ben kaleyi bırakıp kaçsın dedim ama öbürünü de bırakıyor. İyice şeye döndü Yok, işte. zaten burada kale aldıktan sonra oyunun hani Hayır, vezir oyun bitti. kale, vezir iki kale oynanabilir bir şey. Hani tamam oynanamaz. Tamam ama hani bundan daha oynanabilir bence. Ya zaten hani bence burada oyun terk edilmeli diye. Ama şimdi etik konusuna girmeyelim yani. Çıkamayız işin içinden. Bırahta taşları çıkalım anant. Galiba Emre takipçilerini buraya çağırmış. Öyle Evet. gözüküyor. Arkadaki Red Bull Sabri Bey'de mi, Emre Bey'de mi kalacak? Arkadaki Arkadaki şey Red mi? Bull. Ha bu mu? Galiba Emre'de. Stüdyo benim evim Yok ya, olduğuna ben göre. şey tabii arka planı alıp evime Yok, götüreceğim. ortadan keseceğiz. Şöyle Aynen. ortadan Tabii keseceğiz. tabii. Beyaz taşlar bende, siyah taşlar Sabri'de kalacak. 10. tur başlayacak. Ama 23.10'da başlayacak 10. tur. O yüzden daha 7 7 dakikamız. dakikada sohbet, muhabbet. İşte satrançla alakalı bir konu olabilir. Çok değişik bir konu ya, Allah satrançla Allah. alakalı. Aynen, başka hangi konu olabilir acaba? Duvarda kalacak. Başkanlar, sırf YouTube'dan buraya Necmettin oyunu istemek için geldim kanala. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz ama ayıp etmişsin. Yani bizi izlemek için gelmedin mi? Çıktın mı şu an? İzleyip çıktın mı? Aynen. Duyuyor musun bizi? Orada mısın? Yani Necmettin o. Bu nickleri ne, bu, mesela normal niye insan nick Senin Twitch nick'in mi acaba Emre? hayır böyle mesela bir oyun nickim olur falan tamam ama Ya bunlar Twitch. mesela şey böyle District 187 player falan yani anladın mı? Araya mesela bir 187 Ha District ya bazen mesela. Player 187'yi anlıyorum ama District 187 ha District 187'deki ama yani ne Bu arada bileyim. şey oluyor. Bazen mesela ASDFG diye böyle kullanıcılar görüyorum. Ya Duyuyorum paşalar diyor. Tamam. acaba o kullanıcı adını bir daha nasıl giriyorsunuz? Yani nasıl hatırlıyorsunuz? Onu Hatırla. hakikaten çok merak ettim. Hatırlayan Tamam, olacak. hatırla. Bir Ne o? çerezleri temizledim, bitti. ASDFG böyle yapıyor işte, böyle yapıyor. Böyle yapıyor adam. Yani ben açtığım ikinci kanalın ismini Gmail'in unutmuş kişi olarak söylüyorum sana bunu. Ya çok zor yani hatırlaması, biliyor musun? Olabilir, doğru. Onları keşke. Evet, not alınması gerekiyor. Sabah Paşa severdi önceden Necmettin Obey'i. Ya hala Ses niye seviyorum. çok cızırtılı Necmettin bilmiyorum o ya. Allah'ım ya Rabbim bu. orada belki kalabilir ya. Tamam. Tamam böyle yapıyorum. Çıktım yayına falan diyorsun. Aynen. Necmettin O'yu hala seviyoruz çünkü çok güzel oyunları var. Ona da geçeceğiz. Zaten ikinci oyunu incelemiştim sanırım bir ay önce. Bu ayda bir tane gelir herhalde. Marmara bölgesinde siz oynayacak mısınız? Emre zaten Marmara bölgesinden değil. Aynen ben Bildiğim Ege kadarıyla. bölgesindeyim. Sen Ege bölgesinde oynasan mı acaba Emre ya? Yo, Ben sana o fırsatı vermem. Yok hayır. ben de yayında Hayır. istediğim gibi. Tabii Emre'ye gömmece. Aynen. Yayının adı o olur artık.
Sen şeyde arka odada oynarsın. Buradan sallarım. Yani neden cızırtılı bilmiyoruz. Bilmiyorum gerçekten. Bazen oluyor böyle şeyler ama düzelecektir arkadaşlar. Emre Düzelecektir. şarkı söylemeye karar verdi. Bu arada Kız çok arkadaşıma açılamıyorum. Nasıl açılırım? Tamam geldik. onu Satranç Medya kanalında dertleşme sohbetinde gerçekleştirebiliriz. Bu arada ne diyecektim? Bir tane bir rap sanatçısı bize DM'den döndü. Şöyle diyeyim. DM'den döndü değil abi. Biz Pardon, DM'den DM'den yazdı yazdı. pardon bize. Önce o yazdı falan demiş Aynen. şey. Şey miyiz? Ardından da bir gün sonra da türkücü bir arkadaş yazdı. Yani Yazdı mı? Takip mi etti? takip etti pardon. Bana Yani yazmadı, sana yazdı mı her bilmiyorum an da. her an şarkı videosu Aynen. Ya çıkartabiliriz diyor. videosu mu çıkar artık, şarkı videosu mu? Emre'yi de bir öyle bir sanatta görebiliriz yani. Takipçiler arası turnuva yapacağız. Hani ama işte bu ara gördüğün gibi böyle biraz yoğun. Ama yapacağız ya. Bunları Bu arada hep ben yapmak çok istiyoruz. çok mutluyum yani. Red Bull'da şu işi yapmaktan muazzam keyif alıyorum. Ve zaten Instagram hesabımda da görüyorsunuzdur zaten paylaşımlarımı. Keyifli oluyor. Bakalım tabii yeni yayınlar da devam edecek Red Bull adına da. Onu da hatırlatmış olalım. Yarın 12 Ekim Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir turnuva olacak. Hayır, Güneydoğu Anadolu bölgesinin elemesi 20.00'da olacak. Bu Hatta bir dakika turnuva bir şey Güneydoğu Anadolu söyleyeceğim. bölgesinde yayın Bir şey olacak deyince söyleyeceğim. herkes oraya gidip oynamaya Aynen çalışıyor. aynen. Bana ya kim sordu onu ya? Geçen gün dedi ki acaba dedi işte ben dedi hani İç Anadolu'da oturmuyorum. Acaba hani oraya mı gitmem gerekiyor diye bir soru geldi. Hayır, online turnuva tabii ki Turnuva gördüğünüz üzere. bütün elemeler, bölgelerdeki elemeler online ve 2 gün önce Salı günü. Doğu Anadolu bölgesindeki elemeyi yaptık ve Evet. Doğu Anadolu bölgesi takımı seçildi. Bugün İç Anadolu bölgesinin takımını seçiyoruz. 12 Ekim Güneydoğu Anadolu, Yarın 13 Ekim yani. Marmara bölgesi, Marmara Anadolu. 14 Ekim Ege, 16 Ekim Karadeniz, 17 Ekim Akdeniz bölgeleri turnuvaları yapılacak. Turnuvaya kayıtlar tabii ki devam ediyor ve o bölgenin turnuvası, bütün turnuvalar 8'de başlayacağı için, gününde 8'de başlayacağı için o gün 5'e kadar kayıt olabiliyorsunuz ve hem Chess Masters Red Bull yazdığınızda gelen siteden kayıt olabilirsiniz. Hem TSF'nin hem Red Bull'un hem de bizim Satranç Medya kanalından verdiğimiz linklerden kayıt olabiliyorsunuz. Hala turnuva katılım şartı sadece TSF'nin lisanslı sporcusu olmanız. Ve premium chess'i indirmiş Yani olmanız premium tabii ki chess'i oynamak indirmek de için. zaten bedava, turnuvaya katılım da bedava. Sadece lisans ilinizdeki bölgeden katılabiliyorsunuz turnuvaya. Olay bu. Evet. Yani benim lisans ilim Manisa. Ben Ege bölgesine katılabiliyorum. Sabrican'ın İstanbul muhtemelen. Hı O da hı. Marmara bölgesine katılabiliyor. Olay sadece bu. Ve gününde, saatinde turnuvanın premium chest'te aktif olmanız Galiba gerekiyor. şöyle bir şey var. 19 ile 20 arası da bir kayıt süreci var. O kayıtta zaten kayıt ola basıyorsunuz ve kayıt oluyor yani. Çünkü öncesinde bir kayıt yapmışsınız. Turnuvanın içine girmek için sadece katılıyorsunuz sanıyorum ki. Neden yurt dışı bölgesi yok? Seçimlerde bile oluyor. Oo, bu çok güzelmiş. Bu çok güzelmiş. Hakikaten harika bir soru. Bunu da yetkililere soralım. Hakikaten. Şu anda yurt dışından izleyen var mı? Bizim çünkü Azerbaycan'dan da. Gerçi bir dakika. Bu soruyu sormuştuk sanırım. Biz şimdi ya o kadar fazla iş oluyor ki aklımda unutuyorum. Sormuştuk. Yurt dışından katılım şöyle vardı. TSP lisansı almak gerekiyordu. Ama onlar acaba TSP lisansı aldığında Neyse. nereye Hayır kayıtlanıyor? hayır. Yurt dışındaki Türklerden. Neyse. Tam yine Bu de bunu şey bilmiyorum. Çok yaparız. çok Ha, klas tabii soru, güzel. lisans ili neye göre değişiyor? Yani eğer bir satranç takımında oyuncuysan, profesyonel oyuncuysan lisans ilin o takım hangi ildeyse o ya da işte doğduğun yerde muhtemelen ya da satrancı ilk başladığın yer neresiyse orası lisans ilin oluyor ve Doğduğun yerde. Güzelmiş ya ya. onu şey yaptım. Aleyküm selam. Abi İstanbul'daki finalin ödülü var mı? İstanbul'daki finalin ödülü var. Var. Yönergeyi okursanız eğer turnuvanın yönergesini Orada yazıyor olması orada lazım. hem finalin yeri yazıyor hem de ödüller yazıyor olması lazım. Finalde de Emre'yi görüp bol bol fotoğraf çektirin diyorum. Bu Ve o sırada fotoğrafları 10. tur başladı başlamış, evet. ve Emir Gülbeyaz, Volkan Sevgi oyunuyla beraberiz. Alexander Ipatov hakkında ne düşünüyorsunuz? Sabrican'ın arkadaşımsı bir şey mi?
Ark diyelim. Tam arkadaş değil ama Ark. yani sohbet etmişliğimiz tabii var. Takım arkadaşıydık ama son zamanlarda tabii görüşemiyoruz o Amerika'da olduğu Açılışlarda için. sorun yaşıyorum. Nasıl çözebilirim? Valla Peki D6'daki siyah kare. ne anlama ifade ediyor mu diyorsun? Peki açılışlarda sorun yaşıyorum. Nasıl düzeltebilirim? Mesela böyle yayınları izleyerek düzeltebilirsin. Çünkü çok güzel açılıştan çıktığını görüyorum Bazin falan diyormuşum. Volkan da Ya bizi izleyip genelde ulan böyle diyordur. ya sorun yaşıyorum dediğin nasıl bir sorun olduğunu bilmediğimiz için yani çok genel geçer satranç açılış kuralları dediğimiz hani işte bir taşı ikinci defa oynama işte olabildiğince az piyon hamlesi yap falan filan ya çok basit oynayarak işte ya benim şu taşım kötü bu taşı hiç oynamadım oynayayım şu taşım kötü şu taşı Bir oynayayım. anekdot aktarayım. Hayatımda hiç satranç açılışı çalışmadım. Bay Magnus Carlsen diyorum. Ve konu kapanmıştır Hayatımda çok yalan söyledim. Bay yani. Magnus Carlsen yani. Soran olursa açılış çalışmadım. Ay yapma ya. Ben de diyorum ya. Ben hiç satranç oynamadım. Falan böyle at. Ama Demişler şey ya. diyebilirsin. Hiç satranç açılışı çalışmadım. Çalıştın mı mesela? Satranç çalıştım ama açılış çalışmadım. Ne Ya diyor şey yani? gibi. Şey mi? Açılışta gözünü kapatıp ortasından mı Ya şey oynamaya başladın? yapmış işte. Sadece hamlelerin amaçlarını incelemiş. O kadar. Hani şey gibi değil Tamam yani. da aç. Anant gibi değil. Ezber yapmamış yani. Onu anlatayım. Ya al, bırak Allah aşkına. Bum. Bırak Allah aşkına. Vezir ata binmiş, ya nasip demiş. Ya Bu Sabrıcan'a gelsin. Sabri adamsın mı? Sen mi yazıyorsun bunu? Kendine mi yazıyorsun? evet. Oyun bayağı bu arada karıştı ama siyahın alan üstünlüğünün hakikaten burada işe yaradığını görüyoruz. Etkin bir rol oynayacağını mı düşünüyorsun Sabrıcan? Evet aslında siyahlar bence İyi diyorsun. yani oyunu bitirdi desem biraz fazla mı şey olmuş olur? Fazla, o kadar O değil. kadar iddia. O En son ateş şey dönecek en son oyunu bitiriyor dediğimizde bir ve oyu, bir oyu, bir oyu. onu klip yaptınız değil mi? Bu arada izleyenlerden, Twitch'i iyi Ha, bilenlerden onu klip yapın lütfen. konuşun, konuşun. Emre kalp, Emre adamsın, Emre kralsın. Evet. Sağ olun E4 arkadaşlar. geldi işte. Sağ olun. E4. Konuyu Teşekkür değiştirelim ederiz. hemen. E4 geldi ve aynen. Ya bu şeylerden böyle çok cidden hani etkilenmiyoruz. Öyle bir muhabbet yok. Hani aramızın bozulması gibi bir durum da yok Tabii zaten. bu arada 3 aydır hiç konuşmuyorduk. O yüzden yayına çıkmıyoruz beraber. Şimdi Öyle birileri oluyor inanacak böyle. Her gün kaç abone geldi? İşte kaç izleniyoruz? Ne yapıyoruz? tabii bunların hepsi Bugün kim video konuşuluyor. çekiyor falan hep bunlar şey oluyor yani hep dönüyor bugünkü yayın falan filan. Hep dönüyor. O yüzden sizin bir yazdığınız yorumu biz 10 dakika konuşmuş olabiliriz belki aramızda yani. Özellikle kötü bir şey yazdıysanız hiç şansınız Aynen öyle. yok. At D3'e nasıl geldi? Ama işte şimdi CD5'lere dikkat etmesi lazım. Evet, CD5 geldi. Ona direkt at D3. Vur be falan diyormuşum ama İşin kötü biraz şey. tarafı... Aa kardeşim Oy oy benim oy ya. oy oy. Ama o yapacak bir şey yoktu artık. Artık biraz şeye bindi o. Beyaz sen ne yaptın ya? Bence gerekeni yaptı. Böyle çıkacak. Gerekeni yaptım. Aynen şey. Çıkıyor masada. Masadan mı? Odadan. Okey. Ya işte burada feda yapan tarafın biraz daha aktif Yok kalmasını ama. Ama umuyoruz. işte yok. Olay yok yani. Fil boşta kalıyor arkada. Fil A3. Vezir G6. Kale D2. Falan öyle. Fil A3. Fil A3'tü. Fil A3, at E6, vezir Kale G6 D2'yi bitti. hiç anlamadım amacını. Herhalde atı E6'ya koymak Hayır, için kaleyi arkadaki. boşta bırakmamaya Evet. Ama çalıştı. işte fil A3 oyna. Evet bence de fil A3 çok daha iyiydi derken işte orada hemen değişime giriyor ya. O istemedi yani. Fil B6. Nasıl Zor, ya değişime zor giriyor ya? konum zor. Kırıyorum, kırıyorum, kırıyor, kırıyor. Sonra? Neyle tutuyorsun atı? Kale D8'de falan Bilmiyorum. tutuyorsun. Neyse. Bilmiyorum. Yani ama fedadan sonra beyazın biraz daha aktif kalmasını bekledik. Yayın ta... abi şu paşa Yani muhabbeti ta... nereden geliyor? Açıklar mısın? Valla Sabri'nin dilinde bir paşa var. Beni de alıştırıyor bazen. Ama sonra işte bir üstat oluyor, bir paşa oluyor, bir kral oluyor. Bir şeyler dönüyoruz sürekli. Hani Yani ben insanın böyle ağzına takılıyor ya. ya Konuş. paşa muhabbeti benim aslında şey
Tolgalardan falan böyle işte bir şey yapan işte bir şey paşa. Zaten bir tane tutan videolarımızdan bir tanesi. 5. hamlede vezir feda eden Raymond Keane Paşa. O da zaten size de yansıdı yani tuttuktan sonra. Hoşuma gidiyor. Kullanıyorum. Boom da öyle. Aleksandr İpatoğlu'la İTÜ'nün takımında arkadaşlar. Yani İTÜ'nün ligde oynayan takımından. Siz nasıl tanıştınız? Ha, uzay mühendisi olan Sabrican. Evet. Ben Fizik mühendisi. fizik mühendisiyim. İTÜ'de tanıştık. İTÜ'nün Satranç satranç kulübünde kulübünde tanıştık diyeyim. verdiği kaliteyi geri aldı. Dedin. Ama burada hala Pardon. Nasıl diyeyim? Aldığı kaliteyi geri bıraktı aslında siyahlar. Siyahlarda çünkü olay değişiyor. ama şu an beyaz çok piyonuz gibi kalacak. Onu ne yapacağız diyorsun? Bu ne olacak? Geri döndü. At geri dönüyor mu? At geri dönüyor. At da E6'dan geri dönüyor. %4 atı araya aldılar. Sabri kardeşim YouTube'da izlerken hep sormak istemişimdir. 3 tane adın mı var ve sebebi nedir? Ya benim iki ismim, iki soy ismim var. Ya küçükken evlatlık verilmiştim. İkinci soy isim oradan geliyor diyeyim. Çok şey egzecere bir muhabbet, yani çok acıklı bir muhabbet yok bu arada ailesiyle yaşadığımız. Abi online turnuvanın yönergesini okudum ama İstanbul'da olacak. Ha, İstanbul'da olacak turnuvanın yönergesi haftaya açıklanacakmış, değil mi? Ben öyle okudum. Gelen bilgi öyle. Final yönergesi haftaya açıklanacak. Yani siz bu yayınları takip ettikçe veya TSF ya da Red Bull sayfasını takip ettikçe bunları Ay öğrenebileceksiniz. G3. Aa, neden Vezir F5 alınmadı? Geri de alamıyoruz. Ay bütün taşlar boşta kaldı. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Buna uykum geldi. Vezir H4 isteniyor. Vezir H4 tutuldu. Bravo. Yalnız çok dikkat edilmesi gereken bir durum var. O da D7. Çok heyecanlı. Volkan'ın kaybetmemesi gereken bir karşılaşma. Bıraktı Boşta matbaa. ama H4 de boşta. Bir yandan 4 saniye. 3, 2, 1. Vezir Vezir çıktı. çıkıldı. Kıracak onu. Çok iyi hesaplanmış. Çok çok hızlı oynadı. Hızlı Şey yapmak yani değil. buldum diye değil aslında. Şaş 2 vezir de E4 E5. Buradan Buradan çok zor. gidiyor. Gidiyor yani. O inanılmaz, inanılmaz. Şah Şah F1 F1 ve at vezir E3. B5. At E3. O da var. Yani bir şekilde her Bu türlü kazanıyor. her Çünkü türlü bir bütün çat, taşlar her türlü bir çatala geliyor. koordinesiz diyeceğim. Ne demek? Yani nasıl diyebilirim onu? Koordinesiz, tamam. Doğru. Koordine Türkçe değil mi? Aynen. Yani Koordinesiz yani biraz olmadı gibi ama burada da burada konum beyaz beyaza. çok üst. Beyaz bayağı üst. Mustafa Berkay biraz açıldı diyebiliriz. Bezire çıkacak zaten tekrar. Aynen. Oyunu Sanki bu. kazanmış. Şimdi Timur Garayev'le konuşurken de Timur Garayev'e bir turnuva oynaması için söyledim. Şey diyor. İlk turu diyor benim diyor arkadaş oynatayım. İlk turda. Ya Skype var arkadaş. Skype'le görüşüyoruz zaten. Bir dahaki yayın ne zaman abi? Bir dahaki yayın 13 Ekim Marmara yayınına bu arada harika bir mat var. İnanılmaz. Müthiş. yani evet. Beyaz Emine. iyi bir mat yaptı. Önemli bir şey değil. Evet, virüs taraması için de Emre'ye bir uyarı geldi. Ne diyecektim ya? Bu Marmara turnuvası için bu arada Red Bull ekibine de bir sürpriz olabilir bu aslında. Marmara yayını için bir sürpriz yapmayı düşünüyoruz. yani Onun dışında beklemeyelim. 13 Ekim'de Marmara yayınını nasıl diyelim onu? Bir saat gecikmeli Bir saat başlayacağız. gecikmeli başlayacağız diyelim yayına. Ondan önce YouTube kanalında bir yayınımız olacak. O bittiği gibi de Marmara Hemen bölgesinin burada olsun. yayınıyla buradan devam edeceğiz. Kesinlikle. Yani zor ve dop dolu bir gün olacak. Bizim için, sizin Bizim için için. de. Siz Bizim hangi için. yayınları sunacaksınız? Marmara'yı sunacağız. Ege'yi Ege'yi sunacağız. sunacağız. Akdeniz'i sunacağız şu an Öyle kafamızdaki. gözüküyor. Akdeniz'i sunacağız diye gözüküyor. Emre Bey rica etsem. Bu bitti. Emre Bey'den rica edebilirsin. Ha, Premium Chess uygulaması bu. Ve siyahlar kramp konumu kazanmayı
Başaracak. Başaracak. Ama çok iyi şey yaptı. Fikir de yok yani. Bu Pianchetto Kalesi olarak geçer literatürde. Öyle bir... Acaba... Dön diyor. Evet. Burada şey yapabilir. Merdiven yapabilir. Şöyle mi diyorsun? Ha, öyle demedim ama bu uygulamayı da kullandığımız iyi oldu. G5. Allah Allah. G5. Ama artık kale H2, kale B1. Kale evet. A2, kale B1 mat. Mata giden yolda. Ay ay ay. Aa, çok güzel hamleydi. Bu arada kale A1, kale H1. Ve. Aa, ben, ah be. Ben yani sanki şey diyor. Ha. Dedim daha şey. Evet, sonuçlar geldi. Gitti. Son turdan önceki sıralama Mustafa bu arada şey yaptık yani. Açıldı böyle. Ne? Böyle çekeceğim. Nasıl? Çekiyorum. Şaka tamam. Bir an sinirim bozuldu. Vallahi sinirim bozuldu, şey yapıyorum. Böyle. Haydi. Mustafa Berkay Özdemir. Daha demin eleştiriyorduk Mustafa'yı. Daha doğrusu yani eleştirmek ya, değil de hani 2100'lük bir oyuncunun kendisi yani Mustafa Berkay'ı tanıdığım kadarıyla, oyunlarını izlediğim kadarıyla daha üstte olması gerektiğini söylemiştim ve bizi haksız çıkartmadı. Şu anda İkincisi. Volkan Sevgi 9 puanla yani 10 turda 9 puanla lider. Mustafa Berkay Özde var. 8 puanla. 8 puanla. İkinci Muhittin Büker. 7,5 puanla. Üçüncü. Muhittin Büker de çok kötü başladı aslında. Ya bir iki şanssız oyun oluyor sanırım arada. Evet, evet. Bir de sanırım Volkan'la oynadı falan o sıra. O da öyle bir olabilir. Şey. Ondan sonra bir maç daha kaybetti sanırım. İbrahim Tofan iyi gidiyordu. Son turu kaybetti. Her oyunu Mustafa bir şekilde Berkay'a. İyi geçiyor bence. Emir de çok iyi oynadı. Emir de çok iyi oynadı. Ya burada Ege, aslında bak. Kötü oyuncu zaten. Şu ilk 6 net oyunlarını izlediğimiz kişiler ve yo burada hani 8. mesela Ali Erkan, Barış çok iyi Barış, oyunları evet. vardı. İlk etabı ilk 4'te 4 gidiyordu ya da 5'te 5 gidiyordu. Öyle bir şey. Emine de çok çok iyi oynadı. Hatta Ali Erkan Volkan Sevgi ile hatırlıyorsun Atafil oyunu. Aa evet. Yani çok çok iyi konumlardaydı. Yani işte bir şanssızlık sizin turnuva performansınızı etkiliyor. Şanssızlık da demeyelim ama hani iyi oynadığınız bir maçtan sonunu getirememek diyelim ona hani. Çünkü şanssızlık şanssızlık değildi aslında ama güzel bir oyun çıkardı. Çok çok ya burada iyi oyunlar oldu. Bakalım. Ankara diyesim geliyor ya. İç Anadolu bölgesi çok değişik aslında. Şimdi şeye bakalım sahne aslında. İlk 3'e bakalım. Volkan'ın yeri şu an ilk 3'te garanti gibi. Yani İç Anadolu bölgesinin takımında. Yani Volkan Sevgi İstanbul'da diyorsun haftaya. 20 Ekim'de İstanbul'da olacak kesin. Evet. Final turnuvasında. Emine'ye işte, bakalım. Emine ile Ceren çok yakınlar. Biri 6,5. Biri 6,5. Biri 6. 6 ve yani kadın akrabalar sporcu. Biliyorsun Sural. Ha onu ben bilmiyordum. Şimdi öğrenmiş oldum. Salladın mı? Sallamadın yok, mı? Yok hayır. Hani şey kızım tarzı bir yorum geldi galiba. Hatırlarsın. İlk zamanlar. Ha, hatırlamıyorum. Neyse. Çok yakınlar. Hani biri kaybedip biri kazansa ya da biri berabere kalıp diğeri kazansa averaj da belli olacak yani olaylar. Onun haricinde yani ilk 3 için fırsatlar şöyle. 7 puanlı herkesin şu an ilk 3 için fırsatı var. Fırsatı var evet. Hatta belki 6,5 puanların bile bu 7 puanların hepsi yenilirse. Berabere kalırsa ya da ha, üstten. Böyle şeyler oluyor. Ya çünkü üsttekiler birbiriyle karşılaşmayacak sanırım. 6,5'larla biraz, evet, yapacaklar. Biraz herkes birbiriyle oynamış olabilir buralarda. Son turun eşlendirmesi önemli biraz da. Keşke şöyle. Anne kızmış bu arada. Emine Yanık Sürel ve Ceren Sürel. Onlar için de enteresan bir mücadele olacak diyelim. Son tur inşallah birbirlerine çıkarlar da. O maçı da izleme imkanı buluruz. Evet, son tur çok çok güzel kaldı. Bakalım neler olacak. Ben şeyi almaktan uzağım bu arada. Şöyle ben de bakınıyorum. Kimler var, kimler yok. Son turun başlamasına 5 dakika var. Yani biraz şöyle bir oyunlara bakalım.
Elnur Metiye turnuvayı bırakmış sanırım. Olabilir. Uzun süredir oyununu görmüyorduk. Surallara bakalım, belki denk gelmişlerdir diyeceğim. Hayır, gelmemişler. Son tur denk gelmelerini bekliyorum. Bu hani benim için son turun heyecanını yaşamak açısından çok önemli. Muhtemelen aynı evde, aynı masada oynuyorlar. Çok garip bir karşılaşma bizleri bekler öyle bir durumda. Şöyle bir ben aradan bir maç seçtim Oo. diyecektim ama aradaki maç bayağı 5 vezir 10 kaleli bir Bu maç oldu. merdiven nasıl bir merdiven oluyor? Bu Ya. yere basmaya havada merdiven duruyor. Hoş. Evet. Bu da ne oluyor? Bu da Burada da. merdiven. Herkes merdivenci. Evet. Emre'nin satranç ve medyadaki merdiven videosu çok iyi analiz edilmiş. H3. Kale F5. Güzel mat olmuş bu arada. Bu herkes kaleler, veziller. Bu oyunlar çok şey olmuş. Hazır merdiven videosu gelmişken, merdiven matı. O işte burada Ha bu işte. oyun niye bitmiş? Mat mı? Oy oy oy, yani Allah biraz Allah. geriye alalım mı? Başa Bu alacağız başa. burada 4 eşit dakikamız bir var. oyun sonu var. Eşit bir oyun sonunda şahın kötü konumuyla Çok pardon. bakalım vezir gambit oynamış. O zaman okları sen alırsan sanırım Sen de bir yorumlara bakarsan belki bize. bize birileri yorum yapmıştır diyorsun. Anne kız onlar demiş Yılmaz hocam. Onu zaten WhatsApp'tan da gördük, şimdi söyledik. Satranç Medya Twitch kanalına düzenli yayınlar olmaya başlayacak mı? Bakalım. Yani hangimiz bilebiliriz ki? Aslında bunlara çok yelteniyoruz. Sonra ne oluyor bilmiyorum. Ya sonra şöyle bir şey oluyor. İçerik üretmekle alakalı şey. Ya mesela biz hani ben hastalığım sürecinde çok destek olamadım ama Eylül ayında sanırım komple her gün video attık Evet. neredeyse Her hani. gün, her gün, Ya evet. aslında amacımız hani her gün video atmak, hani bir gün ben bir gün Sabrican şeklinde belki hani bunu şey yapabiliriz ya da iki gün bir gün işte iki gün bir gün falan, hani bu denk geleceği nasıl olacaksa ama işte onu yetiştiremiyoruz, bir yandan Twitch yayını açmak falan zor işler Ya yani, açıkçası şu an zaman sadece sen bulunmuyor. de açabiliriz ya da sen açabilirsin. Çünkü benim internetim ve bilgisayarım ona müsait değil. O sebeple yani hani ben bilgisayarımı yenileyene kadar böyle bir şey imkansız. Onun dışında hani sporu bile bıraktık. Son zamanda sürekli spora gidiyorduk ikimiz de. Şu içerik üretmede hani zorluk yaşayınca Eylül ayında neredeyse spora gidemedik. Kanala değer veriyoruz. Gelişmesini istiyoruz. Bu sebeple çalışkan olmalıyız. O yüzden Twitch'e belki sonraki etapta geçebiliriz diyorum. Bir de tabii şey var yani, Ya işin çalışıyoruz. çalışıyoruz, evet. Sıkıntı o. Yani biraz da o hani. 9-6 bir işte çalıştıktan sonra eve gelip aslında video çekmek çok zor oluyor ama işin keyifli tarafı da sizin yorumlarınız açıkçası. Yani ben videoyu çektikten sonra sizin yorumlarınızı okuyarak mesela mutlu oluyorum. Bu işin motivasyonu da benim için bu diyorum. Umarım böyle devam eder. Aynı ilgiyi Volkan görmeye Sevgi'nin devam maçını ederiz. açsana. Volkan Sevgi. Kaçıncı hamle? 26. Şöyle bakayım. 25. hamlede at E6. At E6'ya işte şeyden çekindi o. Fil B2'den Fil çekindi. B2'den çekindi. At E6'ya ama herhalde şey var. Vezir G6 var sonrasında. Fil B2'den Evet. çekinmesine gerek yok. Evet şimdi At E6. Özgür Hoca yazmış da. Tam olarak ne yazmış? 25. hamlede at E6 kaçtı gibi yazmış. Ha evet. Valla nasıl çevirmiş olduk ya? Evet, at E6 doğru. Yo. Sen olabilirsin. Ya bu arada %2 şarjıyla Emre yayını sonlandırabilecek mi? Kanalda Bakalım. neden hiç Ivanchuk video oyunu yok? Merak ettim. Valla Ivanchuk oyunları, evet, neden yok? Çok güzel bir oyunu var Ivanchuk'un. Ona da baktım. Videosunu çekmedim. Onun videosunu Son çekeyim. tur başlamış olabilir. Dünkü maçlar Ve mı başladı. heyecanlıydı, bugünkü maçlar mı? Her gün heyecanlı. Her gün Her heyecanlı. gün izleyin. Abi ara Ben ara buradan Twitch'lerini başlayacağım. iChess Bullet falan atın ya. Atarız, niye atmayalım? Seneye Kanada'da Chess Brah vs Satranç Medya bum. Ya satranç Chess Brah'la oynamam için önce C1'deki filin çıkması lazım. Hadi görüşürüz. İngilizce Twitch Chess canlı bra. yayını yapabilir misiniz? So let's Ah. continue. Neyse tamam, vazgeçtim. Emre yok. Ya dibi kalmıştı, o Güzel yüzden yorumlar şey geliyor. Bu yaptım. arada bu zamana kadar neredeydiniz arkadaşlar? Buna katılabiliriz. Katılabiliyorsunuz tabii ki. Chess Masters Red Bull'un
Yani Red Bull Chess Masters sitesinden de kayıt olabiliyorsunuz. Ayrıca Facebook'ta işte Satranç Federasyonu'nun, Red Bull'un duyuruları var bununla alakalı. Direkt linke basıyorsunuz, kayıt ola basıyorsunuz ve lisanslı bir satranç oyuncusuysanız katılabiliyorsunuz. Lisans çıkartabilirsiniz. Lisans çok da çıkartabiliyorsunuz aynen internetten. Yani satranç lisansı çıkartma yazarsanız direkt lap diye seçenek çıkıyor önünüze zaten. Yani siyah bir şey kaçırdı. Biz de mutlu oluyoruz o çılgın başlıklarla. O zaman boom falan diye şey yapıyoruz. Şey gibi olduk böyle. Başlayayım biraz. Çünkü biraz çok çok fazla Red Bull içtim ben. Bu akşam uyuyamayacağız galiba. Evet Emre, önümdeki Red Bull'u da alınca tabii ki bayağı içmiş oldu diyeceğim ama eşitlemişiz herhalde. Biraz öyle. Buna bu oyuna bakmamız lazım. Yorumlardan önce bunun gelmesi lazım. Çünkü son tur. Son tur ve bu maçı eğer Emir Gülbeyaz kazanırsa ilk üçte o mu var? İlk üçte yerini garantilemiş oluyor. Dur bakalım. Ya averaja çok kalacak gençler. Averaja çok kalacak gerçekten. Sıkıntılar var. D6 boşta gibi şu an, bir taraftan da galiba. Ezi çarpı D2, fil D2. Bir taraftan da D4 boşta. Siyah iyi mi? Niye beyaz? Niye böyle yaptı? Siyah iyi mi? Hayır, kırdım. Fille kırıyorsun mecbur. D6'yı kim tutacak sana? Tutmuyorum. At çarpı D4. Ben niye D6'yı tutmakta mecbur muyum? Allah Allah. D6 senin olsun. Ben bu oyunun kolay biteceğini düşünüyorum. At D6'dan sonra zaten oraya doğru gitti. Kale çarpı. Vur kale çarpı. Ah işte. Ah. Olabilir. Kale çarpı D6 bitirmiyor mu ya? Kale çarpı at. Kale çarpı E3. Kale çarpı E3. Vezir çarpı E3. At D4. At D4 alamıyorsun. Fil D4 var. Ama vezir G3 kapatıyor. Öyle bir seçenek de var. Sen niye notasyonu şey yaptın? Vezir B3. B3 pardon. Diyorum. Kafam karıştı. Böyle kaldı. Bu ne oluyor biliyor musun? Ya bazen kafa gidiyor tabii ki. Bizim arkadaş vardı. Sürekli şey diyor. Vezir B3. Senin dediğin konuma benzer bir şey oldu ama matlar mı F7'den H6'ya doğru? H8'e kaç F7 şey yok ya. H8'e kaçsa şah yok. Gördün mü? Ne olacak? Zaten şu anda şah yok da. Ama şimdi H6'dayım yani. Üf deseler öleceğim. Bu arada matı tutması at lazım. At C4 matı tutan bir hamle. Vezir B3 de öyle. Bu arada arkadaşa söyleyecektim. Arkadaş şey diyor. E5 oynadım, E4 oynadı. At F6 çıktım, at C3 çıktı. Oğlum sen beyaz mısın, siyah mısın? Ne? Kim oynuyor, kim başlıyor? O öyle bir muhabbet vardı da benimki de ona döndü. Hayırlısı olsun. G4. Barış Özense'de de buradan selamlar. G5. Artık arkadan H7'yi alıyorum. Fil E2 oynuyorum galiba falan. Mat olması yani işten şöyle bir şey var. G5, şah H5. Fil E2. Hayır, fil E2, şah H4, mat. Yani vezir E2 oynarsan şah G4 kaçıyor. Sonra buralardan kaçma ihtimali ve bitti. Ne bitti? O ihtimaller mi bitti? Yani at H7'yi savunuyor ama. Şimdi G5 mat. Ohoho. Şimdi G5 mat. G5'i sen sür. G5'i ben sürsem şah G5'ten sonra biraz F çarpı G5 şah çarpı H4. Vezir H4. Hayır, düz yani. H4. Yani, düz H4 var, doğru. Düz H4 mat zaten. Yani, mecburen. Mecbur. Evet, siyahların çok zor durumda kaldığını söyleyebiliriz. Son bir ihtimal zorluyor. Ama o ihtimale izin vermedi. Çünkü at çarpı C4'e kale çarpı C4 falan da alıyor zaten. Evet. Çünkü vezir orayı da tutuyor. Bütün kaleyi de bıraktı. Hani deniyor. Kırarsa at. Ama dikkat etmesi gereken bir şey var. Aldı. At C4'de vezir F8. Vezir F8 ve evet. Siyahlar terk etti ve birinci masada Muhittin Büker Volkan Sevgi yenmiş. Baştan mı? Ya da tamam tur bitince şey yapalım. Ya da yayın bitiyor. Nasıl oluyor? Heyecanlandık. Nasıl kale oyundu ya? Şah çekiyor. Kırdan sonra
Çok kötü. Çok kötü olmuş. 40 zaten alabiliyor ama Hasri Vezir'e 8 mat. Oo, asıl olay o. Asıl olay o. Evet, evet, evet. Alabiliyor Vezir'e 8 mat. Muhtemelen alabildiğini gördü. Vezir'e 8'i görmedi. Oradan terk etti ha. Emine Sural kaybetmiş ve Ceren Sural kazanmış. Ceren Sural finalde. En azından onu biliyoruz. Dördüncü sporcu olarak, kadın sporcu olarak Ceren Sural'ın olduğunu görüyoruz. Bir daha kontrol edeceğiz ama aynen. Resmi olmayan sonuçlara göre diyelim. %2 bu, şarjımla son yorumlara şöyle bir bakayım. Boom'lar var. Teşekkürler. Red Bull'lar promosyonlu mu? Ege bölgesinin yayını Emre'nin maçıyla olabilir aslında ya. Bireyle hand yaparsınız. 75 izleyici. Bizi hiç bırakmayan o 50-60 izleyiciye çok teşekkürler. Şu anda takip edenlere de sevgilerimizi yolluyoruz. Zor. Uzun oldu ama güzel oldu. Bu yayın güzel evet, oldu. Ama şöyle diyebilirim. Şu an beynimi hafif hafif kaybediyorum. Son analizlerde de fark etmişsinizdir zaten. Yani biz artık siz görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Siz daha sakin kafaylasınız. Biz burada böyle bilgisayar fanı. Yüzümüzde ışıklar falan. Evet, o ışıklar biraz da bu arada yani. Gözleri bitiriyor, onu söyleyeyim mi? Bu arada neler oluyor? Bu şahlar niye bu kadar aktif? Ben severim böyle şeyleri bu arada. Şu sohbet hani var. Ceren artık izin aldı. Ödev yapmaya gidiyorum diye. Benden hani bura bitti demiş. Alet. Halit düştü ama siyahların zaten yavaş yavaş kazandığı bir oyundu. Finale kalma yolunda Ege çok önemli bir adım attı ama... Bakalım. Diğer maçlara bakalım. Diğer maçlara bakalım. Efe Ergani de 7 puandaydı hatırladım. Bu konumlar nasıl geliyor abi? Olaya bakar mısın ya? Bu nasıl oluyor ya? Ya bu kadar açık oyunlar gerçekten çok zor ya. Yani desem ki şöyle... Yani biri F1'den vezir çıkmayı tehdit ediyor. Diğeri öbürü oradan mat edecek falan. Yani... Nasıl bu kadar değişik? Yani harbiden bir hamle oyunsa fil G2'ler var. Fil G2'ler var. Burası burası da mat çok karışık. Burası, burası da mat oluyor. Hani burası da mat oluyor neredeyse yani. Hani gerçi A7'de hiçbir şey yokmuş bu arada. Fil G2 o hesap A7 gelirse şans kırıyorum. Kırarsam ne yapıyorsun? Evet, kırarsan da bilmiyorum. Kırarsan fil dönüyormuş. Kırarsan fil dönüyormuş. Konumlar karıştı hakikaten. Fille dönmezse ay ay ay. Fille dönmezse olaylar sıkıntı mat olabilir. Bakamıyorum. Fille dönmezse mat. Bakamıyorum. Fille ve döndü. Fille döndü. Vezir H4. Vezir A4 özür dilerim. Vezir A4. O kaçması gerekiyor. Vezir A4? Evet, Vezir A4 de varmış. Niye Vezir A4 oynamadı? Buradan itibaren kaybetti. Kayıp oldu bence de. Siyah. Vezir A4 vardı kesin. Bir dakika, hala mı şansları var? Çok karışık. Aa. Çok karışık. İkisi taraf bence süreler çok az. Evet, 8 saniyede yani yok, süreler çok az. 10 kere vezir çıkması lazımdı. Çıkamadı. G2 patlatmak zorunda kalabilir. Patlatacak mıyız? G2 şah çıktı. G2 mat. Böyle kaçıyor. Doğru. Pardon. O kaleyi sanki evet. Çıktı vezire. Yanlış vezir çıktı zannettim bir ama ya. Öyle bir şey oldu. Yanlış vezir çıktı. Beyaz vezir çıktı. Ha tamam, pardon, vurdu sadece. Al, siyah. Süreler de arttı. Aa, ben niye öyle şey yaptım? Siyah Efe'nin nerede? Final şansını elinden alıyor. Nerede bu maç ya? Ha. Bu arada oynuyorlar ama artık bu oyun tabii ki. Evet. Ali Erkan Barış. Tuna Yasin oyununda burada bir, beyazlar kazanmış. Ali Erkan. Hayır, Tuna Yasin kazanıyor şu an. Ali Erkan yani son 5 turdan yani bir kayıpla son 5 tura çok kötü geride. O oyunda bitti. Kaldı son 2 oyun ve işte oyun ve konumlardan oyun diye buna denir falan diyormuşum. Bu oyun beraber olduğu çok net olmuş artık. Piyonları da bıraksa at G4 artık. Evet, at G4 çok İşte bunlar estetik. Aynen. Sanat. Birazdan. O at bakalım nasıl. Aynen. Vay 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 vay. Bu o da şah çekiyor. Ben şah
Burada Kayseri'nin böyle şeyi vardı. Şahı uzağa gider falan. Bakalım kaç hamlede o piyon alabilecek. Şimdi al. Almadır. Şah. Önce şah. Önce şah tabii ki lazım. Bu berabere. O bayağı oynanıyor ama. Oyunda o. Evet. Bakalım. Evet, yayın bitmesin diye. Tabii yayın, ki. Tabii ki. Batuhan Efe'nin yaptığı çok önemli bir davranış. Ve sonunda aldı. Sonunda. Aa, oynamıyor. Evet, bakalım sonsuza kadar oynayabilirler. Turnuvanın en uzun ödülünü almaya çalışıyor. En uzun oyunu ödülü almaya çalışıyor. Batuhan Efe Arıalp ve Vedat Karakaya ve berabere. Piyonu atla aldı, fark ettiysen. Sonunda. Ama bir kere daha gelmiştik onun. Yapmadı onu. Yapmadım. Ve durun, durun, durun. İşte burası heyecanlı. Şimdi sıralamaya bakıyoruz. Resmi olmayan sonuçlar. Sonunda birinci. FM Volkan Sevgi. Volkan Sevgi. 11 turun sonunda 9 puanla. Ay ay birinci. Ay ay. Mustafa Berkay Özdever. Aynı 9 çok puanla. Çok güzel bir geri dönüş. Harika puanla. Bir geri dönüş. Bu arada Volkan 9'da 9'du. Son 2 turu kaybetti. Sanırım. Öyle olmadı mı? Sanki öyle olmadı ama. Ha, arada mı kaybetmişti? Arada bir kere kaybetti ama 9'da 8, yani 9'da 8 olduğunu hatırlıyorum. Yani. Son turlarda hani son 3-4 turda 2 evet, tane kaybetti sanırım. Muhittin Büker bu arada. Geri döndü. Volkan Sevgi'yi yendi. Son turda Volkan Sevgi'yi yenerek evet. Üçüncülüğü aldı. Ve ya üçüncülüğü İbrahim aldı yani. Hani aldı. Şey. Aynen öyle. İbrahim Tofan 8 puanla. Çok iyi bir mücadele. Çok geldi. Çok iyi oynadı. İbrahim Tofan'ı buradan tebrik ediyoruz. Hakikaten ya, diğer oyun, müthiş ya, oynayan herkesi tebrik ediyoruz ama İbrahim Tofan da tabii ki çok iyi maçlar çıkardı. Onu da bir tebrik edelim ayrıca. Evet. Bir şey olmasın diye. CM Ege Kara Ege, Ahmet oldu. Emir Gülbeyaz sevgiler. Tuna Yasin Taş'tan son turda kimi yenmişti? Ali'yi yendi. Ali Erkan Barış'ı yendi. Ki o da çok iyi oynamıştı. Onu yendi. Emir Gülbeyaz iyi oyunlar çıkardı. Önder Altunbay, Berkin Şekerci, Mahir Çakmak, Ceren Sural ayrıca. Evet. Dördüncü isim Ceren Sural oldu. Dördüncü isim en iyi kadın oyuncu olarak Ceren Sural oldu. Yani tebrik ediyoruz. İç Anadolu takımımızda FM Volkan Sevgi, Mustafa Berkay Özdever, Muhittin Büker ve Ceren Sural olarak oluşmuş bulunmakta. Evet, yavaştan güzel bir yayın kapatalım. Olduğuna inanıyorum. Bir dahaki turnuva için yani 13 Ekim yarın bu arada 12 Ekim'de Güneydoğu Anadolu bölgesinin elemesi var fakat onun yayını yapamayacağız. Ama 13 Ekim'de Marmara'nın turnuvasına saat 8'de başlamasına rağmen biz yayını 9-9.30 arası başlatacağız. Mutlaka yani Marmara için illa izleyen vardır. Mutlaka oynamayı unutmayın ve yayını da izlemeyi unutmayın deyip diğer duyurularla tekrardan kanalda sizlerle birlikte olacağız. Aynı zamanda Red Bull'un ve TSF'nin de sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Çünkü orada duyurular olacak. Yeni yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.